Bugün Aycan'la beraber anneyle babanın elini öpmeye gittik. Aha. Safranbolu'ya. Babası zaten sen benim gelinim değilsin diyor. Sen benim kızımsın, canımsın. Bak senin her şeyi bir açıklaman var ama ben şurada ayakta mikrofon takılırken bile adamla yan yana geldim diye olay çıkıyor. Gerçek aşkı ararsın. Sevdiği kadınlar öbür tarafta tartışınca ikisi de biri bir sağ köşeye biri sol köşeye bakmak zorunda kalabiliyor yani. İlişkisini sağlıklı bulmuyorum demekle aday olmak bana göre aynı şey. Merhaba. Günaydın. 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 Melis, sana çorba yapıyorum Ayşen Hanım. Hastasın. Ben de hastayım. Sabah çorba. Ay. Kaşar rendelerim aşkım. Kaşar var mı? Var var. Rendelesene istersen. Nasılsın Dekan? Ne haber? Geçmiş olsun bebeğim. Sağ olun. Rujim de işte. Sabah işte az önce mikrofonlar takılıyor. Ondan sonra baktım Tuğçe şeyin yanında duruyor. Yeni adayın yanında duruyor. Ve dibinde duruyor yani. Ondan sonra işte Emre de bağırdı, çağırdı falan. Ben de duydum bağırışı. Bağırdı, çağırdı da. Abi yani bu kadar önemsiyorsanız birbirinizi, birbirinizde o kadar kadının ya da o kadar erkeğin olduğu ortama yollamayın. Buraya bir tane gelen adayı mı önemsiyorsunuz yani? Bir de bu çocuk hafta sonu zaten böyle bir ortamda değil miydi? İşte onu diyorum ya ben de. Yani. Ya birbirlerine önemsedikleri yok. Şimdi bu sadece içeri taşınsın diye yaptıkları bir olay yani. Bir Tuğçe'nin şey yaptığı mi? Bir olay anladın mı? Yani biliyorsun aday sana gelmiş, sevgilin de gelmiş. Niye onun yanında duruyorsun? Kışkırtmak için. Ya işte ben ona diyorum. Kıskançlık ondan sonra Emre için. Bağırdı. Tuğçe bebe. Gülümsüyor. Şaka hatırlıyor yapıyorsun. Musunuz? Burada bir konu olmuştu. Biz içeri girmeden önce burada oturuyoruz ya. Ondan sonra hani Akın beni kıskandı yapıyordu ya Tuğçe. Hani gülümsüyordu. Akın beni kıskandı bence falan. Aynı olayı şu anda Emre için yapıyor. Yani sırf kıskansın ve hoşuna gidiyor anladın mı? Haz alıyor bundan. Ya o kadar yapmacık, o kadar yapmacık tavırları var ki artık kafayı yiyeceğim burada ya. Birisi önemsemek istediği zaman anladın mı? Kendini değerli göstermek istediği zaman bu tarz şeyler yapar. Ondan sonra kavga çıkar, işte rekabet çıkar. Sanki onunmuş gibi, onun içinmiş gibi çıkar. İşte bahsettiğim aslında şey orada bu onun zaten. İçin değil anladın mı? Dün hatırlıyor musun? Yumurta bile olsa erkek rekabet sever. Tabii canım erkeğin i̇nsan, en çok sevdiği şey. Ama erkek için de değil. İnsan aynen insanlık olan bir şey. Ondan sonra gülümseyi. Abi benim erkek arkadaşım beni kıskanacak, bana bağıracak, sinirlenecek. Ben orada gülümseyemem yani anladın mı? Olayı bu kızın. Kızın olayı bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Canım. Abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Abi geldin beyler. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Geldin. Eyvallah. Ne abi İlker? Senden ne haber? İyi kardeşim. Abi ne haber? Geçmiş abi, olsun. Sağ olun. Eyvallah. Geçmiş olsun abi. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba. Murat'ım hoş kardeşim, geldin. Kardeşim Onur ben. Hoş geldin. Emin oldum. Eyvallah. Gel Murat şöyle geç. Başaracağız. Tabii. Gözüne ne oldu? Tam mesafe arpacık olsun çıktı biraz. Ya. Arpacık çıktı. Dün. Evet. Ben bey. Öncelikle ve biraz ortamı yumuşatmak için ne yaptınız abi dün neredeydiniz? Kardeşim, yani bir tişört alacağım şu üzerimdeki terledi de tişört alıp geliyorum. Dün Aycan'la beraber anneyle babanın elini öpmeye gittik. Aha. Safranbolu'ya. Haydi. Ondan sonra Safranbolu'da bizim eski çarşı vardır. Orayı birazcık gezdireyim dedim heyecana gitsin diye. Orada da çok polen vardı. Galiba herhalde oradan mikrop kaptık. Gözüm de o yüzden birazcık şiş. Ayrıca onun sonrasında da her şey çok güzel geçti bu arada. Hani kompliki anlatayım. Çok güzel tepki aldık. İzlersiniz. Yani anne baba sıkıntı yok değil mi? Yok her zamanki gibi Tevfik yükseldi, Sevim yükseldi. Yapıcı, güzel,
destekleyici. Onlara yakışır. Yani onlara yakışır bir şekilde konuşmalarını yaptılar. Aycan'ı bağrına bastılar. Ama Aycan zaten hasta bir şekilde gitmişti. Onu sonrasında da hastaneye kaldırdık birazcık. Serum yedi. Rahatsızlandı. Büyük geçmiş olsun. Ama hani amaç olarak Safranbolu'ya gittik. Güzel bir tepki aldık. Yani ben çok mutluyum. İnşallah bunları izledikten sonra Nurcan anne de biraz yumuşarsa. İnşallah. Bundan sonra da Allah izin verirse Çorum'a gitmeyi planlıyorum. Ondan sonra Çorum'u da halledersek bizim artık hani aile sorunumuz da ortadan kalkar. Ondan sonra Allah nasip ederse evimiz. Ya zaten İnşallah. Şeyden yana bir sıkıntı çıkacağını ben de düşünmüyordum sizinkilerden yana. Sizinkilerin gönlü çok geniş insanlar. Yani ne olursa olsun yine kucak açıp sarılacaklarına emindim de. Işte. Ağladı zaten dünya. Aycan'ın annesi biraz. Ha, Nurcan anne. O kafa karıştı. Yani belki bunları izledikten sonra biraz daha yumuşayabilir. Ailemin tepkisini İnşallah. Gördükten sonra babam yani. Ya şöyle bir şey olmadı mesela. Yani hani gittik konuşma oldu. Ya tamam biz sizin yanınızdayız deyip böyle üstün körü bir şey olmadı. Ya çok yüreklerinden konuşup hakikaten böyle olayın üzerine ellerini tamamıyla koydular. Biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım dediler. Senin böyle ciddi bir ilişkin varsa senin gece mekanına gitmemen lazım diyorum. Ama sorumluluğun ben de şunu diyorum. Karşılıklı olması lazım. Adam kalkıp... Bak tamam o zaman çok üzülürüz. Senin şu kafa almıyor. Bak şu kafa almıyor. Yani şunu demek istiyor. O yaparsa ben de yaparım demek istiyor. O da misillemeye giriyor. Ha, bir, senin birbirimizin yani. Ortak noktada konuşmamız lazım o yaparsa. Ya. Misilleme için yapmadım. Anlıyorum ne demek istediğini. Genel bakış ne olur biliyor musun? Sen dışarıda istediğini yap. Sen takıl, ben de takılalım. Evin içine girdiğimizde beraberiz. Ne böyle bir şey çıkıyor. Ay, çünkü böyle bir şey oluyor. Şu anda yaptıklarınız bu. Yorumların beni öldürüyor gerçekten. Şu ne alakası var ya? Bak, ben senin şahsına yorum yapmıyorum. Sen takıl, ben takılayım. Ama eve gelip aşk yaşayalım. Böyle mi bakıyorum? Olaydan bahsediyorum. Sen de zaten öyle olmuş aynı şeyi söylerim. Anladın mı? Kendine prim yapacak ya da kendine tutunacak başka dallar ara. Ben buraya başvurma sebebim Tuğçe'ydi. Dur. Şimdi işiniz olduğu için bu kadar basit. Bana... Daha gelmeseydin ben dururdum burada hayatım. Hastayım Tuğçe, iyi misin sen? Hastasın ama teknedesin. İlişkisini sağlıklı bulmuyorum demekle aday olmak bana göre aynı şey. Gülme abi gülme, ne yapıyorsun sen ya? Neye gülüyorsun sen ya? Senin ev bile hazır olmadığını düşünüyor. Ben de biraz galiba öyle düşünüyorum. Ama bana kötü olanlara dert, iyi olmayacağım yeter. Benim yapmadığım bir şey üstüne birileri bana iftira atıyor. Bu saatten sonra ikiniz aynı ortamda bulunmayın aga. O zaman benim tepkilerim çok daha başka olacak. Yapma. Bu şekilde konuşman da beni sinirlendiriyor işte hani. Senin gırtlağın patlarken hayatındaki kadın neden gülerek seni dinliyor mesela? Sen bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın birader? Güzel şeyleri konuşup biraz daha ortamı sakinleştirdiğimize göre asıl meselemize gelelim. Yeni arkadaş görüyorsunuz. Nasıl? Emre, kardeşim gel istersen. Ne kardeşim? Gel otur. Yok, oturacak bir şey yok. Ne oldu bir şey? Yeni sen Tuğçe'yi beğenerek mi geldin buraya kardeş? İşte. Kardeşim ben buraya Tuğçe'yi beğenerek gelmedim. Buraya? Ben Tuğçe'yi buraya başvurduğumda sen burada yoktun, gelmemiştin. Yoktum artık burada ben oldum. Eyvallah. Göre. Ben de ilişkimiz olduğu için talip olmadığımı söyledim. Hı. Ama sordular buraya niçin geldiğimi. Ben de Tuğçe'yi beğendiğimi o yüzden geldim ama şu an ilişkisi olduğu için talip olmadığımı söyledim. Bunda normal ne var? Eyvallah. Bunda normal bir durum yok aslında biliyor musun? Sen bunu buraya geldiğinde ilişkisi olan bir kadının ilişkisi olduğunu bildiğin halde böyle bir şey varsa da erkek adamsan bunu söylemezsin. Delikanlı adam bunu söylemez. Anladın şimdi mı? Delikanlı adam talip olmaz. Şşş. Talip olmaz.
Talip bak, olmaz değil. Delikanlı adam bunu söylemez. Bir dakika dur ya. Sen dinle. Dur, dur, bir dakika. Dur. Vardım veya yoktu. Tamam. Hiçbiri fark etmez. Bir dinle, dinle. Anladın bir mı? Dinle. Sen eğer delikanlı bir adamsan bunu geldiğinde burada söylemeyeceksin. Ondan sonra efendim bir dinle. Merhabasını geç. Anlatayım ondan sonra açıksan açsın size. Bana benim... Ben talip olmadım. Sen bunu yapmayacaktın. Duydun mu? Sen dün küveterleri izledin mi? Duydun mu? Ben hiçbir şey izlemedim. Hiçbir şey izlemedim. Ben talip olmuş muyum? Benim hayatımdaki kadının yanına gidemezsin arkadaş. Konuşamazsın arkadaş. Ben yanına gitmedim. Yapamazsın arkadaş. Gelinler evine anladın mı? Kızlar sen buraya geldiysen Allah efendiliğinle düzgünce işine gücüne efendi, bakacaksın. Efendi geldim. Tamam mı? Efendi kimsenin efendi hayatındaki geldim. Kadına böyle ilgilenmeyeceksin. Tamam. Bilmem ne yapıyorsun demeyeceksin. İlgilenmiyorum zaten söyledim. Akıllı olacaksın. İlgilenmiyorum dedim zaten. Ben buraya beğenerek geldiğimi, buraya geldiğinde senin ulan, olmadı. Ulan. İlişkin olduğu için de, tamam. İlişkin olduğu için bak. De, ikimizin ilişkisi olduğu için bak. Talip olmadığımı söylüyorum. Bak. Bunun olur bana bir şey var mı arkadaşlar? Kardeşim şimdi bir susarsanız bak. Ben zaten bunda tartışacak bir şey bile yok. Kardeşim bak. Sakin ol. Adnan. Gel. Adnan. Gel buraya otur. Gel. Adnan sakin olacak bir şey yok. Bak bu tamam. Adamı ben gerçekten çok fena yapacağım birazdan. Tamam farkındayım. Bak gerçekten. Sakin ol. Yeni adayın ağzında plak gibi takılmış bir şey var. Ben aday olarak gelseydim yanlıştı fakat beğendiğimde ilişkisi yoktu falandı filandı tarzında bir şeyler söylüyor. Bir o evin içerisinde beğendim demekle ilişki başlıyor. Bu evin içerisinde su getirmekle yakıştırılmalar yapılırken beğendim demekle ilişki başlatılabilir. Şuna veriyorum dışarıda böyle bir durum yaşandığında başka ortama sanki söylüyormuşçasına söyleyebilirsin. Ya ben o kızı beğeniyordum ama şu an ilişkisi var. Allah mutlu mesut etsin, Allah sahibine bağışlasın denilebilir. Fakat o ortamda ne o kız olur ne de o kızın sevgilisi. Hepimizin bir ilişki sürecinde yorulduğu süreçler oluyor. Onunki de sadece öyle bir süreçtir diye düşünüyorum. Yani ailesinin de tabii ki de Aycan'la mutlu olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Ya aileler bir noktaya kadar söylüyor. Bir noktada kendi çocukları mutluysa benim için sorun yok diyor ama ya şu an için sorunlar tabii çözüldü mü? Tabii bilmiyoruz da Aycan'ın ailesi tarafından çözülmediğini biliyorum. Son olarak ailesinden duyduğum buydu. O yüzden söyledim. Hani sonuçta onların yanına gittiler. Ya ben şunu oradaki yok ben mesela Aycan'ın evet mutlu olmasını isterim. Zaten bu çok güzel olmuş da ben Aycan'la şunu konuşmak istiyorum. O video var ya çok merak ediyorum. Biz dün senle tartıştık bir tek. Hani neden böyle bir şey söylemiş? Makara mı? Gerçek mi? Makara da olsa insanlar bizi ciddiye alıyor arkadaşlar. Hiç görmediniz mi? Bak bir videoyu izlemedim ama yorumum şu. Şaka da olsa böyle bir şey söylenmez. Çünkü gerçekliği kalmaz ve insanların bize bakış açısı değişir. Yani bu kadar izlenen bir programda böyle bir cümle kurulmaz. Ben bu konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü benim tanıdığım Aycan böyle bir şey konuşacak bir insan değildi normalde. Sen izledin mi peki? Ben izledim. Bana da Didem de izledi. Yani herkes gördü. Bütün. Hani bu görünmeyecek bir şey buraya değil. Falan da gönderilmiş zaten o şey. Yani burada... Niye böyle bir şey yaptı şimdi bilmiyorum. Şimdi kelime ya. Şu, biz zaten birinci olacaktık hani. Hani biz burada ne yapıyoruz anladın mı? Ben mesela kendimi hayır, çok kötü anlarım. Hissettim. Hayır bak şunu anlarım. İşte program gitti biz zaten birinci olacaktık. Şaka hayır, yapabilir. Şunu, hayır ama öyle işte, değildi. Noter, yok, noter. O bile şaka yapılacak bir konu. Şunu diyebilir bizim birincilik şu bu değil. Biz zaten bakın şu an devam eden bir ilişkimiz var. Bakın yan yanayız ve ilk defa tabii dışarıdayız. Ki. Mutluyuz bitti. Ya ilk ilişkileri var onlar da yanlarındaydı ve ya kızın ağzından hani... böyle bir cümle çıkmış mı? Hayır. Hayır. Ne yapmış? Böyle bir özgürlük hakkı mı var artık? Bunu doyasıya kullanmış. Kimseye ne gömmüş, sadece kimseye sevgilisiyle ne bile bak insanlar o gün sadece sevgilileriyle paylaşmış. Sevgilileriyle vakit geçirebileceklerdi. Herkesin gerçek niyeti ve fikri gerçekten çıktı ya. Ne demiş Didem videoda? Demiş ki hani biz zaten birinci olacaktık. Ters köşe olacaktı finalde. Yalnız bu söylediklerimiz eğer ki program devam ederse bizim için çok kötü olur gibisin hani bir şey yapmış. Bebeğim işte bak şey. Şaka yptığı oradan belli anladın mı? Çünkü aşkım. Şaka yapmasa bizim için kötü olur falan der mi? Hayır ya bizim bir şey de program devam ederse işte o şimdi zaman... Şimdi anlatamadım kelimeyi de şey öyle bir tamam, şey söyle. Ama şöyle bir şey var. Şimdi herkes birinci olmayı düşünebilir. O da birinci olmayı düşünebilir. Aşkım bunda kötü düşünmek bir şey farklı. Anlaşmıştık diyor hayatım. Biz diyor başında. Onu diyor hallettik diyor aşkım. Biz diyor hani bu diyor net bir şeydi diyor. Hani belliydi biz olacaktık diyor. Her şey birinci belliydi demiş. Yani hani böyle bir demiş. İnsanları böyle bir aklımdan böyle bir şey, yani. Böyle bir analiz yapmaya gerek var mı? Ya bu şaka adı altında ben çok sıkıldım her şeyin şey. O zaman tamam ya ben de esprili bir şekilde herkese yapayım. Normal bodozlama söylüyorum esprili diye. Esprili şekilde bunu yapmakla o bir değil ki ama. Konu sen de bak değil. Senin de üslubun sert Melis. Sen de girdin mi bodozlama gidiyorsun. Evet. Ama kimse sana demiyor ki Melis bak çok sert üslubun var herkes kırılıyor demiyor. Dideme deniliyor.
Aycan'a daha şaka yapıyor. Aycan'dır, yapar. Yok, bir bana da değilsin. Ben bir şey söylemiyorum ki bu konu hakkında. Bak bir de İsteyen biz... istediği şeyi söylemiyorum. Biz de niye kızıp yoksun? Bir de bir şey gel. Hani yanlışmalar geliyor ya insanlara. Hani Adnan ve Didem hakkında bile benim hakkımda bir şeyler hatta olmuş. İşte ben onları patlatacağım muhabbeti falan olmuş. Ben bunu zaten daha öncesinde duymuştum. Aycan asla böyle bu bana şey geldi. Aşkım daha önceden yaptı. Gamze Göktürk gelsin konuştum. Bunlar birbirlerine falan da yaptılar. Ya sosyal hani, medyada bir takım şeyler yapılmış. Biz ya, bunlara üzüldük. Bak hep söylediğim şey şu. Ya bizim buradaki varlığımızla bağlantılı o sosyal medyadaki hayatımız. Evet. Yani bu ama şu anda ben görüyorum ki sosyal medya daha çok önemsenip oradaki algılar, insanlar daha çok önemsenip burada o insanların şeyine göre davranılıyor. Evet. Bak ben bu evde yeni bir adam değilim, tamam mı? Ben burada neler neler gördüm. Senin gibi kimleri kimleri gördüm, tamam mı? Kendine prim yapacak ya da kendine tutunacak başka dallar ara. Prim tamam yapacak olsan da ben adayım derdim, tamam aday mı? Değilim dedim. Diyemezsin zaten. İlişkine saygım şey var dedim. İlişkime de zaten saygım var. Zaten benim olan insana tamam. Talip olmam bana yakışmaz. O zaman bu buna saatten sonra şey işine yok. Gücüne bak bu evin içinde, tamam mı? Benim burada bu kimse bir ilişkisi olan insanla, onurla, aynı şeyler bir daha yaşanırsa o zaman böyle oluyor galiba. Kimsenin ilişkisi benim işim tamam olmaz. Olamaz İlişkisi zaten. İlişkisi olan insana ben olamaz ilgi duymam. Olamaz zaten. Ben bu yarışmaya başvurmayacağım. Olamaz zaten. Evde. Olmaz zaten. Bana ha. Yakışmaz bana. Anladın mı? Ben yok. Ha. Sen yoktun bu evde ben beğendiğimi söyledim. Mı? Anlatabiliyor muyum? Tamam. Ben başvurduğumda sen yoktun. Sen buraya geldiğinde burada bunu dile getirmeyecektin yok. Kardeşim. Bunu sakin sakin anladın konuşabilirsin. Mı? Sen bunu dile getirmeyeceksin. Sen bunu dile getirmeyecektin. Erkek kardeşim, adama böyle bir şey söyleyip de sonra bana, yükselmeye bana, gerek yok. Yok buna gerek yok. Yok buna neye gerek yok ya? Buraya niçin? Buraya niçin? Ne sebeple geldiğini sorulduğunda arkadaşım ben buraya başvurduğumda arkadaşım bir dakika. Bir dakika. Ben buraya. Anlatamıyorum lan. Tamam. Anlatamıyorum. Tamam. Gerizekalı mısın sen? Tamam. Bir dakika bırak. Tamam. Bırak. Sakin. Bırak. Temas uygulat. Bırak. Temas yok. Tamam. Bırak. Sakin. Ulan bana bak. Sakin. Bana bak. Kardeşim. Kaç yaşındasın sen? 28. 28 yaşında adam olmuşsun. İnsan olamamışsın be. Buraya geliyorsun. Yanlış. Bu kız benim hayatımda. Dinle. Yanlış nerede yanlış? Kes. Bu kız benim hayatımda değil mi? Evet. Ha? Sen bunu beğendin ya da beğenmedin geçmişte. Olabilir. Evet. Eyvallah. Ama sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyeceksin birader. Bu insanın hayatında bir adam var. Hele ki benim gibi bir adam var lan. Ne talip değilim dedim zaten o yüzden. Talip sen ne ol ya da olma. Fark eden ne? Fark eden şu. Olmayacaksın oğlum. Böyle bir şey dile getiremeyeceksin sen. Yanlış şey yapma. Anladın? Arkadaş siz nasıl bir yerde büyüdünüz ya? Nerede yetiştiniz? Sizin yetiştiğiniz yerde size örf, adet, üslup öğretmediler mi? Yani girdiğiniz ortamlarda bu şekilde girdiğiniz zaman nasıl karşılanacağınızı bilmiyor musunuz? Kaç yaşına gelmiş adamsın? Buraya gelmiş, ilişkisi olan bir insana karşı bu şekilde bir tavırla geliyorsun. Yakışmaz arkadaş. Erkek adama, delikanlı adama bunlar yakışmaz. Yapma. Burada değil, dünyanın hiçbir yerinde bu olay yakışmaz. Ben geçelim bahçeyi. Abi ben buraya müthiş... Bak birader, bak. Yeni gelmişsin, tamam mı? Biraz önce, evet gerildim. Ama bir erkek olarak kendini benim yerime koy. Tamam mı? Sen daha önce hayatında bir ilişki yaşadın mı? Ben evlilikle geçirdim kardeşim. Ha, evlilikle geçirdin değil mi? Kaç ben zaten daha sonra da hak veriyorum. Kaç sene sürdü evliliğin? 1,5. 1,5 yıl sürdü değil mi? Sen evliyken, varsayalım ya. Hasbelkader gerçekten çok özür dileyerek de bu örneği veriyorum ama beni belki o zaman anlarsın. Evliyken, hayatında olan insanın geçmişinde onu beğenen bir insan gelse senin bulunduğun meclise, gelse senin bulunduğun ortama. Dese ki, geçmişte ben bu insanı beğeniyordum, geçmişte ben bu insanı seviyordum ama şu anda evli olduğu için bir şey demiyorum dese. Sen o işin eşi olarak ne hissedersin ya? Bir delikanlı adam olarak ne hissedersin ya? Kardeşim bak, eşinle ilgili örnek verme. Eşinle değil bak, gayri ihtiyar diyorum. Bu bir örneklendirme. Ben onu buraya katmıyorum. Bir de sevme de örnek, bak sevme de ayrı bir olay. Seviyorum demesi de. Ne oldu, zoruna gitti değil mi kardeş? Ben sana rahatsız olmana hak veriyorum. Zoruna gitti değil mi kardeş? Kardeşim bak, rahatsız olmana hak veriyorum. Ben burada dün konuşurken de bu rahatsız eder. Ben de olsam dedim Emre'nin yerine rahatsız olurum. O zaman niye böyle bir şey yapıyorsun? Ama benim söylediğim de yanlış bir şey o yok. O zaman nasıl yanlış kardeşim bir şey yok ya? Bak bana dediler ki nasıl sen buraya dediğin niçin geldin? Nasıl yanlış bir şey yok ya? Niçin? Anlatayım sakin ya sakin konuşalım. Anlattığını ben senin anladığın zaten. Gibi. Senin yaptığın şu. Sen dün daha burada başka neler söyledin kim bilir bunları bilmiyorum ben.
Daha ben bilmiyorum. De sana bir anlatayım değil mi? Anlat. Bak arkadaşlar buradaydı. Bir Onur yoktu, sen yoktun. Ben girdim. Dediler ki buraya niçin geldin? Hani niçin başvurdun? Ben de dedim ki ben başvurduğumda, iki ay önce başvurduğumda Tuğçe Hanım dedim, oha, ilişkisi yoktu. Onu beğenerek başvurdum. Ama dedim şu an ilişkisi olduğu için aday değilim, düşünmüyorum. Ha, bunda normal olan ne? Düşünmüyorum bak. Ama ve ilişkisi olan bak şunu da devamını getireyim. Ardından bir devamını getireyim şunu da. Ve ilişkisi olduğu için dedim inşallah dedim devamı da güzel olur. Ben dedim mesut da olurum ilişkilerin sonunda. Hatta oradan kim dedi? Biri dedi ki gelinlerden. Dedi nasıl mesut olursun böyle? Dedim ki ben sadece ekran başından beğenen bir insanım. Aşık değilim. Sevgi yok yani, dışarıdan nasıl bakınca beni sonuç. Tabii ki dedim mesut olurum. Ben dedim aralarında kara kedi olacak, girecek derim. Bu cümlelerin hepsini kullandım. Metrede görürsün. Giremezsin baba. Girmem zaten baba bak. Girersin giremez değil. Giremezsin. Kötü insan girer. Bak kötü bir insan girer. Giremezsin. Arkadaş karaktersiz kötü bir insan girer. Bak şimdi sana net bir şey söyleyeyim. Girmeye çalışır veya. Şimdi sen buraya gelmişsin. Hoş gelmişsin. Sefa getirmişsin. Bu evde zaten herkesin kapısı buraya açık. Eyvallah. Ama sen gelir gelmez benim olmadığım bir gün. Ben burada yokken. Bak ben burada yokken. Ben seni bulduğumu ben burada yokken. Gelip böyle açıklamalar yaparsan ve ben buraya geldiğimde gelmeden önce senin böyle konuşmalar yaptığını duyup da buraya gelirsem beni dinlemezsen kusura bakma da bir merhaba ben hoş geldin seni dinlemem. Merhaba da hoş geldin düşün, demem. Benim hayatımdaki kadına böyle cümleler kuracak adama ben hoş geldin mi diyeceğim ya. Dünkü söylediklerinin arkasında dur. Dün geldiğinde ne dedin kardeşim buraya? Ben ikisinin ilişkisini sağlıklı bulmuyorum. Son zamanlarda da kavga ettikleri için ben sana dedim ki gelmeseydin. Devamını sen getir. Dedin ki kardeşim vallahi zaten ki görüntüler de verildi. Evet. Tuğçe'ye de söylüyorsun bunu. Son zamanlarda kavga ediyorlardı. Zaten aralarını iyi bulmuyorum. Aralarını iyi bulmuyorum. İlişkilerini de sağlıklı görmüyorum. Geldim. Ha yarın öbür gün ilişkileri biter. O zaman aday olurum. Ama şu an için aday olmayı düşünmüyorum derken şimdi söylediklerinle dün söylediklerin arasında fark var. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha kardeşim sana şunu da söyleyeyim. Bu adam bunları söylerken de hiç yanlış anlama, kusura da bakma. Sen benim kardeşimsin. Tuğçe de bunların üzerine güldü. Bu adama soru sormaya devam etti. Ne Seda Hanım, Seda Hanım çıktı dedi ki sonuçta kimsenin ilişkisi kimse evlenmedi dedi. Haklısınız Seda Hanım, sonuçta ben evlenmedim dedi. Evlenmedim mi dedim? Of Emre'nin dediği bir laf vardı dedim Adnan ya pes. Kardeşim de söyle ve araya bozucu olma. Tuttu bu adama dedi ki, söyledi. Ben de dedim zaten. En son tuttu bu adama da dedi ki kardeşim sen şey gerçekten evlenmeyi düşünüyor musun dedi. Sana seni beğeniyorum. Ne yapıyor adam? Gelinler evine ilk girdiğinde herkes soru sorar gibi o da sordu. Yanlış yere çekti. Kardeşim sana dün dedim ki tepki gösterdim. Sen dedin ki hiç olumsuz bir tepki göstermedin. Tuğçe'nin söylediklerini ben Tuğçe'den öğrenirim. Tamam Ado. Burada da verirler onu. Onun hesabı ayrı sorulur. Ama sana bir daha bir kere daha söylüyorum. Bu konu burada kapanıyor kardeş. Bir daha da açılmasın. Eğer burada huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsan, bu huzuru burada bulmak istiyorsan, kendine bir aday bir eş aramak istiyorsan git ara. Sana kimse bir şey demez burada. Sana kimse de karışmaz, kimse de bir şey olmaz. Ben de kimsenin ama içine aday değilim zaten. Benim ilişkimle alakalı İleri geri tek bir kelime bile etmeyeceksin kardeş. Ben kimsenin ilişkisi hakkında etmedim. Ben burada bunu kimseye demedim. Kimse bana yorum yapamaz bilmem ne de demiyorum. Herkesin yorum yapmaya hakkı var. Ama ben yorum bile yapmadım ya. Yorum bile yapmadım. Kardeş. Şimdi ben senin dün söylediklerinden sonra, bu adamın da bu anlattıklarından sonra senin bir şey yapmaya hakkın yok. Arkadaşlar tamam. Da duydu. Onu da geçtim. Şimdi ben gideceğim. Tamam mı? Tuğçe ile bu konuyu konuşacağım. Ama sen ben bak, geliyorum. Ama yok, sen dur. Dikkat. Ama bak sakin ol, tamam mı? Emre. Ya sakin geliyorum. Olacak bir bak. Gülmeler, gülmeler. Ne gülmesi ya? Kardeşim? Ne gülmesi abi? Ne gülmesi? Çok ince bir çizgi bu. Ne onu gülmesi ya? Sakin ol lütfen, sakin. Sadece bir gün gelmedim, ortalık karışmış. Tuğçe benim canım. Ben Tuğçe'nin garip bir şey yapacağını ya da bana yanlış yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. Gülebilir, gülümseyebilir. Bu durumlara verdiği bir tepkidir. Bunu da anlayışla karşılarım. Onu da geçtim. Yeni gelen aday. Ya arkadaş, sen başka bir meclise gitsen, böyle bu şekilde girsen içeri, seni kimse hoş bir şekilde karşılamaz, karşılayamaz. Senin önce bunu beyninden geçirmen lazım. Ve ona göre yaşaman, ona göre hareket etmen lazım. Yoksa bu kafayla gidersen, bugün burada değil, yarın başka bir yerde de çok büyük sıkıntılar yaşarsın. Sanki adamla oturdum, görüştüm ya. Emre önce kendi yaptığı şeyi bence temizlesin, hesabını Emre versin. Kendi yaptığı şeyi temizlemeyecek olayı. Çünkü üstüne bu... İşte onu hesabını versin, ondan sonra güzel bunu oldu. Sorsun.
Çok temiz oldu. Tabii. Aynen. Öyle güzel kapanacak şimdi. Bence sen şimdi. Önce o hafta sonu hesabını sen ona canım ona. Ne yapacaksın biliyor musun? Sen ona hafta sonu Adnan'a bir hatırlat. Adnan'a çok şu anda. Adnan beni öyle bir anlattı ki sadece. Olanları söyledi. Hani üst üste. Olanları söyledi bir şey demedi. Çocuk demedi mi burada? Ben izledim geldim ilişkilerinin sağlam olmadığını evet. düşündüm ve geldim dedi. Evet. Adnan bunu söyledi. Sen sormadın mı? Evliliğe hazır mısın sorusunu sormadın mı? Öyle bir şey anlatmadı. Öyle bir şey anlatmadı ya. O da dedi Seda Hanım'ın lafının üzerine Seda Hanım'a güldü dedi. Olanı tam anlattı. Bak sen öyle bir kendi şey yaptığımı farkında olmadın. Öyle bir şey anlattı. Duyduğun zaman ne oluyor oldu? Neyse onu anlattı adam ya. Biz de ona şaşırıyoruz zaten. Senin yani, yaptıklarını o yüzden şaşırdık biz de. Bugün Emre yeni gelen damat adayı Murat'la bir gerildi. Ama fazla bir tepki gösterdi. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Üzerine iki gündür konuşulan bir konu var. Emre'nin bu izin verildiği zaman bizim özgür olduğumuz dönemde Tuğçe ile görüşmemesiyle alakalı ve biz bu konuyu Emre'ye hiç yöneltemedik, hiç soramadık çünkü Emre bu konu hiç açılmasın diye diğer konuyu fazlaca büyüttü ve abarttı ve zeytinyağı gibi üste çıktı. Konuyu da tertemiz kendi istediği noktaya getirdi. Zeki bir çocuk ve bu şekilde ilişkisini de yönlendiriyor. Adamla burada oturmadın mı? Oturdun. Sen yapacağın her şeyi Tuğçe yapmışsın sana kardeşim. Gelmiş benim bir adam ama nasıl arkadaşlar Tuğçe zaten bunları özellikle yapıyor. Ya bak. Ya Melis saçmalama Allah aşkına. Ne ya ne bağırıyorsun şimdi? Bağırmıyorum saçmalama. Hayırdır özellikle böyle bir şey yapmıyorum. Ben benden çıkmasını istiyorsam sessiz kalırım. Soru sorma. Ben de. Ya o. Çok saçma ya. Sapan bir konu. Senin konunu biz açmadan benim konuma geldik hayatım. Bu ne gerginliğinin sebebi benim ne de of? Gergin. Ya benim de gergin olmam lazım. Geçer niye bana sürekli bahşeyi? Bağırıyorsun? İnsanların içinde konuşmak istemiyorum. Bağırmıyorum sana ne of. Geç benim konum neymiş üste, acaba? Üste çıkmak kimi diyorum ben neymiş? Şu üste an mi buna. Çıkmak? Evet üste mi çıkmak? Üste mi çıkmak? Gel geç. Şöyle buyur gel. Gülme Tuğçe neye gülüyorsun? Neye gülümsüyorsun Tuğçe? Ben sinirlenince gülüyorum hayatım. Ha? Gülecek bir şey mi var? Var. Komik bir şey mi var? Çünkü he? Kırgın olan benim ve sen kırgın şu an bana sensin, bağırıyorsun. Evet, kırgın olan sensin. Ben sana bağırmayacağım. Bekle. Bekle konuşacağız. Ben sana bağırmayacağım. Ya valla ben bugün anlamadım. Emre sinirli bir şekilde geliyor. Tuğçe gülerek çıkıyor ve hatta gülmeye hala devam ediyor. Ya bu tartışma sahte bir tartışma. Yani daha önce barışmış da burada mı oynuyorlar bunu anlamadım. Çünkü gergin ve sinirli olan bir insan istemsiz bile olsa gülemez. Yani böyle bir şey yok. Ben olayı çözemedim veya kıskandırmayı, konuşulmayı seviyor Tuğçe her zamanki gibi. Öyle bir şey olmuş olabilir. Şimdi sen bana kırgınsın değil mi abi? Kırgınsın. Evet. Neden kırgınsın? Neden? Ben çünkü bak ben anlatayım. Gülmeyi bırakayım o zaman. Yok yok dinle hani, dinle. Nedenlerini ben sana... dinle. Ben bunun nedenlerini senden zaten 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür biliyorum. Sen bunu bana sabah akşam, sabah akşam, öğle sabah akşam anlatıyorsun zaten. Bak gülmüyorum. Sen bunu bana her gün... Ben senden defalarca bunu ben sana söylememe rağmen sen bana günlerdir hatta sen şurada mikrofon olsa... takılırken bile bana tepki gösteriyorsun. Hı. Kendin gidiyorsun teknede evet. Hayatım. Anladın evet. mı? Belki teknede? Seni beğenen biri karşında. Bak bu adam da beni beğeniyor evet. ya. Belki teknede de seni beğenen Tuğçe, biri var. Birincisi ben tamam mı? Ben o tekneye tamam mı? Akşam senin her şeyi bir açıklaman var ya. Bak senin her şeyi bir açıklaman var ama ben şurada ayakta mikrofon takılırken bile adamla yan yana geldim diye olay çıkıyor. Senin her şeyi bir açıklaman Çıkar. Var. Ben tekneye gittim sebebi bu. Arkadaşlarımın doğum günüydü bilmem ne bilmem ne her şeyi bir açıklaman var ya. Ben sen yanlış bir şey yaptın demiyorum. Senin bana yanlış yapmayacağını Benim, biliyorum. Şu dünyada sen de ya. Biliyorsun ama yan yana gelince nasıl sinirleniyorsan ben de aynı şekilde Bilerek sinirleniyorum. Anladın mı? Sen... Bilerek mi yapıyorsun? Neyi bilerek mi yapıyorum ya? Bilerek mi yapıyorsun? Bunun neyi bilerek ya? Bilerek yapıyorsan Bunun bileyim neyi? Ki bileyim ki ona göre yaşayayım bir şeyleri. Neyi bilerek yapıyorum bilerek ben? Neyi bilerek yapıyorum? Hı? Neyi bilerek yapıyorum ya? Şu tebessümü, bu gülmeyi. Ne gülmesi ya? Ben gülüyor muyum dün şu anda? Dün bana ne oldu burada? Sen anlat bakayım. Dün ne olduğunu sen anlat bana. Dün geldi Tuğçe dedi. Anlat. Ben de dedim ki ya artık hani konu benden çıksın dedim ya hani gülerek evet konu benden çıksın lütfen dedim. Siz başka şeyler söyleyin hani kısa bir süre kaldı. Evliliği düşünüyor musunuz? Yani evlenip çıkar mısınız bu evden gibi bir soru sordum ama bunu konu benden çıksın. O Rabia Tuğçe diyor. O Tuğçe diyor. Tuğçe olmazsa bilmem ne diyor. Adam Tuğçe diyor. Tuğçe'yi beğenerek geldim diyor. Dedim ki konu artık benden çıksın diyerek güldüm. Gülme olup da adamla oturup gülerek eğlenmedim burada. Bizim halletmemiz Anladın gereken mı? Bir tek bir tane konu yok. Tamam mı? Bir tane konu yok. 10 tane konu var. 5 tane, 10 tane, 20 tane, 100 Üst tane. Üst üste geliyor. Böyle tamam daha çok konu olur. Bak
Birincisi şu an zaten geberiyorum hastalıktan. Tamam mı? Bu bir. İkincisi normalde buraya gelmeyecektim ben bugün. Ama bugün bu olayları duyduğum için, dün yaşananları duyduğum için buraya çıktım daha geldim. Daha gelmeseydin. Tamam mı? Nasıl daha gelmeseydin? Daha gelmeseydin ben dururdum burada hayatım. Hastayım Tuğçe, iyi misin sen? Hastasın ama teknedesin istemeseydin. Hastayım ama teknedeyim. Evet. İyi hissettim kendimi. Arkadaşımın doğum günüydü, katıldım 2 saat falan. Ya da 3 saat. Katıldın ama ondan sonra çıktım, gittim. Dikkat etseydin. Ne yapsaydım? Hareketlerine ne yaptım? Dikkat etseydin. Ne vardı hareketlerimde Tuğçe? Ya sana göre her şeyde ne vardı ya? Yan yana geliyorsun, ne vardı? Karşılıklı bir şeyler içip yiyorsun, ne vardı? Bir şey diyeceğim sana. Ben yaptığım zaman olay oluyor ya. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Niye? Ben kadınım diye mi? Ben şunu söylüyorum. Ben yarışmaya başvurma zamanımda burada kimseyle ilişkisi olmayan bayandı. Geçmiş Tuğçe. Gitmiş bir şey ama sonra. Ben de zaten ona getirdim muhabbeti. Murat, şu an ilişkisi olduğu için birazdan olacakları, şey, birazdan olacakları bak. Tahmin bile edemezsin. Ya ben sana söyleyeyim. Zaten sıkıntı şu. Ben şu an rahatsız olduğum tek nokta ne biliyor musun? Şu ortama veya eğer tartışacaklarsa aralarında bir husumet çıkmasına kendimi vesile olman. Tamam işte sen hani, vesile oldun. Ama bak şunda bir yanlış yaparak vesile olduğuma inanmıyorum. Hani ben sadece buraya katıldım, geldim, olanı söyledim. Ama bunun böyle bir şeyler doğurmasından ben şu an şahsen rahatsızım. Dün sen Tuğçe Rabia oturdunuz ya üçünüz baş başa. Ne konuştunuz abi orada? Tuğçe, Rabia, Melis de katıldı. Niye dedi yanına oturdum? Ben dedim ki hani tartışmasınlar diye. O kişi oturuyor, ben burada oturuyorum. Siz üçünüz oturuyordunuz. Hatta ben bir ara geldim baktım. Arkadaş hep beraber girdik Melis, içeriye. Melis bağırmaya başladı. Sen dedi, ya, direkt gördüm dedim ki Tuğçe dedi senin sevdiğin bir adam var dedi. Sen hayırdır niye orada dedi, yana oturuyorsun? Yanına niye oturuyorsun dedi. Hadi şeyi anladık. Sen ilk geldiğinde hadi kaçmamasını hadi. Anlaşılacak gibi değil ama hadi anladık. Kalkmadı. Misafir ayıp olmasın diye kalkmadı. Ulan Erdoğan gelmeyecek başta ben. İkinci gelişinde tekrar senin yanında oturmak. İsim verdikten Emre sonra. Emre evde yok. Emre evde yokken. Ben bilmiyorum evde olmadığını. Hala yanında oturmak. Onu da söyleyeyim yani. Bak senin onun oturduğu ortamda, senin oturduğun ortamda hala bulunması ve üçünüzün baş başa konuşması. Gülme sesleri geliyor. Konuşma sesleri geliyor. Lan bir gittim bir baktım. Rabia, Tuğçe... Sen oturuyorsunuz. Derim ki Tuğçe buradan da bu anlaşılıyor. O zaman sen şimdi, araya nifak sokmam derken kalkıp niye kadının yanına gidiyorsun Allah bu sefer? Allah Allah. Kardeşim kızlar evine hep beraber geçtik bütün erkekler. Tamam. Ben de evi ortada... bilmiyorum yeni gelmişim oturdum koltuğa. Yan yana oturmadık. Ben böyle oturdum. O köşede oturdu. Sonra Melis dedi ki hatta sen de niye yanına oturuyorsun? Ya zaten o köşede oturuyordu ben burada oturuyordum. Bir şeyle konuşmadık doğrusu. Senden başka birisi var mıydı peki? Yanında. Rabia var. Hatta ben yanlışlıkla sürçülisan ettim. Gamze falan dedim öyle güldü falan. O kadar. Yani sonuç olarak yine baş başaydınız yani. Sizden başka kimse yoktu. Vallahi orada işte... da tekrar açıkladım böyle böyle falan. Nasıl burada konuşuyorsam orada açıkladım. Bana hatta dedi ki Tuğçe ben de Emre'yi seviyorum. Ne güzel. Ve dedi Emre'den sonra da bu evde başka ilişki yaşamak istemiyorum. İşte kardeşim bunları... Eyvallah. Ya bunları Mesut zamanında olursunuz. Vermiyor. Bunları sen ilk geldiğinde söylemiyor ama. Sonra burada Melis bastırınca ben bastırdıktan sonra söylüyor. Senin mi suçun ne? Ya sana dün ne dedim? Bunları başta söyledim, bir dakika sana dün ne dedim? Seni zorla mı kolundan tutup buraya getirdiler? Hayır. Sana ne dediler? Başvurun onaylandı. Sen de çıktın geldin. Dedin ki valla ben buraya 2 ay önce başvurdum. Şu an içeri talip olacağım kimse olmadığı için. Niye sebeple başvurdun o zaman buraya? Kardeşim ben başvurduğum zaman da Tuğçe Bey burada kimseyle ilişkisi yoktu. O yüzden başvurdum. Şimdi bir şey mi dönmemiz gerekiyor? Sen buradan kurtarsan, sen bu cümleden kurtarsan. Dün oturmuşsunuz. Aday olmadığını da söylemedim. Bak tamam. Şey, aday olmadığını da söyledim. Aday söylesen zaten burada ne koltuk kalır ne masa kalır. Yani o olay açmaz. Su getiren aday demiyorlar. Böyle bir şey olmuş olsa bana ne söyleseniz ben tamam. Dursam bana Allah belanı versin derim. Bak sen bak burada bak bunu öğreneceksin gerçekten. Gitmezsen öğreneceksin. Burada ağzımızdan çıkan bir kelime bir ay başımıza bela alıyor. Bir de benim burada ilk günüm tamam, arkadaşlar. Onur beni. Hadi bu ikinci günüm. O gün ilk günüm. Tamam senin ilk günün. Format ikinci günün. Bak sen izlediğin şeyde yok yarışmayı. Murat günü bırak. İzledin mi bunu? Yani boş ver yarışmayı. 28 yaşında adamsın. Evlenip boşanmışsın. Biraz örf, adet, gelenek, görenek, mahalle ortamı şudur budur bunları da bilen adam. Sen ben de bugüne kadar yarışma ederek ortamlarında aday mı yaşadın? Söyledim arkadaş. Bugüne kadar yarışma hani ortamlarında mı yaşadın? Senin verdiğin tepki Adnan bana sanki hani şu an gelmişim de ben... İlişki tutan bir insana aday olmuşum gibi söylüyorsun. Valla ben sana bunu, bak dün de söyledim yine söylüyorum. Beğendim, onun için başvurdum, geldim, ilişkisini sağlıklı bulmuyorum demek bunları arka arkaya söylemiş aday değil, soru cevap çekti. Aday olmak bana göre aynı şey. Bak aynı kardeşim. Şey. Gülme abi gülme, ne yapıyorsun sen ya? Neye gülüyorsun sen ya? Senin ev bile hazır olmadığını düşünüyor. Ben de biraz galiba öyle düşünüyorum. Ama bana kötü olanlara da artık iyi olmayacağım yeter. Benim yapmadığım bir şey üstüne birileri bana iftira atıyor. Bu saatten sonra ikiniz aynı ortamda bulunmayın aga. O zaman benim tepkilerim çok daha başka olacak.
Yapma. Bu şekilde konuşman da beni sinirlendiriyor işte hani. Senin gırtlağın patlarken hayatındaki kadın neden gülerek seni dinliyor mesela? Sen bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın birader? Ben senin yanında değil miyim? Ya ben verdiğini biliyorum ama yaptığın hareketler olmuyor diyorum yaptığım ya. Yaptığım hareketlerde ne varmış benim ya? Ne varmış benim yaptığım hareketlerde ya? Konuştuk bunu, kaç gündür konuşuyoruz. Ne varmış benim yaptığım yapma hareketlerde? Yapma diyorum. Benim ne vardı o zaman buraya girmeden önce bana yaptığım harekette? Musun? Bana inanıyor benim musun? Benim ne vardı yaptığım sen harekette? Sen bana inanıyor musun, ya? İnanmıyor musun? Sen bana inanıyor musun, inanmıyor musun? Sen bana inanıyor musun, inanmıyor musun? Ya inanıyor musun değil bu ya. Sen benim... Yapmayacaksın. Bir şey yapmadım zaten bak. Ya bak hala yapmadım bunu, diyorsun. Bunu savunduğum için demiyorum. Bir şey yapmadım zaten. Kötü hiçbir şey yapmadım. Ben de az tamam önce mı? Yapmadım. Kötü. Niye delirdin? Niye mi delirdim? Niye delirdin? Sen biliyorsun niye delirdiğimi. Sen de o zaman biliyorsun. Katlanamadım diye. Anladın mı? Ben nasıl yan katlanayım yana görmeye ya? Delirdim. Ben nasıl delirtti katlanayım orada o görüntüde anladın mı karşılıklı? Bana bak, yazık değil mi ya? Bunu konuşmadık mı seninle? Tuğçe, bunu biz konuştuk zaten. Biz bunu konuştuk zaten. Biz konuştuk bunu, defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Dün akşam kapattın konuştuk. Mesajda konuştuk, tekrar konuştuk, gece konuştuk, defalarca çünkü konuştuk. Çünkü hala yanlış anlatmadım bir şey yapmadığını düşünüyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Neden? Çünkü yanlış bir şey sen yapmadım arkadaş. Ben sana yanlış, yapmadım. Ben ya. Az önce de ben yapmadım o zaman. Anladın mı? Az önce de ben yapmadım o zaman. Az önce de ben bir şey yapmadım ama sen nasıl etkileniyorsan anladın mı? Ben de senin orada olmandan ve görüntünden bir şeyden etkileniyorum. Türkçe. Etkileniyorum ve yapıyorsun. Sürekli yapıyorsun. Yarın öbür gün ne çıkacak acaba? Yapıyorsun. Yapacaksın. Bunu tartıştık. Ne oldu? Dizim ağrıyor gerçekten. Gel otur. Buraya otur. Yapıyorsun ve yanlış bir şey de yapmadığını söylüyorsun ve bunu savunuyorsun. Bunun neden söylediğimi anlamıyorsun. Ya Tuğçe, ben de az önce yanlış bir şey yapmadım. Diye. Sen nasıl ne dayanamıyorsan ben de dayanamıyorum diyorum. Anladın mı? Sen nasıl dayanamıyorsan ben de artık görüntü görmek istemiyorum. Bir şey görmek istemiyorum. İnsanlar bir şey göstersin istemiyorum ya. İstemiyorum. Yapmaman lazım. Olmaman lazım. Madem oluyorsun oturacaksın bir köşede. Ben senin art niyetli olmadığından, kalbinden gram şüphe etmiyorum. Ama senin de benim etmemen lazım. Az önce nasıl kıskandıysan. Ben de aynı şekilde kıskanıyorum. Beni de biraz düşün ya. Allah aşkına birazcık düşün. Düşünmüyor muyum seni? Yanlış yaptığını kabul et o zaman. Var yapmasaydım mı? De o zaman. Yapmasaydım de. Bağırmadan olmuyor işte. O zaman yapmasaydım de. Özür dilerim de. Bir daha olmayacak de. Bir daha yapmayacağım de. Hareketlerime çeki düzen vereceğim de. Seni de düşüneceğim de. Sen nasıl bana kızıyorsan en ufak şeyde. Benim gördüklerim şu ana kadar. Yani gördüklerim derken işte üst üste gelen şeyler. Ben insan değil miyim ya? Ben kıskanamaz mıyım? Niye bana bunu yapıyorsun o zaman? Yani sen ayrı, ben ayrı işte dedikleri gibi bir şey oluyor. Sen ayrı yerde takılıyorsun, ben ayrı yerde takılıyorum. Sonra böyle işte buraya gelip aşk yaşıyoruz gibi oluyor. Anladın mı? İnsanlar bunu söylüyorlar. Bu senin ağrına gitmiyor mu? İnsanların ne dediği hiç önemli değil zaten. Biz de burada şey için yaşıyoruz. Böyle gelmişiz bu kadar insanın önünde ya. Aşk yaşıyoruz. Bu kadar insanın önünde yaşıyorsan o kadar insanın ya. Sorumluluğunu da alman lazım. Düşünmen için, lazım. Ailelerimiz için. De var o insanların içinde mesela. Benim için senin ne düşündüğün önemli. Ailelerimiz de var o insanların içinde. Bir kere daha söylüyorum. Benim için senin ne düşündüğün önemli. Ben böyle düşünmesem de bana da acı çektiriyorsun. Ben senin acı çektirmek için kötü istemiyorum. Bir şey düşünmüyorum. O zaman benim sana edeceksin. Acı çektirmek değil ki amacım. O gün oraya gittiğimi biliyordun. Hepsini biliyorsun. Biliyordun abi. Hadi onu da geçtim. Tavırların, onu tavırların, da geçtim. Tavırların. Orada... Karşıdaki kızın da seni beğenmediğini nereden bileyim ya? Ya nereden bileyim de o şekilde davranıyorsun da bana bunun açıklaması yapıyorsun. Bak ağlamayacağım diyorum, beni delirtiyorsun artık şey. Gerçekten ha. Geçerli bir açıklama yok bu duruma. Ya geçerli açıklaması çünkü bak ya, dün de söyledik sana. Şu bak, ne şu, kadar şimdi da şu olsa, satan bunları bunları dünden abi. Beri konuşuyoruz Adnan. Basit mesela yani. Sana söyleyeyim kardeşim. Şundan sonrasına bak. Bundan en az sonrasına. İki hafta konuşuruz. Ben ne söylüyorum? Ben ne söylüyorum? Keşke diyorum böyle yaşanacağını bilseydim. O önceden de olsa beğenmiştim. Hani çünkü benim beğenmişlik durumunda ilişkisi olmadığı için bu anormal bir durum değil. Ama keşke böyle olacağını bilseydim gizli tutardım bunu söylemezdim. Zaten aday da değilim. Yani bak şunu da söyledim. Ben bu eve sırf yani. Onun için de geldim demedim.
Böyle bir şey de ağzından çıkmadı. Ve ilişkisi olan bir insan, tabii ki biz de dediğin gibi evlilik geçirdik, ilişki geçirdik. Yani bizim artık o saatten sonra sayı göstermemiz düşer bize. Yani başka bir şey düşmez. Ya bak, başka da bakmaz. Ya bu saatten sonra kardeşim. Emre'ye de benim söyleyeceğim mesela şuraya geç. Şöyle diyeceğim kardeşim. İlişkinize saygı duyuyorum. Böyle bunlar yaşandı geçti. Buna bir çizgi çizelim. Bitti yani. Bundan sonra yapılması gerekeni konuşalım. Nedir yani? Ama kardeşim, bu kadar büyütmeye bu olayı gerek yok. Ben buna şimdi şey yapıyorum. Saygıdan bahsediyorsun ama şimdi senin yapmış olduğun şey, şu an tek başına sen bu durumu savunurken bu evin içindeki Şerif hariç diğer erkeklerin hepsi sana diyor ki yaptığın şey etik değil. Bak gülme. Gülme abi, gülme. Ne yapıyorsun sen ya? Neye gülüyorsun sen ya? Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Benim yaşadıklarımı biraz da sen yaşarsın Emre'cim. Bu mu yani? Evet. Benim yaşadıklarımı biraz da sen yaşarsın. Benim bir yaşadıklarımı gülüyorum, biraz bir ağlıyorum, da sen yaşa diye mi yapıyorsun bunu psikolojimi ya? Psikolojimi bozdun, bir gülüyorum, bir ağlıyorum. Evde de böyleyim zaten. Ben bozdum psikolojimi. Bir bardak deviriyorum, bir bilmem ne oluyor. Bir köşeye gidiyorum, bakıyorum fotoğrafına, gülüyorum. Ondan sonra bir şey oluyor, ağlıyorum. Psikolojimi bozdum, yaşadıklarımı sen de yaşa. Sen niye anlamıyorsun? Neyi anlamıyorum? Niye anlamıyorsun? Niye anlamıyorsun? Ya ben sevmesem seni, ben sana dokunamam ya. Allah Allah. Ben senin yanında oturamam ya. Ben senin yanına gelemem ya. Sen insanların söylediklerini niye bu kadar çok önemsiyorsun? İnsanların söylediğini, sen niye milletin yazdığını, çizdiğini ya da söylediğini ya da İnsanların bahsettiğini değil. Bu kadar çok önemsiyorsun? Senin yaptıklarını ya neyi önemsiyorsun abi sen bu kadar? Karşı niye önemsiyorsun ya? Bıraksana, tut elimden. Bak, diye. Akıllı kadın ne yapar biliyor musun? Ne tut yapar? Elimden. Sürekli gelir değil mi? Tekmeyi tut basar hayır. Falan. Ne ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? Tut elimden. Ben bu adamın yüreğini biliyorum de. Ben bu adamı seviyorum de. Ne yapsa yeridir değil. Ne yapsa yeridir değil ulan, ne yaptım ki ya? Ya manyak mısın? Allah Allah. Ben az önce ne yaptım? Seni beğenen adamın 30 santim yanında sunuyorsun. Sen de seni beğenen kadınla karşılıklı bir şeyler içiyorsun o zaman. Bunu beni bana beğenen açıkla. Bir kadın değil ki o zaten. Benim 5 sene önce nereden ben tanıdığım biliyorsun? Bir arkadaşım İçine o ya. Mi? Allah ya kaç sene... Ulan benim bir ilişkim olduğunu dünya alem biliyor. Sen ya benim de o zaman biliyor. Ben dün o adamla bir Tuğçe, tek o Adnan'ın bak, dediklerini bak, konuşmadım. Bak, seni sevdiğimi bak, de söyledim. Her şey birbirine girmiş bir sürü durumda, şey tamam mı? Söyledim. Susar mısın be? Bak şu an her şey birbirine girmiş durumda. Tamam mı? Yavaş yavaş gidelim. Tamam. Şu anda gerçekten hepsi birbirine girmiş. Hepsi birbirinin içine böyle dengesi bozulmuş bir şekilde devam ediyor. Tamam mı? Bak şimdi. Baştan anlatıyorum sana. Sana baştan anlatıyorum. Sırayla gidelim. Yoksa çözemeyeceğiz. Tamam, soruma cevap ver. Yoksa o zaman. Çıkamayacağız tamam, işin içinden. Tamam, ilk sorumu soruyorum. Sor. Diyorsun ya. Seni sor beğenen hadi. Adamın bilmem kaç santim yanındasın. Sen de belki nereden biliyorsun seni beğenmediğini karşı taraftaki kadının. Onunla karşılıklı oturup bir şeyler içerken benim buradaki pozisyonumu ve durumumu düşünmedin mi? Soru bir mesela. Tuğçe birincisi, bu fotoğrafları görürse birincisi, bu anı ne yapar? Birincisi, Tuğçe'ye orası, yazık değil mi demedin birincisi, mi? Birincisi. Birincisi. Bak bunu tamam bu şekilde... bu cümleyi sen bu soruyu böyle sorarak tamam mı? Hı hı. Bunu böyle şey bu şekilde konuşuyorsun anladın mı? Bu böyle bir durum değil. Bak ben sana bunu açıklayacağım. Evet. Orası bir doğum günü partisi tamam mı? Oraya insanların kendi yakın arkadaşları, sevgilileri, kız arkadaşları hepsi bir arada gelmişler. Hı. Ben diyemem ki benim hayatımda bir kadın var. Lütfen buraya arkadaşlar, kız arkadaşlarınızı çağırmayın. Lütfen buraya kadın arkadaşlarınızı çağırmayın. Ya da çağırdıysanız beni burada otururken lütfen video çekmeyin ya da fotoğraf çekmeyin. Ben bunu deme hakkına sahip değilim. Bir dakika. Bir dakika. Yaptığın hareketi yapmayın. Bir dakika. Bir dakika. Ben dinler bunu misin? Diyemem. Tamam mı? Ayca'nın yayınında alakalı sen bir şey söylemişsin. Onu konuşacaktım ben de. Çünkü bunlarla artık konuşulmuyor abi. Bağdaştırma yapmışsın senin selam vermenle alakalı. Ya şu. Onun ne alakası var? İma olayından dolayı bana bayağı Adnan'la Didem mi demiş? Gösterdi ya. Ne? Adnan'la Didem mi demiş? Burada kavga döneminde bana söylediklerinin aynısını söylüyor abi. Adnan'la bir kere ben cümleyi tam hatırlamıyorum. Onu zaten Ayca'na soracağım veya izleyeceğim. İzledikten sonra cevap vereceğim sana. Bir kere Adnan'la Didem olayı kesinlikle yoktur. Yok, isim vermiyor. Kesinlikle yoktur. İsim vermiyor ama hani Aycan da diyor ya burada imalar daha büyük hakarettir diye. Şimdi burada söylediklerinin aynısını, burada biz tartışma döneminde söylediğinin aynısını. Yani burada her şey konuşulmuyor. İşte bizim de bildiklerimiz var falan. Bu imanın aynısını bir izledim, sosyal medyadan da yapıyor. Bak, sen izledin mi yayını? Gördüm. Atmışlar, çekip atmışlar. Ne diyor? Diyor ki bu saatten sonra kimin hakkında konuşacağız falan filan diye şey onu yapıyor. Onu çok esprisine söylüyor ya. Yok. Onu hatırlıyorum. Sonrasında şunu söylüyor. Diyor gülerek ki, söyledim. Allah kahretsin şimdi kim diyor, çek? Ben de dedim hatırlıyorum. Ama diyor bu saatten sonra, biliyorum ha. Onu da biliyorum. Ama diyor bu saatten sonra diyor kimse kusura bakmasın. Konuşamadıklarımı diyor bu saatten sonra diyor bak diyor nasıl söylüyorum diyor.
Hiç kimse de kusura bakmasın diyor. Onu seninle sen de alakalı... karışamazsın diyor. Sadece diyor ki sen de karışamazsın Onur diyor. Yok yok alakalı. Vallahi aynen bu şekilde mi söylüyor? Aynen bu şekilde söylüyor. Yok o sen kendi üzerine alınmışsın ki seninle alakalı hiçbir ki, durum da, olamaz. Ya bana aynı kelimeyi kurduğu için üzerime alın. Yok yok. Bir kere artı sen o olayla bu olayı şöyle... bağdaştırma yani. Hiç alakası bile yok. Senin yapmış olduğun olayla bağdaştırdığın zaman sen özür dilediğin bir üzerine bunu bağdaştırdığında o zaman abes oluyor yani. Böyle bir şey bir kere yapımla anlaşma yapılmayacağını siz iyi bilmiyor musunuz? Nasıl yapacağız? Biz bunu bildiğimiz için ne diyorsun senin barışmalarına teşekkür gösterdim. Ben sadece yazı gördüm. Yazıda da şu yazıyordu. Yapımcılarla anlaşmışım, noter tutmuşum kendime fake. Ya manyak mısınız? Ben nasıl kendime fake noter tutabilirim? Nasıl yapabilirim arkadaşlar? Manyak mısınız? Böyle bir şey diyecek yani olsam söylerim. Yani Aycan'ın konuştuğu bir video var. Bunu da siz gördünüz mü? Abi yazışmaları ne kadar var? Yazışmaları bu falan. Bitti denildi an itibariyle bizim ağzımızdan çıkabilecek en ufak bir cümle, bir kelime, bir şeye göre insanlar şekilleniyor. Bir buradaki şey durumu. Diyeceğim. Çünkü merak ediyorlar. Bir dakika, sen bir ne dersen ya da ben ne dersen, ben hiçbir şey konuşmadım. Ben bir yazı paylaştım bu. Adnan bir yazı paylaştı bu. Çünkü beni buradan çıktıktan sonra hiçbir ilgilendirmiyor. Anladın mı? Onur'la birlikte... Canlı yayın açtım ve canlı yayının her anına kefilim. Sadece geç aslında programdayken konuşamam. Başıma dikilip konuşma, şuraya oturur musun? Kafama şu an dikiliyorsun. Gerginim ve böyle yapıyorum. Tamam oğlum kafamın üstüne dikilip tamam, de şey kuş otur. Gibi tüneme. Ondan sonra sadece geç aslında dedim ki Allah yarattı demem bak. Artık dedim ben de rahatım ki programda olduğum için konuşamadığımı çok iyi biliyorsunuz. Üstüne öyle bir şey eğlenirken manyak mıyım? Hayır bak bir tek şunun da bir şey çok diyeceğim. Net var. Ne siz diyorsunuz biliyor musun? Ki bir dakika isim verin. Bunun yazışması var diyorsunuz. Arkadaşlar canlı yayının iftira atamıyorlar mı? Senin içinde neler yazlar? Sizin içinde hepinize yazıyla her şey yapabiliyorlar demedim. Ben niye diyorum üzerime alındım? Burada o işte final esnasında falan söylediklerin aynısını söylediği için üzerime alındım. Alakası bile yok seninle bir kere... Çünkü harici ben ne dedim sana telefonda dedim ki abi bir an önce bir araya gelelim. Hatta Melis de dedi bir araya gelelim. Biz kahvaltı yapalım. Herhalde yapacaktık zaten. Yine yaparız. Sıkıntı değil ama bak şunu söyleyeceğim sana. Ama onun üzerine böyle bir şey olununca... Yok sen bir kere kendi üzerine al ama ben bunu dürüstçe sana dışarıda da söyledik. Beraber konuştuğumuzda da biliyorsun. Her insanın vermiş olduğu tepki farklı. Aycan bunlara tepki veriyor. Ha yaşamış olduğu belki hepimizden daha fazla ağır şeyler vardır. Katlanmak zorunda olduğu durumlar oldu sen de biliyorsun. Ben verir miyim? Ben vermem. Sen verir misin? Sen vermezsin. Tamam vermedik de bu zamana kadar. A bile yazmadık. Yazmayız. Ama o kendini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Tamam mı? Buna da saygı duyuyorum. Ama bu durumun o kadar eğlenceli bir anda arabanın içerisinde yapmış olduğumuz canlı yayında tamam mı? Gerçekten çok ciddi söylediğini düşünmüyorum. Arkadaşım benim kendi ağzımdan bir şeyim yok. Hala atlet fanları. Onlar benim ağzımdan, benim yazımdan, benden çıkmış bir şey yok. Ama senin ağzından, senin yazından, senden çıkmış şeyler var. Benim yazımla ne çıktı? Anlatabiliyor muyum? Bak aradaki ayrıma. Sana bak fanların yaptırmış diyorsun. Sen kendin yapıyorsun. İftiranız da bu olur. Ağzınız sizin olsun lan hep. Ağzınız bile yeter be. Tamam. Bu evde herkes ağlıyor, zırlıyor, atıyor kendini yere. Biz bir şey söylediğimiz zaman böyle oluyor. Tamam. Bana söylendi mi ben de atayım kendimi yere. Ben de gideyim o zaman editörlerle konuşayım. Kendime izah etmeye çalışayım. Yeter ya. Kimsenin ayrıcalığı yok. Bak Didem şu ayrıcalık şeyini bir yeter bırak. Yeter artık ya ama yeter. Ayrıcalık var kardeşim. Neyin ayrıcalığı var? Didem neyin ayrıcalığı var ya? Neyin ayrıcalığı var? Kimin ayrıcalığı var burada Allah rızası için ya? Bu da diyecek en son kişisin. O zaman senin de ayrıcalığın var diye. Ne ayrıcalığın var? O senin ayrıcalığın gömülüyor. O yüzden ben sana gömülüyor. O yüzden ben şeyleri göstermek zorundayım. Ben sana gömülüyor. Allah aşkına söyle ya. Ben istiyorum. Ne yapıyorsun? Niye ilk günden beri ben her şeyin sorumluluğunu almak zorundayım o zaman? Neye sorumluluğunu aldın? Neye sorumluluğunu aldın? Tamam Didem. Yeter be! Bugün sürekli sosyal medyada bir videodan bahsediliyor ama ben cidden öyle bir video görmedim ve evdeki hiç kimse görmemiş Rabia ve Didem hariç ki ne kadar garip ki sadece Didem ve Rabia en yakın yani şu aralar yakın olan arkadaşlar ve Aycan'ın zıttı karşısında olan insanlar böyle bir şeyi ifade ediyor, ima ediyor ama ellerinde ne kanıt var ne bir şey var sürekli kızın üstüne gittiler. Kız da çıkış yaptığı zaman niye çıkış yapıyorsun oluyor ben çözemedim. Parıma giriyor. Devam edelim. Kavga ettik. Tamam. Hakkında kavga ettik biz. Çok tamam. Şey var. Devam edelim bu konuyu. Günaydın. 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 Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Oha, sana ne oldu?
Arpacık çıkmıştı. Akın tokat attı. Geçen hafta sizi aldattım diye. Geldi burada ben de abisi boya olarak. Kötü olmuş, ben de abisi olarak tabii ki boynum kıldan ince hiçbir şey diyemiyorum. İstediği Akın'a gibi kimse o beni döver de, söver de, bağırır da. Akın o bizim kardeşimiz, ne yapalım? Bir kere Akın'ı kimse. Yapsın. Yapsın. Ne yapıyorsun kuzum? Ne yapıyorsun aşkım? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Sen niye böyle düşüksün burada? Şu olayları konuşuyorduk ya. Bizim evde sürekli kavga. Geçenki olayları konuşuyorduk biz de, yarım kaldı sen gelince. Ne yapayım? Aa, gideyim siz. Aa, gitme hayatım, nereye gidiyorsun? Ben seni özledim. Dedim geleyim dedim. Wow. Nasıl gidiyor? İyi. Aşkım bizim evde sürekli kavga. Rabia ile şey tartıştım. Kim? Evet. Teşekkür ederim. Rabia ile Pınar tartıştılar. Sonra iki tane başka kişi tartıştılar. Artık bizim dedikodu mu getirdin hayatım? Hayır. Seni aslında... Hayır. Seni aslında başka bir şey konuşacaktım. Söyle. Şimdi biz konuşuyorduk sabah Pınar'la. Tamam mı? İşte erkekler evinde kimler evliliğe hazır falan gibisinde. Hı. Ondan sonra senin evliliğe hazır olmadığını düşünüyor. Niye? Ben de biraz galiba öyle düşünüyorum. O yüzden de sana sormak istedim. Olabilir hayatım. Evliliğe hazır değil mi size? Nasıl yani? Şu anda bir sıcak şu bastı. An hemen mi? Ha, yarın. Hayır, genel olarak söylüyorum. Ya tabii ki tamamlamamız gereken şeyler var hayatımızda. Hayır, bu benlik diye bir şey konuşmuyorum. Yok, normal olarak merak ediyorsan hazır. Sorayım. Ya hazırım ama daha %70 yani. Diğer %30'u hayat, iş, çalışma ortamı. Mesela evet ben iyi bir iş yapıyorum, iyi bir kazancım olabilir ama... Ben kendi işimi yapmak isteyen bir insanım. Çünkü hayatıma yani alacağım, önce işimi yapacağım, hayatıma sonra alacağım kadını, onun ihtiyaçlarını, onun varlığını, mutluluğunu, yüzündeki gülümsemeyi. Biliyorsun maddi rahatlık manevi huzuru da getiren bir şeydir. Ben büyük paralardan bahsetmiyorum ama bizim hayatımızı gerekli şekilde doğru çizgide ilerletmek için gereken şey ne? İlla ki maddiyat. Tabii ki manevi duygular çok önemli ama... taşıma suyla değirmen dönmez hayat. O yüzden benim yani bu yaklaşık süreç işte bir sene mi sürer artık ortalama? Ki bunu biliyorsun sen, ben sana söyledim zaten. Neyi? Bir senelik bir süreçte benim kendi işlerimi yapmam için gerekli olan bir zaman var yani önümde. Bunları halletmek için belirli bir dönem bunlar için kovalayacağım yani. Ama o süreçte de biz nişanımızı tabii ki yaparız, tabii ki isteriz seni. Gelip alnımızın akıyla. Sen hazır değilsen isteme beni. Yavrucuğum evliliğe değil, hayata karşı tam anlamıyla hazır olmaktan bahsediyorum. İşini kurmak, önüne bakmak. Anladın mı? Hatalıyım diyor işte o konu için. Tamam, hatalıyım diyor. Ne, sana ne diyor? Ne diyor? Bir daha olmayacak diyor. Bir daha dikkatli olacağım diyor. İşte hatalıyım diyor vesaire vesaire. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Senin olayına ne diyor? Benim olayıma da... Adamın yanındaydım falan diyor hani orada. Sinir oldum diyor. Senin anlattıkların var dün diyor. Dün ben anlatmıştım hani karşısına çıkacak. Anladın mı? Buraya geldi su falan istedi ya. Sonra karşısına çıktığında bilsin diye. Orada suyu geldi boş oturdu ver, ya. Su değil mi? Hayatım sadece? Diyor ki senin anlattıklarından dolayı zaten doluydum. Hani biri sana ha, gelmiş sen diyor. Suyu mu söyledin? Ha gelmeyecektim diyor. Bugün de gelemeyecektim belki diyor. Ama senin anlattıklarından dolayı diyor. Geldim bu diyor. Olaydan dolayı geldim diyor. Sonra da diyor sizi yan yana görünce çıldırdım diyor. Anladın mı? Sabahtan beri nelerle diyor, hani uğraşıyorum diyor. Şey olmuştu ya işte Seda'nın bir şey söyledi güldün ondan sonra hani şey muhabbet oldu ya Emre'nin ama bir lafı benim, vardı. Ama ben gerçekten az önce de sinirlendim Emre'ye güldüm. Ya dedim ben artık de gülüyorum ya dedim. Ya sinirlenince şey, gülüyorum ya insanım hani, ben de Seda yani. Hanım demişti her, yani evli değilsin burada falan muhabbet oldu ya. Ona ne diyor? Ona ne dedim ben biliyor musun? Yok onu konuşmadık ama o konuda realite anlamında söyledim. Emre demişti ya hani Pınar'a bir kere. Sen de dedin de. Yani Emre de evli değiliz. Şimdi... Evet şu an kimse evli değil anlamında söyledim. Ama ben adama söylemem gereken şeyi söyledim ki zaten. Emre'ye de bunu söyledim. Sonra dedim ki iki kuruşluk insanları sevindirmeye hiç gerek yok. Ya, diyebilirsiniz hasta hasta ne işin vardı teknede diye. Gaflete kapıldım gittim ya. İyi oldum sandım. Gündüz serum yedim. Öğlende iğne yedim. İyi oldum, iyi hissettim kendimi. Gittim bir gün izin günüm vardı. Bu kadar. Bir kötü niyetim yoktu ki benim oraya giderken. Sonra da oradan atladım taksiye. Gökhan eve geldi. Ben atladım taksiye. Annemlere gittim. Bu kadar basitti abi o gün olacak şey.
Tuğçe bunu kendince dert etmiş, sıkıntı yapmış. Olabilir. Kadındır. Şimdi bunda iki konu var galiba. Ha. Birincisi senin orada hani kızların da olduğu bir ortamda oluyor olman. İkincisi de sen böyle bir durum gerçekleşti, niye hemen benim yanıma gelmedin? Niye gelmedin? Abi gelebilecek pozisyonda değildim. Hastaydım zaten ki bak nefes zor alıyorum, görüyorsunuz yani. Ales çok iyi karşıladı. Hepsi kızım, prensesim, canım diye böyle sevdiler. Babasının biraz olumsuz olduğuna dair bir şey Didem dedi ona da. Duydum ama. Babası dedi olumsuzdu dedi Aycan'a karşı dedi. Ondan sonra başka ne dedi? Öyle ya, bir o şey ben istemiyordu gibisinden konuştu. Ben de dedim, sizin hani süreciniz vardı ya, bir süreciniz. O süreçten bahsediyor herhalde. Hani ben o dedim, süreçte Onur'un yıprandığını falan sonrasında. Ben sadece şunu biliyorum. Senin annen şu an hala yumuşamış değil. Onu biliyorum. Evet, değil. Ama ben de söyledim. Ben de onu söyledim. Karın onun annesi yumuşamış değildir ama onun babası yumuşamıştır. Babası. Hayır, babası bana şunu dedi. Kızım, sen yokken ben o eve girdim. Senin için dedi, o şahıs dedim. O kişi dedim dedi. Çünkü bana artık senin isminin kullanılmaması gerektiği söylendi dedi. Size de nasıl söylendi. Size de söylenmişti. Çünkü ben programda olmadığım için ve bir hastalık sürecinde olduğum için ismimin kullanılması doğru değildi. Bana da öyle dediler dedi. Ben o an seni tarif edemediğim için o kişi o şahıs dedim. Bunun için de dedi önce annenden, ay önce senden sonra ailenden özür dilerim. Annenin önünde bu konu için eğilirim bile dedi. Bu şey yok dedi. Babası zaten sen benim gelinim değilsin diyor. Sen benim kızımsın, canımsın diyor. Beni öpe öpe bir oldular. Çekim bittikten sonra hastaneye kaldırıldım. Babası Taner'den geldi yanıma. İkide bir ateşime bakıyor. Yavrum iyi misin, hoş musun? Yani hepsi beni bağırlarına bastı. Benim annem sorunu da konuşuldu zaten. Biraz da evden konuştuk. Tek başımıza bir yere gitmeyeceğiz abi. O zaman hiçbir zaman hayatımız boyunca ne düğüne gideceksin, ne bayrama gideceksin, ne işte nikaha gideceksin. Hiçbir yere gitmeyeceksin abi. O zaman olur mu kardeşim? Bu programdasın diye, bu programdayız diye bir hayatımız olmayacak mı bizim? Valla şu programdayken evet hayatın olmayacak. Ya bırak o... Burada kulübe gitti diye adam elledik biz burada. O senin zihniyetin. Adam diskalifiye edildi. Aycan orada mıydı? Aycan'la bu arada onu söylemek istemedim size ama Didem bayağı bir tartışıyorlardı. Şu an? Şu an değil yani, biz oradayken ne oldu bilmiyorum son dakika. Aycan çıktı kapıdan, Didem gitti falan. Ufak bir gerginlik vardı. Çok böyle strese sokmayın kendinizi ama. Şu an Aycan evde mi peki? Gitsem görebilir miyim yani? Bilmiyorum abi, çıkarken yoktu. Çıkarken. Ben bir gideyim o zaman da bir bakayım. Nereden bakıyorsun? İşte kendime göre bana ne hissettirdiğini sorguladım ve ömrüm boyunca bunu hissetmek istediğimi düşündüğüm için ben senden emin oldum. Sen bana karşı bir şeyleri sorgula ki sen de gör emin olup olmayacağım. Ben senin hareketlerine bakıyorum. Mesela bazen çok fazla sinirleniyorsun ya. Normal, erkeğiz. Olur, damarlarımızda kan geziyor. Hayır, o kadar olacak. Bir de hassaslaşmana çok geriliyorum. Gergin olduğun zaman aşırı derecede beni geriyorsun. Hı? Gergin olduğun zaman aşırı derecede beni geriyorsun. Tamam, seni germem bir daha. Sakin ol. Beni germemek için kendin gerilmemen lazım. Olsun. Ne olsun? Ben gerilirim, sen gerilme. Aşkım sen gerildiğin zaman işte geriliyorum diyorum. Yani gerilme diyorum. O zaman beni gerdirme. Ben gerdirmiyorum. Normal olarak olaylar yaşandığı zaman hassaslaşıp her şeyi üstüne aldığın için geriliyorsun ve beni de geriyorsun. Üstüne alırım tabii. Çünkü sevdiğim insanlar bana bir şey dediğinde üzülüyorum. Tamam, aşkım ben çok mutlu böyle. Kimseye her şeyi... hak ettiğinden fazla değer vermeyeceğim bundan sonra. Tamam, o işte. Bu olacak zaten. Tamam. Hadi ben kaçayım. Yarın bir örnek veriyorum. Burada olacağı gibi. 3 ay, 5 ay sonra örnek veriyorum. Evde kaldık. Allah bozmasın, bitti. Kalktı, bir ilişki oldu, bir şey oldu. Demeyecekler mi sen böyle böyle dedin, yanlış izliyorsun, ne yapıyorsun gibisinden. Ben bunu örnek vererek ilişki bittiğinde ilişkin olur musuna, olabilire getirdim. Bunu yapamazsın işte bunu. Ya arkadaş, ama bunu yapamazsın. Dinliyor musun? Anladın mı? Ve ben baştan kara kedi... Şuna geleceğim. Ve ben... Şimdi sen gittin konuşmaya. Benim yüzümden hani burada ben şunu bile düşündüm. Hani ben böyle bir şey hiç düşünmedim, istemedim. Bak, senin yüzünden tartışma. Ben, bir şey tartışma sana. Aşamanızdan bile ben rahatsız oldum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çünkü ben buraya delikanlı gibi söylemişim. Heh. Ben boş 2 ay önce burada ilişkisi yokken düşünerek başvuru yaptım ama şu an ilişkisi var. Bu kadar basit. Ha, bunda uzatılacak bir şey yok. Tamam. Bunu keşke benimle başa başa şöyle oturup kardeşim... Sen niye ben böyle duydum? Niye? Ya sen... Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım, baba bak ben sana sabah da bir örnek de verdim hatta. Bir şeyler ben sana de desem ki ben şeylerde konuşsam da ben böyle talibim desem ondan sonra bana istediğin tepkiyi vermek istemezsen eyvallah. Bir şeyler de konuştum sana, bir şeyler de anlattım. Ama sen hala kendini bak bazı konularda haklı görüyorsun. Bunun bir haklılık yanı yok.
Murat, Murat da değil mi isim? Evet kardeşim. Bak, bak bunun bir haklılık yanı yok kardeş. Gerçekten yok. Dünyanın neresine gidersen git, hiçbir kitapta yazmaz mı? Ha, zaten sen mutlu olduktan sonra, Onur mutlu olduktan sonra bu evdeki kimseye de rahat düşün. Sen? İyiyim canım. Kızlar bir kavga çıkıyor. Kimle kim arasında? İzin vermedi ki Akın durmama. Ne kavga? Emre ile... Seninki neydi? Murat. Seninki ne ya? İşte o. Çok kötü. Diyorum durayım ben bir izleyeyim dedim. İzin vermedi. Nasıl kavga? İşte anlat. Tartışıyorlardı. Çok ciddi tartışıyorlardı. Didem nerede? Ben ne bileyim. Allah. Giderken Didem vardı, sen yoktun. Şimdi sen varsın, ben daha iyi misin? Şimdi ben dışarı çıktım da hepsine tekrar baktım. Bak emin olmama rağmen İzledim baktım. Mi? Evet. Ki onların bak Didem'in öyle bir iddiası varsa bu ekrana verilebilir. Editörlerimize söyledi. Didem elinde, değil ya, bana da geldi işte. Elinde geldi. Varsa sadece bir yazı var canlı yayından alınma. Bir de benim sadece genç şahsı için söylediğim bir... Tamam da bir yazı o... varsa o yazıyı sen mi yazdın? Hayır. Kızım canlı yayında nasıl yazabilirim? Ya, işte diyorum ya o yazıyı sen mi yazdın? Hayır. Ya o zaman yazılar hiçbir şekilde kanıt senin değil. Senin ağzından yazılmış bir yazı. Ayrıca velev ki sen böyle bir şey dedin. Tamam ben bunu da dedim. Derim. Eğer velev ki sen böyle bir şey dedin. Belki şaka yaptın. Kızım, belki gerçekten yaptın. Şey kimi ne ilgilendirir ya? Dedim desem dedim derim. Ben burada her şeyi kabul ettim. Programla bak, ilgili olduğu için tabii ki ilgilendiriyor. Zamanında hani biz dedik bu... ki makara yaptı herhalde dedik. Hani bunu böyle açıklayacak dedik. Biz böyle düşündük. Çünkü sen hayır, o tarz bir insansın. Hani bunu makara olarak açıklayacak ama bu ciddi bir konu diye söyledik. Ama sen geldin olmadığını söylüyorsun. Biz şaşkınız çünkü gerçekten sosyal medya çalkalandı. Tamam çalkalandı ama bir yazıyla. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunu peki bir şey söyleyeceğim. Bunu Rabia çıkartıp atlet fanları çıkarttı. O zaman arkadaşım benim fanlarım da Didem'i söylemediği yani bir şey. Biz bunları eğer hani kısmet soru devam ederse. Ben orayı görünce inandım. Bir şey diyeceğim. Sadece şey sonundaki videonun başında benim bu söylediklerim. O son işte, şunu şöyle yaparım bunu Rabia, böyle yaparım muhabbetleri. Sonunu koyabilecek fan kitlesi o başta benim yazımı alamıyor da mı sonunu alıyor? Bu çok saçma. Abiciğim peki sana bir şey söyleyeceğim. Bir varsa tane. Dünya üzerinde bir neden şey. Neden bu video? Evi... Bir tek Didem'e geliyor. Ve hani Didem'den dolayı sana bana geliyor. Bana geliyor. Hani neden ya bak bu evde 7 tane şey var. Yani. Tabii ama... şöyle bir durum var. Hani işte Aycan işte düşman oluyor bazen fan grupları o yüzden. Aycancılar. Şey diyeceğim. İşte senin fanlarınla atlet fanları birleşip bana neler diyorlar. Ben, biz atletle nasıl birleşebiliriz Aycan? Ben i̇şte özel, ben de bunu anlamadım. Ben nasıl birleşiyorum? Hayır. Bu akıl sır ermiyor. Dün Aycan evde yoktu. Bugün geldi. Gelmesiyle birlikte Rabia ve Didem ona... sosyal medyada bazı görüntülerden bahsettiler. Açıkçası Aycan bunu aslında çok net bir şekilde cevap verdi ve ben de daha sonrasında sordum bir görüntü var mı diye. Bir şeyin görüntüsü yoksa yazışma bence hiçbir şey ispatlamaz. Aslında vermiş olduğu cevap çok açık ve netti fakat çok fazla üstüne gidildiğini düşünüyorum. Ama bana kötü olanlara dert iyi olmayacağım yeter. Benim yapmadığım bir şey üstüne birileri bana iftira atıyor. Bu saatten sonra ikiniz aynı ortamda bulunmayın aga. O zaman benim tepkilerim çok daha başka olacak. Yapma. Bu şekilde konuşman da beni sinirlendiriyor işte hani. Senin gırtlağın patlarken hayatındaki kadın neden gülerek seni dinliyor mesela? Sen bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın birader? Kardeş, bu adam dün geldi. Tamam, dinle beni bak. Ama dinle. Bu adam dün geldi, konuştu. Ya bana öyle titreme ha. Ne? Bana öyle titreme. Sen niye titriyorsun? Ben titrerim. Hasta mısın? Evet. Tamam, ben de hasta olurum. Sana bana, senden bana geçecek. Tamam, Allah Allah. Bak, ben böyle anlatıyorum. Elini indir öyle. İltihap şeklim benim böyle Emre. İndir elini öyle koy. İltihap şeklim elini benim indir, böyle. Elini indir. Böyle iyi. İndir öyle. Böyle iyi. İndir öyle. Böyle iyi kardeşim. İndir lan. O adam dün geldi buraya. Tamam mı? Dedi ki, ben dedi, iki ay önce dedi, gördüm dedi. Başvurdun. Bunun sebebi budur dedi. Ben bunun kine dürüst dedim. Anlatabildim. Buna ben dürüst dedim. Ve ondan sonrasına talip değil. İşte bozuyorsun. Sonrasında karıştırmak arasına, çekimler. Bir saniye bir saniye. Ondan sonra konuştu. Cümleleri içersen cümleleri seçmeler. Yeter Neci. Tamam ya. Tamam ya. Tamam yeter baba. Şu konuyu kapatın. Yeter şu konuyu kapatın. Sizden var. Yemin beni araya aldılar. Bana biri sağdan biri soldan konuşuyor. Şey demedim ben. Peş peşe koyuyorsunuz. Olay bize oluyor. Tamam kardeşim bu konuyu yeter kapatalım. Yeter ya. Kardeşim sen de kusura bakma ben alışmak istemedim. Ne?
Yani aranızda eğer problem olduysa benden dolayı da özür dilerim. Senden dolayı bir söylüyorum. Problem olma ihtimali benim yok niyetim, baba. Hayır, haberin olabilir. Olsun. Bak her şeyde böyle ters algı ama ben iyi niyetle söylüyorum bunu. Eyvallah. Sonuçta sen de böyle bilmeden veyahut da ne bileyim kötü niyetle olmadan dürüstçe bir şey söylersin. Bazen dediği gibi kim söylemişti Adnan mı? Doğru şeylerde bazen ortaya kötü sonuçlar çıkartabilir. Bu yüzden de ben kötü bir şeye vesile olduysam özür diliyorum. Bu kadar basit. Eyvallah. Benim için de bir art niyet yok. Bu konuyu da kapatalım. Şerif de sadece o an dinlerken öyle bir onay verdi. Buna da kötü bir şey yok. Aranız bir boş yerin boş muhabbet. Yok ben aranızda bozmayın. Onunla ben özel konuşacağım. Yok sorun yok. Yok gerek yok. Sorun kapansın yok. Bu konu. Tekrar konuşulmasın cidden. Heh. Konu orada kapandı zaten. Sana da yeni insanlarla mutluluklar dileriz teşekkür kardeş. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Sen beni anlamışsındır artık bu saatten eyvallah. Sonra. Allah da ilişkinizi daim etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben Aycan'a öyle bir şey demek istedim düşünmüyorum. Tanıdığın için ve sen iyi gözle baktığın için. Kötü gözle bakan herkes o kadar çok kötü şey görür ki Fahime. Ama düzgün bir gözle, iyi anlamda bir gözle bakan herkes hiçbir şey görmez. Ya ben de kötü niyetli bir şey söyledim. Yani ben neyi algıladım biliyor musun? Ben mesela Onur'a derim. Ya kardeşim derim sen laflarına bu kadar şey diyorsun. O zaman da hareketli. Hatta bunu ne için de derim biliyor musun? De arkadaşıma da derim. Sevgilisine gaz veririm. Daha çok o zaman yap derim. Bak aslında ben de bu şekilde. Ama bu evdekiler şunu anlamıyor. Ya ben bugüne kadar baştan beri bu evdeyim ve her şeyimi açıkça pat pat insanların yüzüne söylemiş birisiyim. Ve ben yaptığım her şeyi kabul edecek birisiyim. Çünkü kimse benim burada anam babam değil. Ekmeğimi suyumu, hani senin sayende herkese söylüyorum bunu yanlış anlama. Ekmeğimi suyumu da kimse vermiyor. Maaş da vermiyor kimse bana. Hiçbir şey yapmıyor. O yüzden söyleyeceklerimi söylerim. Tutup da kimse beni burada linç edecek ya da bir şey yapacak durumda değil. Yani bana bir baskı uygulayamazlar. İnsan düşündüğü her şeyi belli bir ahlak çerçevesinde her şeyi söyler. Ama insanlar hep inkar ettiğimi düşünüyor. Ben anlamıyorum. Böyle. Çünkü bu sefer de bak şu da çok hoşuma gitti. Kaç gündür bana gelip sorman çok hoşuma gitti. Ben çok zaten dedim ederim. Orada da kritikte de söyledim. Dedim ki ben Aycan şu anda burada değil. Çok teşekkür ederim. Aycan geldiğinde kendisine sorarım. Çünkü öyleyse zaten ben de sana ona göre cevap veririm. Hayır. Anladın mı? Bir de böyle bir şeydi. Söyleyebilirim. Ama bu seni sevmediğim şey anlamına gelmez. Ama söylemedim. Söyleyebilirsin zaten. Onda bir sıkıntı yok. Burada herkes her şeyi söyleyebilir. Ama şöyle bir şey var bak. Şimdi mesela Akın da böyle algıladığı için işte sanki onun ilişkisine, onun Akın'la duygularına. Ben çok böyle ters düşüyoruz ya. O yüzden Akın her şeyi yanlış anlayabilir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? O konuda aslında Akın senden yanaydı. Ve ben bunu o zamana kadar biliyorum. Anladın hangi mı? Hangi konuda? İşte bu video meseleleri vesaire olan var ya, orada bak. Diğerleri ne diyor bu konuya? Önemli değil, konuşuldu tamam mı? Konuşuldu mu erkekler sadece evinde de? Bilmiyorum. Sen benim gözümde ben seni çok büyütmüşüm. Sen de daha fazla büyüdün, düştün gözümden. Anladın mı? Ya. Adam gömüyor, o da gülüyor. Adnan hep senin altından çıkıyor kardeşim. Hep senin altından çıkıyor. Dayını şurada üçümüz otururken bile Murat sana dedi ki kardeşim dedi bir sen beni anladın dedi boş ver dedi şimdi tartışarak dedi aranı bozma dediğinde bile şurada adama hak vermedin mi oğlum sen? Abi bak onu bana ben yine bir aynı şeyleri söylüyorum bak yine söyletiyorsunuz. Ben bir çizgiye kadar okey dedim ondan sonra hak vermedim abi bunu ben yine söyledim ya. Tabii biz ondan yapmayın sonra zaten ya. Şey konuştuk. Yapmayın Allah aşkına ya. Sen de şu yanağına bana ayrıca benim bir operasyon yapmam lazım. Tuğçe'nin kalbi kırık bana hala. Yap ondan sonra kalbi kırık. Karışma ya. Sen sanki hiç kırmadın karşındaki kadının kalbini. Yani tam şimdi böyle konuşmana hayır, gerek hasta yok. Hasta olduğum için böyle duruyorum. Yapmana gerek hasta yok. Olduğum, ben seni biliyorum. Şey seni tanıyorum. Ben hiçbir zaman kendimi hani öyle ezikleyerek, küçümseyerek böyle hani bir şey yani yapacak bir şeyleri kendini böyle hani bazı şekilde göstermene gerek yok. Ya normal göstermiyorum. Ben çok güçlü ve burnum dik birisiyim. Ama sadece şey yani şu an hastayım Aycan, konuşamıyorum bak, bile. Yorma kendini. Bak ben senin gerçekten inan çok yorulduğunu anladım şu an. Ben senin arkandan çok kötü şeyler de konuştum. Bak Kur'an çarpsın. Ama inan bak yorma kendini. Bak dedeme dedim ki Didem yemin ediyor böyle diyor şöyle diyor bir şey demiyor. Abi ya biz seninle dışarıda bak, da görüşürken. Bak senin arkandan çok kötü şeyler konuştum. Çekler kime gelmiş olabilir? Sana mı gelmiş? Rabia Karaca. Ha bana mı gelmiş? Bakayım. Daha var. Geliyorum. Hadi, vallahi. Yemin et. Vallahi. Aa, varsa bayağı yardım edeyim, var mı? Bakacağım. Oo. Ay. Teşekkür ederim. Aa. Of. Ay papatyalar. Aa, en güzel. Bu kadar mı? Kocaman yaptım. Ay çok tatlı. Çok güzel. Hiç
İçine limon sıkayım birazcık. En güzel papatya buketi. Ben sana söyleyeyim. Ay papatyalara baksana Tuğçe. Çok bak, güzel olmuş. Tabii ki de. En sevdiğim. Versene şunu. Bak. Ben de papatyayı çok seviyorum. Bir papatya geldi artık bana. Nihayet. Eş adayım olmasa. Ne olay oldu papatyalar. Allah Allah. Çok şuna güzel bak. Değil mi? Çok güzel. Pembe. Ay çok güzel kokuyor. Beyaz, kırmızı. Şuraya koyarım onu. Ay bu çok güzel kokuyor ya. Şeye koy, saksıya koy hemen. Benim sıkıntılarım var benim. Benim sıkıntılarım var. Benim sıkıntılarım var. Al verir misin? Vallahi sıkıntılarım var. Lan. Adnan verir misin kardeşim? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer ikisi salladınız ama ben gideceğim. Dur. Ben geçin oraya. İlk ben gideceğim. Ya oğlum geç ya. Geç gerçekten çok merak ediyorum şu an. Atmayacağım. Bir şey söyleyeyim ben gideceğim. Yan gel. Ayca'nın Didem diye tartışsın öyle. Gönül koyar. İtik olacak. Bir dakika atarım o ne? Gönül koyar. Valla ne koyarsan koy kardeşim. Gönül koymayın. Peki. Dur hatta burası daha zorlu element. Geçin oraya. Benim sıkıntılarım var demiştim Allah. Tamam geçin oraya. La gel ya. Ben böyle bir yarışa girmem. İlk ben salladım gitmezsem harbi kalbim kırılır. Hastayım ben. Allah'ın sallasın. Daha da konuşmam. Daha dün birlikte. Bana iş getirme. Hayır, bana iş getirme. Sallam bir olay olmuş. Dondurmacı gibi yapmadın mı? Sallattırmıyor ulan sizi. Verir misin kardeşim şunu? Sadece ikimiz gideceğiz. Ver çubuğu ver ver. Çubuk bende kalsın da alabilir miyim? Versene oğlum şu flamayı. Sadece ben de Onur abim diyeceğiz. Haksızlık yapılıyor. Yalnız ikiniz salladınız ya. Ben abi, de arıyorum şu an kırmızıya benziyor. Beyler haksızlık yok. İlk kapan sallayan benim olsun, zaten. Olduğu geçen kadar. Geçen haftada ilk ablan salladı. Aşk kutusunu sallıyorum. En son ablan gitti. Bu sefer ilk ben gireceğim. Kırmızı oda. Adnan versene şunu. Yok. Tamam, hadi. Benim bahçesine çevirdireceğim. Sallayacak mısın sen? Hı? Şu an konuşamayız. Oğlum beni çağırmayacak. Ayıp senin yaptığın ayıp. Vallahi dün anamın yaptığını var ya. Yerim daha da hiçbir şey yemedim salla, ya. Salla salla salla. Ayıp. Acayip acıktım. Senin yaptığın... Aaa! Aaa! Gördün mü? Vallahi ben sallamayacağım ha bir daha. Vallahi. Senin yok, yaptığını, şey... senin yaptığını Çorum'da yapmaz. Ne oldu? Ben Çorum'luyum. He, ne oldu? Büyük ihtimal Tuğçe çağırdı. Fotoğrafı nereye koydun lan ya? Hak, hukuk diye bir şey var bu evde kardeşim. Yok, bak, bir... Tuğçe'ye dua et. Bence Tuğçe çağırdı. Bana kalbi kırılan bir prenses var ve ben onun kalbini almaya çalışacağım. Tuğçe'yi buraya bekliyorum. Aha. Tuğçe çağırmadı ki. Bunu yeni gelen aday çağırmıştır. Eve de gider kırmızı odaya basar. O çocuk çağırmaz da. Çağırmadım. Ben sanırım. Halima, Tuğçe bayrak kaldırmış mıydı? Kaldırmadım. O zaman erkekler evinden çağırdı? Çağrılmıştır. Ha. Hoş ya. Dejavu yaşıyorum şu anda. Bu an daha önce yaşamış gibiyim. Sana hala kırmadım fazla sarılma. Otur. Duydun mu? Otur. Daha çok sarılıyorum ki belki kırgınlığın daha çabuk geçer diye. Bu odaya geldiğimde hep böyle keyifli geliyordum ama şimdi biraz kırgınım sana. Ayrıca bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Bir dejavu yaşıyorum. Normaldir. Bir daha yapmayacaksın değil mi artık? Bizi zor duruma sokacak şeyler. Sakın bir şey yapmadım ki deme. Yaptığımda bir şey yok deme. Çünkü o da bana şu an şey gelecek. Aynı şeyleri duyuyorum ya hep. Bak bir tane. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz öyle bir yerdeyiz ki. İnsanlar çok hazırlar en ufak şeyleri büyütmeye. En ufak şeyleri. Ne olursa olsun. Bölmezsen sevinirim. Tamam. En ufak şeyleri. Tamam mı? Bak. Dedim. Hayatım
Her şeyi de bari. Her şeyi yani. Yani. Her en şey. Ufak şey. Her şeyi büyütmeye tamam. hazır insanlar. Tamam. Dünü de büyütmeye hazırlar. Ondan önceki günü de büyütmeye hazırlar. Benim ama olayım bizim... da senin olayın. Aynen öyle. Ama bizim bunları birbirimizin arkasında durmamız gerekiyor. Anladın mı beni? Anladım. Yoksa yerle bir ederler. Keşke bunlar tarmar hiç olmasa ederler. Mesela ve biz de bu ana gelmesek. Keşke bunlar olmasa ama bunlar İnsanların bazen... konuşacağı şeyler ellerine geçmese bir tane. Mesela. Bunlar insanların elinde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşen durumlar. Yo, gayet elindeydi bence. Değildi. Elindeydi. Değildi. İçtiğin yediğin değildi. Her şey elindeydi. Elinde olarak oldu bence. Ne alakası var içtiğin yediğin ya? Neyse anladım. Ne anlatmaya şey? Tamam tamam. Elinde elinde sen yapıyorsun diyorum, tamam mı? Benim olayım da var şu an evet ama benim yaptığım bir şey yok onun için ve ben ne konuşmam gerekiyorsa konuştum. Ben burada senin yanındayım. Anladın mı? Ben burada seni seviyorum. Ben burada, biz burada bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler bizim önümüze sorun olarak gelebilir. Bunu ben de yapabilirim, sen de yapabilirsin. Ama önemli olan orada da dediğim gibi bunu aşmak. Kalbinin kırık olduğunu biliyorum. Kalbinin kırgınlığını da biliyorum. Ama ben de sana kırılabilirim. Ben sana kırılmamayı tercih ediyorum. Sen ben sana... bana kırıldın mı? Tuğçe, kırılabilirim ben de sana. Ben de insanım, benim de bir kalbim var. Neden kırılmayayım? Ben seni kırmış neden olsam üzülmeyeyim? Onu bir daha yapmam. He? Af dilerim. Tamam. Ve o hareketi bir daha yapmam. Ben de yapmam. Ve senin yapma ben de dediğin yapmam. Şeyleri ben yapmıyorum. Ben zaten bir yanlış yapmadım diyeceğim. Yine bana başlayacaksın şey yapmaya, çıldırmaya. Bir yanlış yapmadım. Niye çıldırıyorum ben, biliyor musun? Yaptığım şeyin... Gel buraya. Bırak şu. Bırak. Bırak artık ya. Dur. Bırak artık. Bırak. Bırak. Bırak ki önümüzü görelim. Bırakmadığın sürece sorun yaşayacağız. Bırakmadığın sürece diyorsun yani insanların yorumları diye. İnsanlar yorumlarına devam edecekler. Biz ancak el ele olursak, sırt sırta verirsek burada güçlü dururuz. Tamam mı bir tane? Sen niye sürekli sorun yaşıyorsun o zaman? Yani mikrofon takılmadan önce vesaire neden bu kadar kıskanıyorsun? Ben neden seni kıskandığım? Anladın mı? Çünkü seni seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de öyle görmek çünkü... istemiyorum o zaman. Kırılıyorum, anlamıyor musun? Tamam, görmeyeceksin. Bir daha yapma artık. Görmeyeceksin. Bir daha görmeyeceksin, tamam mı? Görmeyeceksin bir daha, tamam mı? Gel buraya. Gerçekten bana iyi gelen insanlara iyiyim. Ama bana kötü olanlara dert iyi olmayacağım yeter. Ben konuyu kapatmayacağım. Enayi miyim ya? Enayi miyim yeter ya. Ya bize gönderilen şeyler var tabii ki. Ama üst üste yemin edip üst üste şey yapıyor. Gelsin. Hani ben boş tamam ver. Dedim. Neyse boş tamam, ver. Tamam şimdi şey oyun. Neyse dedim. Abi. Boş ver dedim. Opa. Bir de şey. Gerçekten. Bak kendisi diyor böyle, ki. Hani şöyle hareket yaptırtıyor. Bak şunu ben sanırım de böyle. Anladın sana mı? Dedim onu. Şunu yaptırtıyor bana. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Bir şey demiyorum. Bunu aldım yani. Bir şey söylemek istemiyorum. O, yani şey konusunda gelirse kendisi yok benim elbiseler ayağıma gelecek. 500K takipçim var diyordu. Şimdi bana ne zaman ayrıcalık yapıyor diyor. Söylemiyorum üzülmesin diye hasta çünkü. Şu an tartışmak istemiyorum. Maria ile aynı dövmeyi yaptırmış. Ha, anlattı. Yani Maria ile hala aynı fotoğrafı dövme duruyor. Bak çarpıtmayın böyle şeyleri. Şerife'nin Melis'in söylediğini söylerim baba. Melis'in söylediği de değil. Melis'in söylediğini söylerim. Artık koluna bak dövme yok. Açıkladım kanki onu da sana yani. İşte kardeşim. Ben bir daha açıklayayım hadi. Sor bir daha söyle. Ben Melis'in söylediklerini söylüyorum. Dövme mevzusu yaptırmadın diye konu yaptın mı burada? Yani ne yapsa şaşırırsın Adnan. Ne yaptı? Ben bir şeyleri toparlamaya çalışıyorum. Zaten hastayım. Sıkıntı var üzerimde, kırgınlık var. Gidiyor o arada Melis'in kulağına diyor ki senin dövmeyi de yaptırmamışlar. Geri gidiyor oradan, uzaklaşıyor bir de. Dedim ki sana dedim kesin dedim. O kadar saçma bir bahane uyduracak ki dedim inanma dedim. Sabahtan beri sana ne yalan söylesem diye düşünüyor dedim. Şey dövmecinin annesi rastlamış. Ne biliyor musun? Sana ne yalan söyleyeyim? Yalan söylesem bile yalan söylediğimi söylerim diye dedi. Yok. Ben yalan söylesem bile haber veririm dedi. Aynen. Yalanımı söylerim. Eyvallah. Nasıl bir kahve yapıyorsun? Kardeşim açız ya. Dün annemin yaptığı yemeklerden beri hiçbir şey yemedim. Geçen günkü vardı ya içtiğimiz. Vallahi billahi. Onun çikolatalısını yapıyorum. Oo. Ya abi işte sürekli geçmiş hakkında konuşup geleceği bir türlü konuşamadık. Bir de yani. Sizin sıkıntınız ne biliyor musun? Bu evdeki geçmiş de değil. Ta evet.
4 yıl, 5 yıl önce. Ya gömmüşüm zaten, anladın mı? Gömmüşsün de Instagram'dan niye fotoğrafı silmedin aga? Abi işte bak, bak umursayan bir adam olsam ya. Tabii tabii. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kızla sarmaş dolaş. Çok... Öyle mi? Biliyorum ben fotoğrafı gömdüm. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? 4 sene önceki ilişki nereden? Adam 1000 tane fotoğraf doğru söylüyorsa bilmiyorum. Bin tane. Sana bir şey söyleyeceğim. 1000 tane fotoğraf var diyor. Şey bak, o zaman ben de sana şöyle bir şey söylerim. Bir tane bak, 10 tane 20 tane olsa yok, bu programa gireceğin kesinleştiğinde o hareketi yapacaksın zaten. Anladın mı? Sen o ilk zamanki halin var ya, onun 5 katı oldu. Evet. Ya benim nefretle bakıyorsun. Evet, nefretle bakıyorsun. Eskisi gibi bakmıyorsun. Ve öyle bir konuşuyorsun ki girilmeyecek yerden giriyorsun. Nefretle bakıyorsun ne demek ya? Şurada şu yaptığın neydi Aycan, söylesene. Ne hırsı ya? Abi son raddeye gelmişsin artık sen. Biz evet, böyle şeyler konuştuk mu? Çünkü bak, çıldırdım çünkü Aycan, ortada atılan bir iftira var. Bu insanlar seni tanımıyor. Ama biz seninle bu evde vakit geçirdik. Tanıyın, ben nasıl birisiyim? Bak gerçekten sinirleniyorum. Ben nasıl birisiyim? Abi sen hırslı bir kadınsın, tamam mı? Sen hırslı dostlarını mı? Gerçekten gözünün içine baka baka ya, farz edin kırabilecek, ki bu şekilde bunu... bel altı vurabilecek bir insansın sen işte. Siz vurmuyor sen musunuz ya? Seni kim? Sen en çok birbiriniz ikiniz bir bel altı vurdunuz. Bizde seni hiç, ben seni hiç yaptıklarınla bak beni konuşturma. Ben seni hiç bileyim bilmeyeyim hiçbir şeyinle seni bu evde vurmadım. Vurmadın. Vurdun de bana. Vurmadın mı? Konuşmadın. Vurdun. Bak ben hiçbir, hala da bak konuşmam konuş diyorum. Sen demedin mi burada? Rabia ile arkadaş olsan Rabia seni iki günde her şeyini ifşa eder, sayar, soyar. Şeyde söyledim, senin yayında yaptığın söyledim. Şey neydi? Yayında söyledim. Neydi? Eleştirdiğin şeyi kendin yapmıyor musun sen Didem, şu anda? Yayında söyledim. Ve kim ben her şeyi burada konuşuyorum. Ya, hayır şunu senin dedim. İfşa, anlatamıyor musun? Tuğçe'ye dedim ayrıca. Sana söylemedim. İşte. Ya ne oldu kırmızı oda şeyleri, mağdurları? Emre. Bilemediniz mi? Bak üçü bana saldırdı, dördü hatta. Şu grup yastıklarla bana... Bana derken sen kimsin bana, ki? Bana saldırdılar. Sana? Tabii. Allah dördü, Allah. Yastıklarla. Sen sokağa çıkamayacaksın daha, dur burada bir dur bekle. Sen daha sokakta yürüyemeyeceksin haftaya birader. Haftaya çarşamba. Haksızlık bu. Ben gidiyorum. Nereye? Kırmızı odaya. Oy. Yarimi göreyim be. Kurban oldum. Şunu versene ya, doğru. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı odada kıpkırmızı oldun, geri geldin. Bakalım ya. Farima seni çağıracak mı? Ne oldu senin suratına, ne oldu? Kızlar senin suratına bir açılmış sanki. Ateş, ateşim var şu an ondan. Ateşim var ondan. Kırmızı oda seni açmış kanki. Yok be. Ama güzel şeyler oldu yani. İyi bari. Ama biraz kalbi hala kırık yani. Nişanlım gelsin, Aycan'ım gelsin. Ben seninle uğraşmaya gelmedim. Didem, ben benimle uğraşma. Ben çünkü sana bir şey yapmıyorum. Karşına geçmeye de çalışamam. İnşallah birinci siz olursunuz, şey evlenirsiniz. Bir şey demiyorum. Ay. Ama ben hep böyleydim. Bir şey yapmadım ya. İnanmak dedim ya. Konu benedirlik değil Aycan. Konu senin gerçekten insanları bela durman ya. Önce aynaya bakıp duracaksın abi. Hepimiz mi masumuz dedik biz burada? Ya ben masum değilim diyorum. Sen bizi bu şekilde vuramazsın. Sen de kendine ya, bakacaksın. Ya vurmadım. Ne diyorum ya? Bak gerçekten yapmayın arkadaşlar, ne diyorum ya? Yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Valla ben yanlış bir şey Allah duyuyorum. Yukarıda ben yeter artık şey ya. Aşkım. Gel. Gözüm nasıl oldu? Oh, gözüm şiş. Seni görmeyince inmiyor gözüm. Ya o kadar mutlu döndük Safranbolu'dan, geldik evde. Kesinlikle. Kıyamet. Didem'le senin aranda da tartışmış olmuş. İftira atıyorlar. O gün biz... Ne iftirası? Bu izin verildi de dışarıdaydık, evet. Ya programın belli bir süreci var dediler. Orada ben sözde demişim ki noter ayarladım, birinci bizdik. Ama olsun önemli değil demişim, eğlenmişim. Ya ben böyle bir şey niye diyeyim? Bir kere noteri ayarlayabilecek güçte olsam benim bu evde... Hayır ne güçle ne alakası var? Bir dakika bir dakika sen bir dakika. Bunları sen hayır, illa cevaplamak zorunda değilsin. Bak bir dinle. Nerede çıldırdılar? Ben Adnan'la da konuştum bugün. Bunu. Tamam Adnan'la da konuştum bunu bugün. Biz o gün öyle bir durum bize gelince kendimizi kaybettik. Tamam mı? Ambeli oldu kafamız. Eğlenmeye gittik. Eğleniyorduk. Canlı yayın açtık. Eğleniyorduk. Kimseye laf söylemedik. Kimsenin arkasından konuşmadık. Hatta herkese, demem bak sadece onu bak, dedim. Bak tamam geç. Herkes, ya sen zaten sert bir tavırla kimseye bir şey söylemedin. Şey eğlendik. Mi? Bunları kabul etmek zorunda değilsin. Kendine gel, sakin ol. Biz helalleştik herkesle hatta. Hatırlıyorsun değil mi? Hmm. Programdadır, programda kalmıştır bazı şeyler. Tam birbirimizi kırdık hepimiz. Hani bir şekilde arkadaşlıklarımız, dostluklarımız zaten varsa
Bundan sonra da yaşarız dedik. Tamam mı? Yani sen hiç üzme kendini. Sesim çıkmıyor bak, kısık. Bana diyorlar ki bu masum ayağına takılmanın ne gerek var? Ya diyorum masum değil ama diyorum bu evde... Masum çok... ayağına takılıyor bak, kim diyor? Ki, kim dedi o cümleyi? Rabia ile Didem diyor. Dedim ki masum değilim ama dedim ifşaysa bu eğer, bir şeyse en çok bu konuda muzdarip olan kişi üçümüzüz. Tutturdular bel altı vurdun diyor. Üçümüzüz. Ya dedim senin çıkmadı mı, senin çıkmadı mı? Bu benim ama yemin ederim iftira, siz de iftira diyorsunuz ya, benimki de iftira dedim. İkisi bana şu an bir saldırışa geçtiler evde. Bak normalde gelip sana hiç kırmızı odada birisini birine şikayet etmedim. Tamam, yine de etmiyorum. Tamam, bak bir şey etmiyorum. Diyeceğim sana. Ben sadece cidden... sakin ol, sakin ol. Tamam bak yavrum sakin bana olacaksın. Diyor ki, bir de bir şey diyeceğim. Biz açıklama yapmak mu dedim? Zorunda değilsin bu konularla alakalı. Bir dakika anladım ama biz kurtulduk mu dedim. Diyor ki kurtulduğunu düşündüğün ya kurtulduk ulan kurtulduk desek hayır. Ne olur demesek ne olacak? Niye diyor, kime neyin açıklamasını yapıyorsun? Kime neyin açıklamasını yapıyorsun Aycan? Ha? Hastayım ya bak tamam, yemin ederim sinirim. Bak bir tane bir şey diyeceğim ya. Onu da dedik bunu da dedik. Velev ki dedik buradayız. Ama bizim başkanımız bile yok sosyal medyayı kullanıyoruz. Ya tamam abi bunları, ya sen bunları niye açıklıyorsun Aycan? Hayatım söyleme, açıklama değil hep üstüme geliyor anlasana. Tamam gelemez ben buradayım gelemez. Gelemez gel buraya. Gelemez gel ben senin yanındayım bak, gel buraya. Gerçekten masum değilim bir tamam. Şey değilim ama bunu demedim tamam. Yemin ederim demedim. Biliyorum aşkım. Biliyorum üzülmesine ya şu gözyaşlarına diyor. Sadece yani. Şunu dedim bak şu şurayı diyorlar şurada inandım diyor Rabia. Ben demişim ya kısmet kısmetse olur tekrar başlarsa ne yapacağız diyor. Onu da nasıl dedim biliyor musun sen biliyorsun. Ya dedim biz böyle galyana geldik görüştük ama dedim başlıyor diyorlarsa biz ne yapacağız dedim. Ya her kelimeyi niye açıklıyorsun kurban olduğum. Biz 10 defa teyit aldık. Hastayım mı? Çok bak 10 defa teyit aldık çıkabilirsiniz dediklerinden sonra çıktık. Ve eğlendik, evet yemek de yedik, evet gezdik de bunu kimseye hesap vermek zorunda değiliz. O değil ya, Onur anlamıyor musun? O değil. Ne biliyor musun? İftira atıyorlar diyorum ya, anlamıyor musun? Gezip tozmamız değil. Şunu diyorum, benim yapmadığım bir şey üstüne birileri bana iftira atıyor. Ya, bak hastayım. Aycan tamam da niye bu kadar kaptırıyorsun? İftiraya gelemiyorum. Ya tamam, ya cevap vermek zorunda değiliz. İftira mı iftira yok. Senin yaptıklarını ben biliyorum, sen biliyorsun. Bir sakin olsana. Kırmızı oda bitsin, eve gelip sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Her şeyi anlatacağım. Artık gerçekten çok bunaldım. Ev kimin istiyorsa onun olsun. Alsınlar bu kısmetse olur evini. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben cidden artık dayanamıyorum bak. Ya gel buraya. Gerçekten gel dayanamıyorum. Buraya. Hastayım. Buralarla uğraşıyorum yemin ederim. Bak ben sonra beni sinirlendirdikleri zaman benim ağzımdan bir şey çıkınca ne oluyor biliyor musun? Ben milleti bel altı vurmuş oluyorum. Ya ben hastayım, tane, sesim kısık tamam, konuşuyorum, tamam. Masum ayağına yatma diyorlar. Aşkım, tamam. Ne derlerse desinler, bu kadar takma onların söylediklerini. Bak biz dün ailemizin yanına gittik, ellerini öptük, tamam mı? Bunu düşün, bu enerjiyi aklına getir. Buradaki olan olayların hiçbir şeyi takma. Kim ne söylerse söylesin, umurumda değil. Umurumda değil, anladın mı? Kimse benim umurumda değil. Sadece sen umurumdasın, tamam mı? Evet, biz ne yaptıysak yaptık, bitti. İftira miftira hiç umurumda bile değil. Tamam mı? Kendi iftiralarıyla kalsınlar. Tamam mı? Kurban olurum. Gel. Hadi gitmek istiyorum. Ben sana hadi geleceğim. Gel. Gelsene iki dakika bahçe. Ne? Gel. Dur bir dakika dur. Hayırdır abi? Abi bir sürü olay açılmış bilmiyorum. Harbi mi? Şimdi neyin ne olacağını bilmeden yorum yapmak istemiyorum. Bir şey değil mi sana? İyice. Ama yani Aycan'ın psikolojisi gitmiş ya. Aycan sabah orada ben gördüğümde de yani ben onu sana abartarak anlatmak istemedim. Seni korkutmak istemedim ama bayağı gergindi sinirler yani hani. Sana da söylemek istemedim, şey yapmak istemedim ama. Abi bak olaya tam hakimle değilim şu an aslında tamam mı? Yani çünkü çok stresli ve ağlayarak anlatıyor bazı şeyleri. Biz dışarı çıktık evet. Ve en az 10 defa falan da teyit alarak çıktık. Doğru mu? Aynen tamam. Öyle. Ondan sonra ve çok güzel bir eğlenirken ve yarışmayı gerçekten bittiğine hem üzülürken hem de sevinirken niye sevindiğimizi de ben sana söyleyeyim. Gerçekten burada herkesin bence aynı sebepten sevindiğini düşünüyorum. Dostluklar arkadaşlıklardan dolayı. Devamlı birbirimizi burada hani bir şekilde yaşadığımız olaylardan dolayı, eleştirdiğimizden ve geldiğimiz seviyeden dolayı. Ve bu sevincimizi biz sosyal medyada açtık canlı yayını. İşte eğleniyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da beraberiz. Şöyleyiz, böyleyiz. Bundan sonra da çok güzel şeyler olacak falan. Bilmiyorum. Konuştuklarımızı dahi hatırlamıyorum. Kafam ambeleydi çünkü.
Ondan sonra oradan bir iki tane cımbızla sözler çekilmiş. Oradan kızlar galiba yüklenmiş. Mevzular hiç açılmaması gereken noktalara kadar gelmişler. Şu an bakalım bu kafa yapısıyla bu seviyede oradan ne çıkacağını hiç bilmiyorum ben şu an. Yani şu an Ajan gittikten sonra da oradan ne çıkacağını bilmiyorum. Bugün ne olduğunu onu da bilmiyorum. Ya Didem'le bayağı yüksek tartışıyorlardı. Yani hani... Tamam ya, bu dakikadan sonra zaten ben... Ertesi gün düzeltsen ne olacak ya? Bu noktada bir düzeltirsin bir bozulur. Bir düzeltirsin bir bozulur. Biz zaten her şey kendimize yansıtmayalım dedik. Yani laçka haline geldi. Ya şöyle bir durum var. Ben şimdi durumları çok iyi hatırlayan bir adamım. Orada öyle bir söz edilmiş olsaydı söylerdim yani, anladın mı? Neymiş bu söz ya? İma yaratılmış da. İşte ilişkiler hakkında. Kim yaratmış ki, ben anlamadım. Evden çıktıktan sonra işte Aycan yapmış söyleniliyor da öyle bir durum bile yok. Güya yani. Aycan şey demiş. Hani biz çıktık ettik falan. Tekrardan olursa biz ne yapacağız demiş. Yani şimdi çıktık ya, eğlendik ya. Ya Aycan tamamıyla kendi kafasında, kendi yapısında her zamanki olduğu gibi eğleniyordu. Ve ben gerçekten öyle çok sert bir şeyler söylediğini falan filan Onur hatırlamıyorum abi. Ya. Abi ben bir ilaç alıp geleceğim abi. Tamam ya, delireceğim ya, hatırlamıyorum. Bir hatırlasam var ya. Çatır çatır konuşacağım şimdi yani, anladın mı? Hatırlamıyorum. Yok abi öyle bir şey çünkü. Ha? Yok ki öyle bir şey. Yani ben hatırlamıyorum. Aycan bizzat kendisi biz yokken bir odanın içerisine girip böyle bir açıklama yapmışsa onu ben bilemem. Yok abi öyle bir şey yok ki zaten. Anladın mı hani? Öyle bir şey yok. Ben görmedim yani, anladın mı? O gün o arabanın içerisinde dördümüz vardık ve ben o gün orada konuşulan bütün her şeyi biliyorum yani. Mesela evde benle alakalı mesela bir şey oluyor, ben konuşabiliyorum, bir şey yaptım ya da yapmadım diyebiliyorum, konuşabiliyorum, evet. Diyalog kurabiliyorum. Bir yerden yere atıyor kendini, bilmem ne, bilmem ne falan, yeter yani. Bir şey yaptıysan bu kadar, yapmadıysan bu kadar büyük tepki vermezsin. Siz beni nasıl, sen beni nasıl göstermeye çalışıyorsun? Hani beni ok olarak gösterilmekten artık gına geldi bana. Anlat, bu sosyal medyada bu kızın bir takım yazışmaları, iddiaları, bu hani program bitti şeyi oldu ya, yaptığı şeyler. Tamam. Bunu söylendiğinde, hangi üslupla sordun sen? Ha? Bunu hangi üslupla sordun? Yapmışsın dedim, böyle bir şey var. Bu sosyal medyada bize geldi. Böyle bir şey iddiada bulunmuşsun ya da söylemişsin ki hani bu konuşmalar yayınlanmış dedim. Hayır, ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey söz konusu bile değil diyebilirdi. Anladın mı? Sen şu anda kardeşim farkında olmadan insanlara çok büyük bir ayıp yaptın. Ama senin durumların farklı ya, ve şu an nedense onları hiç konuşamıyoruz. Direkt benim durumuma geldik. Beni eğer bir şey sinirlendirecekse ben bunu alttan almam. Ne istiyorsun Didem? Onur kızsın mı, bağırsın mı, kötü mü bir ilişkimiz olsun? Mutfakta duruyorum, yanıma geliyor, konuşuyor, tahrik edecek beni. Sonra hastayım diyor ama tahrik etmeye devam ediyor. Buradayım. Ya ben hayatımda gerçekten böyle bir hırs görmedim Adnan. Ben böyle tamam, bir hırs bak, gerçekten görmedim yani. Sana şunu söyleyeceğim, tamam. Bunları söyledin, karşısında bunlar oldu. Uzatma. Dön arkanı git. Niye devam ediliyor veya bu kadar olay daha çok büyüyor? Emre geliyor diyor ki Didem'le Aycan çok kötü birbirlerine girecek pozisyonlardaydı diyor.
Kadın öyle. Kadın içten içe öyle sürekli yani. Benim bir sorunum var mıydı? Günler öncesine kadar. Ben bir şey, ben uyuyor bak, uyuyormuşum. Anlıyor musun? Uyuyormuşum. Ben ya gerçekten artık ben buraya onunla bilmem neyle uğraşmaya gelmedim. Gerçekten uğraşmaya gelmedim. Benim burada amacım belli. O zaman belli. Tamam muhatap olma, tamam, konuşma. Benim bir ilişkim var. Ve bunu yaşıyorum ve tamam o zaman konuşma bitti hayatım. Bitti tekrar konuşma. Devam ediyoruz. Bizim, ben bir kere onaycılar bilmem kimciler demedim. Birincilik lafını ağzıma almadım. Çeki konuşmadım. Bilmem neyi konuşmadım Adnan. Tamam. Ha, bu, ben konuşmuyorum diye mi bu konularda üstüme geliniyor bilmiyorum. Ama ben artık gerçekten böyle bir an önce hani gerçekten bir an önce artık o gün gelsin istiyorum. Çünkü bu psikolojik şey beni çok yormaya başladı. Bu psikolojik durum gerçekten beni içten içe çok yormaya başladı. Tamam hayat. O zaman sana takma. Sana söylüyorum. Tamam takma. Anladın o zaman. Mı? Tamam anlıyorum seni. Takma o zaman. Söyledin mi de? Söylemedim de. Bak ben de bunları Onur abiye sordum. Dedim ki abi bak buradayken yaptığı imalarla aynı imaları gördüm dedim. Bunu beni özdü diye söyledim. Hayır seninle alakası yok kardeşim. Seni sonuçta özür diledik. Geçti bitti kapandı gitti. Sizinle alakası yok. Sizin adınızı bile ağzına alın. Bunları konuştuk. Tamam dedik kapattık. Sizi ikiniz niye bu boyuta getirdiniz kavgaya? Anladın mı? Gerek yok. O zaman tamam konuşamıyorsanız hiç konuşmayın. Bu saatten sonra ikiniz aynı ortamda bulunmayın aga. Bulunmayacaksınız. Aynı ortamda nasıl tamam, bulunmayacağım? Bulunmayacağım. Yani ya kadın peşimden geliyor. Bak mutfakta duruyorum peşimden gelip konuşmaya çalışıyor. Oturuyorum karşıma geçiyor. Oturuyorum kafama dikilip bır 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 konuşuyor. Tahrik etmeye çalışıyor anladın mı? Yani resmen evde böyle bir şeyle ben mücadele etmek zorunda kalıyorum. Ne diye uğraşayım ki ben bu kadınla yani? Tamam, o zaman yeter ama aylardır tamam. Buradayım ya. Tamam o zaman yapacak konuşmayacaksın. Bir şekilde konuşmayacaksın o zaman hayatım. Konu açmayacaksın. Niye bunu söyledin diye sorgulamayacaksın. Sormayacaksın bir şey o zaman. Bu kadar tahrik edildiğini görüyorsan uzaklaşacaksın ortamda. Anladın mı? Bak şu zaman az zaman kala artık burada zamanlarını geçiremeyecek pozisyona gelmeni istemiyorum. Yeter. Tamam. Konuşacağını konuştun. Söyleyeceğini söyledin. Tamam yeter. Yeter. Tamam boş ver. İlk defa kırmızı odaya da görüyor musun? İşte bundan nefret. Hadi hayat. Hadi hayat. Kızım bak. Yani bu prenses edaları hiçbir şeye karışmıyor. Kanka şimdi düşünüyorum. Masum, bak ben ağlayan. Hiç bilinciliğim yok ha. Böyle olmadı mı için mi acaba? Muhtemelen. Bu hafta denesene böyle olmadı. Bu hafta sen bir ağla bak. Tuğçe'yi izle, Tuğçe'yi örnek al, ona göre davran. Ana! Hiçbir şeye tepki vermiyor. Erkek arkadaşı bağırdığında dur, sessiz ne yapacağım, olan, biliyor musun? Sakin bundan sonra olan Akın'a kız. Her şeye okey vereceğim. Akın'a her şeye okey diyeyim. Ondan sonra Akın'ın bağırdığında birisi sana da bir şey söylediğinde, kalayım. Birisi bir şey söylediğinde... Ama ben böyleyim, bu benim normal yapım. Ne yapabilirim ki? De. Bak bunlar ana. Hep... Bunlar bu çalışsan, sen gerçek okusan olma. Tabii anladın ki. Anladın yapacağım kız gel. Ya, öp. Heh, çok teşekkürler kalsın o burada. Bu hafta kesinlikle ben birinciyim. Bak şimdi ne yapıyorum. Bunları bak. Akın'ı kışkırtırım şimdi. Ne yaparım biliyor musun? Git ansiklopedi araştır. Kitaplara bak. Bulamazsın. Aa, yok çok zeki. Aferin kız. Akın'ı şimdi kışkırtırım. Bana bağırdığı zaman da sessiz kalırım. Akın benim üstüme gelmiş gibi olur. Ama öyle söylüyorsun de. Sana böyle nasıl yandan acaba? Şey gala gecesinde yandan sana diyor ya. Evet kimse kabul etmez böyle bir şey diyor. Ondan sonra da... deyip ağlıyor ya. Vallahi dedi. İşi bileceksin. Yalan mı söyleyeceğim? Bak şimdi benim bir tane ilişkim olsun, başlasın. Aynı Tuğçe gibi davranacağım. Kızım helal. Bir de saçlarımı şuradan böyle örük yapacağım böyle. Daha masum gözükmek için. Zekice ha. Tabii. Pamuk Prenses edasından. Kim ben mi? Ben mi toplasam acaba? Ha. Pamuk Prenses edasından. Ne güzel olacak işte. Demek ki böyle birinci oluyor. Ana. Tabii. Ben çünkü izliyorum ben şimdi. Ben de diyorum. Evde izliyorum. Olmadı, olmadı diyorum ya. Güzel, çok güzel yapıyor. Çünkü mesela... Alttan gazı vereyim, hayır, sonra karşı taraf yükselsin. Hayır, eline gelip ona bağırıyor ya mesela şimdi. Gülüyor, neden gülüyor biliyor musun? Çünkü ne olacak şimdi? Orada VTR dönecek, orada seyircilerin sevgisi artacak. Anladın mı? Fanlar falan filan bunlar hep bak taktik. Taktik, anladın mı? Kız,
Ben seni ben zekanı sorguluyordum ama zeki çıktı. Aşk olsun. Hafife alma beni. Lütfen. Şu pek anda... göstermem ama. Hiç göstermiyordun ama şu anda göstermeye başladım. Hiç mi aşk olsun zaten? Dost dedik şuradaki lafın belini kırıyoruz. Kanka şimdi gerçeği gerçeği. Aferin kız. Lütfen yani. Bu hafta dur, ikimiz de oyunu yapalım. Kavga çıkartacağım. Ben mümkün diye. Değil ya. Benim ben şu anda Şerif'le sevgili değilim. Şerif'in bir hareketine sinir. Ben nasıl susabilirim mesela yani? Ama Şerif sen oyunu kurdun mu diyeceğim mesela. Ya da Şerif acaba bana bir şey söyledi mi falan mı yapmam lazım? Kesin ondan. O da cevap veriyor aslında ama o bağırmıyor. Ben bağırdığım için oluyor. Çünkü cidden sinirleniyorum. Toparlamaya çalışan insanlarız. Bu doğru mu sence dedim. Yo biz karşılaştırmadın. Karşılaştırma yapmadım ben sana. Ya karşılaştırmak için o cümleyi kurmadım. İkimiz için kurdum ben bu cümleyi. İlişkimiz hakkında değildi yani o cümle. Mesela bunu yanlış anlayabiliyorsun. Şimdi onun devamında ben sana tekrar bir cümle kuramam yani. Abi şimdi... Ne diyeyim? Tabii ki karşılaştırmazsın. Sevdiğin, sen evlilik teklif etmiş bir adamsın. Sevdiğin bir kadın senin... var karşında ve bazı konular gündeme geldiği zaman kendi tarafından düşünmüyorsun, onun tarafından bana, düşünüyorsun. Bana da hak ver o konuda. Burada herkesin ama aynı bak, derdi var. Bak, şimdi şöyle iki bir tane durum, adamın şöyle bir sevdiği kadınlar öbür tarafta tartışınca ikisi de biri bir sağ köşeye, biri sol köşeye bakmak zorunda kalabiliyor yani. Böyle abi. Böyle. Aynı mevzu mu Adnan? Hocam ya. Aynı şey mi? Bitter çikolatamı istiyorum. Adım ne kadar güzel ha. Bak bunu çok seviyorum. Gözlemeyen misin burada? Tata! Çıktı otan benim. Ne haber? İyi bebeğim. Aşkım sana mı yedin? Ne oldu? Çok özlemişim ha. Ne güzel oluyor böyle. Her gün kırmızı oda olsa. Evet. Ne yapıyorsun? İyi. Kıllı mı getirdim? Ne? Ayıp ya. Oha. Ayıp. Ayıp. Aa. Aa mı? Şu mikrofonu takan çocuk yok mu onun için? Ne yapıyorsun? İyi tamam. Aşkım bir şey diyeceğim. Ben bizim evden çok sıkıldım. Sizin evde de olmuyor. Diyorum üçüncü ev mi tutsak burada? Üçüncü stüdyo yapsın. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İleride kendi evimizi tutarız. Evet sen işini kurduğun zaman, emin olduğun zaman, evlendiğimiz zaman... Bayağı bir ben yaşlandığım benim işimi kurmama oluyor. Gerek yok ki evlenince. Ben sana evliliğin tam anlamıyla oturmuş taşlarından bahsettim hayatım. Herkes de işte böyle hazır temele gelip oturmuyor yani. Sonra sahip oluruz. Ne yapalım? Çalışırız. Tamam ben onu söyledim zaten. Sorun yok sana. Yani. Sen de A desem, B desem başka, A desem başka yapıyorsun. Evet. O yüzden sen beni sevmiyor musun zaten? Değişik olduğum için seviyorsun. O kadar değiştirme bu konularda fikirlerini bence. Değiştirmeyeyim mi? Ben emin olmadığımı zaten değiştirmiyorum. O olay farklı, bu olay farklı. Sen neden emin değilsin ya? Takıldım ben ona sabahtan beri. Hayırdır bilmiyorum. Yani? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen nasıl ki nedenlerini söyleyemiyorsan ben de nedenlerini söyleyemiyorum. Öyle mi? Hı-hı. Biliyorsun ya. Şimdi kavga etmeyeceğiz bunun için herhalde. Tartışmayacağız değil mi? Aferin. Yo ben seninle... Altyapıyı yaptım, tartışma benimle. Seninle tartışmak istemiyorum hayatım. Ben de istemiyorum. Aşkım, tartışmalarımızı ileriki yıllarımıza saklayalım. Aşkım bir şey diyeceğim. Sen hafta sonu gittin ya Bolu'ya. Ne oldu? Bir şey olmadı. Annemleri gördüm. Ne dediler? İyi, güzel. Seni sordu annem. Nasıl gidiyor dedi. Biraz anlattım işte babamları falan. Normalde ben babamı... Ben senin babanı gördüm değil mi? Anneni görmedim. Babamı gördüm. Annemi görmedim daha. Annem ya. Babam benim hakkında bir şey söyledi mi? Hani yok, yüz yüzü görmüş ya. Babam bir şey demedi ya. Çılgın kız dedi. İyi dedi yani. Niye bir şey dedi? Yok hareketlisin, böyle enerjiksin ya. Sevmiş. Birbirinizi baba sevmiş. Anne? Anne de okey. Anne de okey. Anne zaten seviyor. Anneanne dede zaten tamam. Anne zaten oranın başka bir birbirinizi önemli. Buldunuz dedi ya babam. Güzel bir şey benim sen için. Aile komple okey. Benim aile tamam işte yani. Tamam. Sıkıntı yok.
Senin ailen ne diyor bilmiyoruz ama. Aşkım şimdi şöyle, dermişim başlıyormuşum. Şaka yaptım. Nasıl? Benim anne baba okey. Abim okay, o zaten hayatım. Bilmiyor işte. Tamamdır. Ah, tamam. Ha. Ama abim zaten bilmiyor. O yüzden abim bence en son ondasın. Daha güzel. Hem abi sen abinin, abimin kanına girersin diye tahmin ediyorum. Kanına girmezse gittik biz, yandık biz bak. Acım, çok ciddi bak, söylüyorum. Ben de şöyle bir şey var bir tane. Benim de kız kardeşim var. Mesela yaklaşık bir senedir herhalde 6-7 aydır erkek arkadaşıyla tanıştırmak istiyor beni ama tanışamadık daha. İşte. Yani daha doğrusu tanışmadım daha. Böyle oluyor. O yüzden tanışmıyorum. Bekliyorum yani. Anladın mı şimdi? Evet. Bir abi olduğum için bunu anlayabilirim ve abine sonuna kadar saygım sonsuz yani. Yani şu anda bizim ilişkimizde bile haberi ama yok. Ama şunu abi. Bilsinler, ben seni üzecek adam değilim yani. Üzersen zaten. İlk başta ben seni üzerim. Ben seni üzerim. Sen beni üzer misin? Ben seni üzer miyim? Üzmezsin değil mi? Üzer miyim? Aşkım sen? Hayır, üzmezsin. Şimdi bazı şeyler düşünüyorduk evde. Birinci olayım diye. Hı. Tamam mı? Ama baktım birinci olmak seni kaybetmeye değmez. Çünkü sen o tip insan olursam sevmezsin beni. Evet hayatım da birinci olayım diye bazı şeyler düşünmek ne ya? Ya şakalaşıyorduk Pınar'la ya. Pınar sen da beni var ya, tanımıyor musun? Bana bak Pınar da Pınar var ya. Pınar bu aralar yeni kankam. Alttan alta böyle yok, giydiriyor millete. Yok giydirmiyor. Ha, bu yeni arada fişlikçi herhalde. Hayır hayır hiç giydirmiyor. Hiç öyle bir şey yok. Sen yanlış algılıyorsun. Bak hassaslaştın gene. Öyle bir şey yok. Bir de Aycan'la konuştum bu mevzuyu. Hı. Dedim ki sen aklının duygularını sahte mi buluyorsun? Öyle bir şey mi ima ettin falan dedim. Kesinlikle öyle bir şey değil kardeşim dedim. Zaten benim anladığım gibi anlattı. Hı hı. Ve eğer öyle bir şey olsaydı zaten şu anda da diyebilirdi. Dedim ki yani öyle bir şey deseydin benim anlamadığım da aklının anladığı gibi. Hı. Benim de tabii ki de cevabım farklı olurdu. Ama ben seni böyle anlamak istedim. Böyle miydi? Evet kesinlikle böyleydi dedi. Yani bu kadar anlatıyorsa sözde işte ben her şeyimde seninim falan diyorsa. Hı hı. Yaptıklarıyla da o kadar yapsın. Çünkü çıtayı yükseltti sözleriyle. Davranışlarıyla da öyle yükseltmesi zaten. Lazım evet. Diye ima etmek istediği şey. Yoksa sana ne hissettirdiğim senin... önemli değil mi? Evet ama onun dediğini söylüyorum. Tamam, yoksa evet. Senin duygularını sahteymiş, bizim ilişkimiz sahteymiş tamam, falan ben zaten... Ben Aycan'a düşman değilim ki bir tane. Biliyor, benim duygularımdan en azından emin. Senin de benim anlattıklarım kadarıyla veya sen söylediklerini, yaptıklarını kadarıyla biliyorlar ki... O günde sen neden öfeyi pufladığını zaten ben açıkladım, biliyorum. Hı. Yani darılması gereken birisi olsaydı zaten o en başta ben olurdum. Tamam mı? Aycan meselesini de kafana takma. Tamam. Ona da kırılma. Kafamı rahatlatıyorsun değil mi? Ben bir şey yapardım. Huzurluyum. Ben meselelerimizi birer birer aşmaya çalışıyorum tamam mı? Sıkıntı olmasını istemiyorum. Senin gerginleşmeni istemiyorum. Kafanı takmanı istemiyorum. Sen bana hediyesin. O yüzden getirdim. Bunun farkına vardığın için çok zevkli. Sen benim en güzel hediyemsin bu hayattaki. Sen de benim. Ve onu sürekli söyledim zaten. İyi ki bu evi beklemişim diye. Değdi. Değdi. Aşkım eve git, meyvelerini ye. Halsizsin. Tamam. Seni beslemem lazım. Evimizde olsaydık çok beslerdim de. Şimdi söylüyorum ki... O günler de gelir. Yıpranıyorsun, kendine yazık ediyorsun falan. Yıpranıyorsun, kendine yazık ediyorsun tarzında bir şey söyledi. Sen bir şeyleri toparlıyorsun her seferinde. Bir şeylerin üstesinden geliyorsun. Karşındaki insana bir şeyleri daha rahat bir şekilde anlatmaya çalışıyorsun. Ama karşındaki insan seni anlayabiliyor mu? Ne diyeyim kanka? Yani çünkü bu olay bir sefer yaşandı. Gittin, gereken bütün her şeyi söyledin. İkincisinde tekrardan bunun olması beni orada o durumda şaşırttı. Orada tepki verildi, devam edildi bu muhabbete. Ben şaşırdım. Hani sana yapılmasına şaşırdım. Sen bazı şeylerin arkasında durup üstüne gidip konuşuyorken bunun bu şekilde dile gelmesi can sıkıcı, başka hiçbir şey değil. Bunun şu anda bu halindeyken söylemek istemezdim ama yarın bir gün illaki karşına çıkacaktır, benden duy istedim sadece. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ne diyeyim ki? Ne söyleyeyim? Senin yokluğunda... Ne ben yapayım abi ya? Olan yeri rahat. Ne yapayım? Yani. Eğer yani... Bir şeyleri kendimi karartmak istemiyorum İlkay. Hani...
Ben ona gerekli şeyleri de söyledim. Gerekli uyarılarda da bulundum. Gerekli konuşmaları da yaptım. Benim fıtratımı, benim yapımı, benim tarzımı çözemediyse... Ya bu iş... Sıkıntı yani. Sıkıntı. Hem de çok büyük bir sıkıntı kanka. Hem de küçük bir sıkıntı değil, anladın mı bu? Benim için. Adnan'a kırıldım. Niye? Orada söylediklerini. Yani ne bileyim. Üst üste işte o zaman kardeşim ben de şunu söyleyeyim. Tuğçe de güldü, Tuğçe de bunu yaptı işte falan gibi böyle. Ama burada mesela, onu sana Melisler falan herkes söyledi. Söyledi de ard arda şimdi erkek, anladın mı, yakın arkadaşı. Hı hı. Hani Tuğçe de ona güldü sanki. Yani evet ben sinirlenince gülüyorum ya da bir durum oldu. Dedim ki ya, keşke söylemeseydin dedim mesela. Gülümsediğim güldü oldu. Ama mesela Emre bu durumdan etkilenip bana kalkıp gülmüşsün bilmem ne falan diyebilirdi. Kendi durumu da vardı. Ama Adnan'ın söylediği şeylerle, çünkü erkek ya ikisi de ve yakın arkadaşı sonuçta. Onun dediğini ciddiye alıp başka biri olsaydı belki çok farklı bir şekilde üstüme gelebilirdi diye düşünüyorum. Yani Adnan'ın biraz daha orada hani ne söylediğini kendi görsün ya da izlesin gibi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama dün kritiklerde de izlettiler ya bize. Melis de Adnan'da aynı şeyleri söyledi. Zaten izleyecek onu demiyorum ama Adnan'ın daha bir şey görünmeden ve Emre'nin görüntü izlemeden Tuğçe de güldü, burada da bunu yaptı işte, soru sordu, evlenmeyi düşünüyor musunuz gibi ard arda sorması bilmiyorum bana birazcık yıkıcı geldi yani o andaki o duruma. Zaten Emre'yle bir durumum var. Şey, artı belki de ard arda şey söyledi, anladın mı? Ard arda söyledi. O olayları anlattı aşkım. Şimdi kimse yalan diyemez. Hani anlattı. Yalanı değil ama bak şöyle bir şey. Çiğneleyici mi buldun hani sen? Demek istiyorum ki Tuğçe de güldü. Tuğçe de bu soruyu sordu. Bunu yaptı. O zaman böyle ard arda bak. Kız arkadaşım da bunları yaptı gibi oluyor. Ama dese ki kardeşim Tuğçe de işte konuşurken güldü, güldüğü de oldu. Hı-hı. Aslında niye güldü o zaman dese anlarım. Ama Tuğçe bunu yaptı, Tuğçe şunu yaptı, Tuğçe de burada güldü. Yani evet soru sordum. O an konu benden çıksın istedim. Soru da sorduğum oldu. Ben gülüyorum. Benim gülmem insanlara batıyor zaten, ben anlamadım onu da. Hani... sinirliyken erkek arkadaşımla tartışıyorum. Evet ben sinirlenince gülüyorum. Bunu artık bir kabul etmek lazım. Ben hayatımdaki kadına da güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Senin ben bu işi böyle yaşıyorum. Benim ilişkime ya da benim işte devam ettireceğim şeye, benim hayatımdaki kadının inançsızlığı varsa bunun sorununu o yaşar. Ben yaşamam kanka. Anladın mı? Hadi. Bana yaşatır. İlişkiye yaşatır. Bu sefer ilişki zedelenir. İlişki yani, zarar görür. Tamam mı? Ama akıllı bir kadınsa hayatındaki adamla kilit olur. Tamam mı? Böyle olur. Duvar ondan örer. Sonra duvar örer. O benim, ben onun, kimse bize karışamaz der. Yolumuza devam ederiz zaten. Ben bunu ona söyledim. Ben bunları ona anlattım. Dedim ki benle böyle ol. Benim sırtımda arkamda dağ gibi dur. Ben senin arkanda dağ gibi duruyorum zaten. Ha, yanlışlar olmayacak mı? Olabilir. Hatalar olmayacak mı? Olabilir. Ama önemli olan bu hataları kapatabilmek. Mevlana'nın dediği gibi. Hataları örtmek de gece gibi ol demiş. Yani izledim, anladın mı görüntüyü? Ona göre bir şey yok. Gayet toplu bir ortam. Bir şeyler yiyip içiyorlar vesaire vesaire. Ama ben görüntüyü defalarca izledim. Hoşuma gitmedi o karşısındaki kızın o tavrı. Anladın mı? Emre'nin de ona karşılıklı öyle bir meydan vermesi, o şeye girmesi. Ve tepkimi gösterdim. Yine gösterdim. Ama artık ilk hararetteki gibi tepki gösteremezsin ki. İlk bunu gördüğün andaki gibi tepki gösteremezsin. Ama biz de senin o zaman sahte olur zaten. Anlatıyorum. İlk hararetimde ben evimde bardak kırdım, yerlere attım ve hıncımı çıkarttım. Şu anda o gösterdiğim tepkiyi bu kadar aynı şekilde gösteremem. Anladın mı? Burada öğrenseydim, burada kırıp dökecektim belki. Burada öğrenmedim. O anda gördüm, izledim. Ağladım, strese girdim, kırdım, döktüm. Oturdum, rahatladım. Sonra yine kırgınlığım devam etti. Sonra yine her telefon konuşmamızda, bak her telefon konuşmamızda yarım saat tartıştık. Yarım saat diyorum minimum. Ve hiçbir yere varamadık. Bence bu olay parlatacak zaten. Ay. Boş ver. Varamadık yani bir yere.
Şu an tartıştığımız şey size bayağı yarayacak. İşte böyle düşünmeyin. Bak gör. Tanıyor, bu evi de biliyorum. İnsanları biliyorum. Beğenmenin hakkı yok bir kere. Kız, Karayip Korsanı. Ne yaptın bakayım, anlat. Tabii. Sinirlerim bozuldu. Ne yaptın? Meyve tabağını verdim. Kırmızı odaya meyve tabağı mı götürdün? Her seferinde bir şey koyup duracağım. Kafamı koyup. Ya sürekli çocuk yapıyor. Ayıp. Akın'a söyle, bugün Farima için ne yaptın? Bugün kırmızı oda hakkımız vardı. Ben kullanmak istemedim. Açıkçası benim şu anda tanımak istediğim, aklımda olan birisi yok. Fakat Şerif beni tanımak istediğini ve beni yakından algılamak istediğini söylüyor. Hiç böyle bir tepki almadım ondan kırmızı oda ile ilgili. Gerçekten Şerif çok kafa karıştırıcısın. Mesela sen burada bir şeyleri söylerken, bir şeyleri açıklarken karşındaki kadın bir anda dönüp akvar yazıyor. Niye yazdığını biliyorum. Tabii ki de hepimiz biliyoruz neden dolayı yazdığını. Niye yazdığını biliyorum dersen kardeşim şey oluyor işte. Konuşulmuş çünkü. Hayır, o an neden yazdığını gelişmedi. Biliyorum. Ben onun bir cümlesi var çünkü ona nazaran yani. O kendi kafasında benim söylediğim şeylere karşılık eğer benim de bir inancım oluşursa ben zaten bu ilişkiye bir adım atacağım demişti. İnancı benim onu savunma şeklim, konuşma şeklim, ona yaklaşım tarzım. Bugüne kadar olan herhangi bir ufak olaylarda küçük küçük böyle benim ona dokunuşlarım, desteklemem. Bunların hepsini dikkat etmiş zaten. Bunlara dikkat ettiği için evet Akın benim hayatımda bir yer almayı hak ediyor. Ben de zaten onun benim hayatımda olmasını istiyordum. Şu an en çok neye minnettarım biliyor musun kardeşim? İstiyor muydun? Bak şu an en çok neye minnettarım biliyor musun? Ne adamsın ben sen? Şu çok güzel bir şey. Sevgiliden önce hani şey istersin ya böyle dost gibi, arkadaş gibi seni anlamasını, senin özel bir sorunun olduğunda şimdi bir sevgili gibi yaklaşmak var. Hani çok şey yapmazsın, yanlış da anlayabilirsin cümlelerini karşısında. Beni yanlış anlamayıp ya o kadar güzel yatıştırıp sakinleştiriyor ki kafamdaki o takıldığım şeyleri. Sen diyorsun ya ben sen takıntılısın diye. Takıldığım şeyleri o kadar güzel böyle gevşetiyor ki konuşarak rahatlatıyor beni. Zaten işi bu psikolog olduğu için. Psikolojimi düzeltiyor yani. O yönden çok şanslıyım. Allah yani herkese böyle bir sevgililik nasip etsin. Hem arkadaş gibi hem böyle can ciğer olup güzel şeyler paylaşmayı nasip etsin yani. Ama işte ilişkiden önce arkadaşız diyordu biz. O andan duygular pişmeye başlamış. Sonuçta Aycan haklıyken haksız duruma düşmüş oldu. Haksız durumu da bak ben de bu cümleyi kullandım yani ama haksız duruma düşmüyor. Aslında belaltı da değil aslında onun yapmış olduğu şey. Yani olan bir şeyi söyledi. Ama canları yandığı için ne oldu? Sen işte belaltı vuruyorsun hani falan bak, kız yapmadığımı söylüyor. Onun işte. Üstüne yemin ediyor. Onun üstüne sesi çıkmıyor kızın. Masum diyorlar ki masum oynuyor. Masum oynadı falan yok. Sesi çıkmıyor. Sesi çıksa zaten bağıracak. Hayır Didem bir de dedi ya demin çıkıyordu diye. Zaten kız hasta geldi. Evet kız sesi normalden azdı. Bir de bağırınca daha çok kısıldı. Zaten söyledi yani şu an artık hiç çıkmıyor sesin. Bağırdığım için kısıldı dedi. Yani çıkmayan bir sesi ne yapabilir? Çünkü üstüne gidiliyor, üstüne gidiliyor. Üstüne gittiğin zaman da herkes kendini korur anladın mı? Yani dönüp dersin yani siz mi bana diyorsunuz? Siz bir kendinize bakın. Öyle dedi. Kız zaten. Da ona dedi. Bir detaya gir. Detayı da zaten kendiniz vermiştiniz ki yalan söylemedi ki. Ya orada zaten kendisinde katarak bir detay. Orada kız diyor ki iftira var, yalan var. O en azından gerçek olan bir şeyden ama bahsetmiş. Ama orada kendisinde katarak kız bir detay verdi. Evet. Ama sonuç olarak vermiş olduğu detay onların gerçeği olduğu için yüzüne vurmuş bak, oldu. Yalan bel söylememiş. Altına geldi. İftiranda tamam, olan bir şey değil, yalan değil. Zaten yapılan bel şey. Belaltılık bak. Pınar'cığım sen şunu anlamıyorsun. Benim şunu, gözümde değil. Bak, biliyorum. Onların bak ben şunu söylemek istedim. Ya bak yemin ederim saatlerdir yapmadığımı anlatıyorum. İlk başta normal karşıladım. Evet. Yo yapmadım hani. Çünkü günahsızdım hani biliyorum bu konuda suçumu. Ya dedim yapmadım niye yapayım ki? Sonra daha yaptın. Diyor ki iddia varmış diye sana sordum. Beni direkt suçlayıcı yönde sordu. Öyle olsa ben bu kadar çıldırır mıyım? Hani sanıyorlar ki Aycan'a bir şey dedi Aycan hemen çıldırdı. Bir de laf sonra değiştirme sesim var. Çıkmıyor kardeşim. Diyor ki. Masum ayağına yatıyorsun. Ya diyorum ki bu evde en çok cırlayıp bağıranlardan birisi benim. Ki masum değilim diyorum. Aycan eski zamanlara döndün. Ya neye döndüm? Bir hırsa girdin. Ne hırsına girdim? Bak konu oradan alıyor ona gidiyor. Sonra diyor ki madem hadi bunu söylemeden kurtuldum dediğin eve niye döndün? Dönmese miydim? Yani ben ne yapsam
Şu an onlar o gözle bakıyorlar ya. Bana bir şey söyleyeyim mi? Fener bakış açısına suçlu. Bağlı. Kusura hayatım, bakma da bir şey birisi beni böyle sürekli şey yaparsa hayırdır sizin de bunlarınız var derim. 7 aydır bir film evin içerisindesin. İşte bir dönem zaten biliniyor. Gitmişsin gelmişsin falan. Sonuç olarak yoruldun mu? Yoruldun. Bütün ilişkinle ilgili her şeyin ortada mı? Ortada. Dışarıda ailenle, görüşemiyor muyuz? Evet. Görüşemiyor musun? Görüşemiyorsun. Dışarıdan seni kötü etkileyen etkenler var mı? Var. Onun dışında ailenle ilgili problemlerin var mı? Var. Sonuçta yorulabilirsin. Bundan bıkkınlık gelmiş olabilir ve kurtuldum. Hayır, bak, kelimesini kullanmış ben olabilir yani. Direkt anladım. Kurtulmuş olsam bak. O yani o kurtulma kelimesi nereye çekersen ben bir de art niyet ararsan art niyet var. Ne demek istediğini o kadar iyi anladım ki. Çünkü aynı cümleyi bak, aynı cümleyi ben de kullandım. Kurtuldum dedim ve şundan dedim. Yani akılla dışarıda görüşemiyoruz. Rahat evet. Rahat ne bir sinemaya gidebiliyoruz, her ne bir şey yemek yemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece burada yani izin verilirse gidebiliyorsun. Şu bakıştan dedim ki ah kurtulduk artık kavuşabiliriz. Artık istediğimiz zaman sarılabiliriz, evet. Gidebiliriz, gelebiliriz. Bu kız da böyle bir şey dediği zaman diyorum ki o zaman benim gibi düşünmüştür ya, o da. Bir şey niye yanlış bir şey düşünüyor ya ki? Kızın bir de bir sürü bıkkınlığı, tükenmişliği de var yani anladın bu mı? Bu evde... Canımız yanıyor diye barın barın bağırıyoruz. Çünkü birbirimize sözlerimizle acıtıyoruz. Bu yönde canımız yanıyor. Zamanında da yoruldum diye gitmek istiyordu. Program bitse bu kız niye üzülsün ki? Bak bir dakika. Program bitince madem öyle bir şey var niye üzüleyim ki? Sevindim. Niye başımı duvarlara vurayım final olmadan nasıl bitti diye? Bir de üstüne bak. Ya bak sevinmişim. Direkt Onur'la birbirimize söylenilen koşmuşum. Söylenilen gibi bir ithamın gerçekliği olmuş olsa zaten... Sen buna sevinemezsin. Ailenden okey aldım. Ailemden yana her şey tamam abi şu tamam, an. Tamam sıkıntı yok. Fariman'ın da babası ve ailesi tamam. Zaten İyi babasıyla geçen gün konuştuk biraz. Sadece şey var. Yani şimdi abi ben de kız kardeş. Esiyordur oğlum. Zor o bu. Aile işte çok zor. Abi işi. Şimdi ilişki abi işine... olayı bak benim kız kardeşim erkek arkadaşıyla beni tanıştırmak istediğinde ben hala 7-8 aydır tanışmış bir insan değilim. Çünkü çok farklı bir duygu bu. Bunu, o yüzden onun abisine sonuna kadar saygım var. Önüme geçip bir laf etse bile hani boyun eyvallah. Kıldan ince tamam mı? Eyvallah'tır yani. Kendimi de bildiğim için o konuda bir şey diyemiyorum Farime'ye. Ama annesi babasının zaten yorumunu biliyorum bundan öncesine. Var mı onayı ailesinde? Var onayı var ve babasının zaten Farime'nin kafasını karıştırmamak için kurmuş olduğu daha öncesinde bir cümle var. O çok biliyorum. Daha ben hakkında istiyordum ama senin kafanı karıştırmamak yani için söylememiştim. Gönlünde başkası vardır belki de söylememiş kıza. Sağ olsun. İyi yani şu an güzel gidiyor senin ama ben şunu yapamam şu an Şerif. Bak senin demek istediğini anladım. Hani diğer insanlar evet nişanlanıyor, yüzük takıyor vesaire o bu şu. Sonuçta bu platformun sonucu belli. Ve olmak isteyenler o yuvaya sahip olacak ve evlenecekler, gidecekler buradan. Biz onun için mi taktık diyorsun yani? Bu... Hayır. Burada olmamızın sebebi belli yani. Anladın mı? İsteyen evlenecek, istemeyen de dışarıda devam edip evlenecek. Ben yuvaya sahip olmak derken ne anlıyorsun ya? Yuva işte sonunda bir yuva var ya. Evi mi diyorsun? Ya saçmalama ya. Yuva kurmaktan bahsediyorum ya. Sonuç olarak bir yuva kurulacak. Tamam mı abi? Bu iki kişinin isteğiyle, o andaki duygularının çarpışmasıyla gerçekleşen bir şey. Sen şu anda kardeşim farkında olmadan insanlara çok büyük bir ayıp yaptın. Ama senin durumların farklı ya, ve şu an ya, nedense onları hiç konuşamıyoruz. Direkt benim durumuma geldik. Beni eğer bir şey sinirlendirecekse ben bunu alttan almam. Ne istiyorsun Didem? Onur kızsın mı, bağırsın mı, kötü mü bir ilişkimiz olsun? Evet hanımlar merhabalar. Melis hastalanmış. Evet. O da sabah geldi gitti galiba. Ona da çok geçmiş olsun diyelim buradan. Hasta olup da gelen bir de Emre var. Emre bir geldi. Şok. Biz dün Emre yokken senin hakkında biraz konuştuk. Acaba Emre ne yapar? Bayağı konuşmuşsunuz seni. Melis de konuştu, Adnan da konuştu. Emre eski Emre mi, yeni Emre mi? Yeni Emre ne yapar, eski Emre ne yapar? Ama ona gelmeden önce senin finalde de hastaydın ya. Son bir kalamadığın kısım vardı hani. Hı hı. İzleyemediğin bir bölüm var. Aslında Tuğçe'de eleştirdiğin, yapma dediğin bir şeyi Tuğçe yaptı. Veya yaptığı şekilde yorumlandı. O bölümü görmedin sen. Hazır gelmişken ve konular da sizinle ilgiliyken önce öyle başlayalım. İşte efendim finalde Tuğçe'nin
Sarıma'ya yaptığı bir yorum. Ev halkının tepkileri ve daha sonra tabii Emre'nin tepkisini alacağız. Hakikaten ha. Geçen hafta... Dengem bozuldu senden. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuyla ilgili yorum yapamıyorum ama şuna çok üzüldüm. Oturduğumuzdan beri işte, başladığımızdan beri Farima sürekli kendini açıklamaya çalışıyor. İlişkisiyle ilgili bir şey açıklamaya çalışıyor. Sadece bunu dile getirmek istedim. Farima'nın yani bu Farima'ya haline gerçekten üzüldüm artık. Hani sürekli... Sen önce kendini üzül. Senin Mete'nin çıktığında ağzını yok, açamadın ya. Yok şu durumda ya. Üzüldüm. Ağzını bu kadar açamadın. Hayır. Ne demek istediğimi anlamışsındır umarım Farima. Hırpalandığını düşünüyorum dedim sadece yani. Tuğçe kardeşim yapma. Bak Emre yok yapma. Ben onunla ilgili bir şey konuşmuyorum. Farima'nın şu hırpalanışına üzüldüğümü söylüyorum. Onun ilişkisi yapma. Bunu daha önce yaptığında bak Emre'nin ne kadar sinirlendiğini biliyorsun. Ben ilişki hakkında bir şey söylemiyorum. Farima'nın şu andaki durumuna ve konumuna üzüldüm. Tamam bunu da demek istiyorsun ki bunu da akıl sağlıyor. Akıl da keşke beraber olması demek istiyorsun. O yüzden bunu yapma. Yapmayın tamam. İlişkin var. Emre sen bu evde çok final gördün. Finalde herkes için çok üzücü VTR'ler, olaylar, tartışmalar yaşanıyor. Amaç da o zaten. Kimin kimi eleyeceğine veya koruyacağına karar vermesi. Bu son VTR'lerden biriydi. O ana kadar Tuğçe kimseye üzüntüsünü belli etmemişti. Yani Didemciğim sana üzüldüm, Rabia'cığım üzüldüm. İşte Farima haricinde böyle bir hani kimsenin üzüntüsünü paylaşma ihtiyacı hissetmedi. Ta ki o ana Farima ve Akın'ın tartışmasıyla ilgili VTR'ye kadar. Bunu da göstermek istedik. Nasıl yorumlayacaksın? Ne diyeyim ki? Yani bunun tartışmasını zaten biz yaşamadık mı daha önce Tuğçe senle? Yaşadık da ben o anda Farima yanımda kendini sıkıyordu ve terlemişti. Hırpalanmasına üzüldüğümü söylüyorum. Sen İlişkiyle ilgili bir şey söylemiyorum aslında ama öyle yorumlanıyor. Doğru. Bir şey diyeceğim sana. Sen hırpalanırken, sen yorulurken, sen bağırırken, sen çağırırken Farima sana yardımcı oluyor mu? Ha? Evet. Doğru sana ne o zaman? Ben seni, hani ben sana seni uyardım demek istemiyorum. Ben sana seninle bunları konuştum demek istemiyorum. Yani akıllı bir kadınsın. Aklı başında bir insansın. Kendini bilen bir insansın. Her şeyi düşünüyorsun. Bak dünden beri mesela benim yaptığım şeyleri kendince hani burada sorun olabileceğini hep düşünüyorsun ya hayatım. Bunları niye düşünmüyorsun? Doğru söylüyorsun. Bunu neden düşünmüyorsun? Zaten o cümle yeterli. Aynen öyle. Karşı yani, taraf benim için onu düşünüyor mu? Ben neden düşünüyorum? Yani sen, sana ne ya? Sana aynen ne öyle. Ki? Yani şimdi yükselmek veya sinirlenmek istemiyorum sana karşı. Ama lütfen ya bunlar bana bu şekilde gelmesin ya. Bunlar bana bu şekilde gelmeye devam ederse ya da bu şekilde gelmeye hani başka şekilde gelmeye devam ederse o zaman benim tepkilerim çok daha başka olacak. Yapma. Bu şekilde konuşman da beni sinirlendiriyor yapma. İşte hani. Gelmeye devam ederse orada bir yapma şey yapma o zaman. Yapma o zaman. Bak yine bağırıyorsun ve zaten bu ara bir sürü şey yaşıyoruz Emre. Bir sürü şey yaşıyoruz. Bir tek bu Tuğçe, değil. Tuğçe sen üzülüyorsun da senin şu anda hırpalanmana kimse üzülüyor mu? Hayır. He? Senin sorun yaşamana kimse üzülüyor mu? Senin üzülen ilişkinde var. Problem yaşamana kimse... O zaman sen evet, niye üzülüyorsun var. Abi? Boş ver ya. Boş sen ver hayatına bak. Biz de söylüyoruz bir kişi ona. Var hayatım. Pınar bir şey söylüyor bak. Tuğçe'ye kim hırpalıyor, kim üzüyor? Üzüyor. Üzülen sonuçta ben. Sen yapıyorsun bunu. Biz de zaten Tuğçe'ye söylüyoruz böyle yapmaman gerekiyor diye. Pınar'cığım şu anda ve yanında biz başka olmaya bir mevzu... çalışıyoruz. Ne diyorsun arkadaşım? Sen bence iyi fark edemedin videoyu. Ama kurduğun cümle yanlış bir cümle de ne? Onun için. Ne kuruyorum? Videoyu gayet... Tamam, diyorsun tamam. Ya kimsenin yanında oluyor diye. Burada herkes biliyor musun acaba Tuğçe sana anlatıyor mu? Herkes ona söylüyor burada çünkü fikrini. Üzüldüğü için yanında olmaya çalışıyor bu, burada bu herkes onu. Bu konu benim onu. İçin hassas bir konu tamam mı? Sen bu konunun ne kadar bir erkek için nasıl bir konu olduğunu bilemezsin. O yüzden ben bu konudan benim. Bahsetmiyorum. Seninle normal alakalı Tuğçe'nin bir şey üzgünlüğünden bahsediyorum. Başka bir konu bak. Burada maziyle şey alakalı bazı şeyler var. Daha önce tartışılmış konuşulmuş bazı konular var. Bu konudan dolayı sen lütfen üzerine alınma olur mu kardeşim? Ya zaten sorun da o. Sorun da o. Şimdi o finalde 14 adayın 14'ü de üzüldü. Yanılıyor muyum Emre? Sen ya de dahil. Hepimiz ayrı ayrı üzülüyoruz. Ama Seda'nın yani yanı lay lay long bir final yok.
yanı başımdaydı. Hareketlerini gördüm. Hani diyorum, söylüyorum, anlatamıyorum. Özellikle söz alıyorsun. Ama Tuğçe. Fadime şu anda söze girip bunu söylemiyor bile bana ya. Ya söylemeye çalışıyor, konuşmaya Fadime'ye çalışıyor. Fadime'ye söz vereceğim bir saniye de şöyle bir şey. Yani, özellikle hani, söz alıp sadece Fadime için üzüldüm diyor. Yani bunun için söz istiyor. Biz birkaç gün önce bu konuyu Tuğçe ile tartışıyorduk ve Tuğçe bana dedi ki kızlar üstüne geliyorlardı. Ben o yüzden üzüldüm. Herkes ve şey bir şey yaptım. Söylüyordu. Ama evet. Şimdi bak görüntüde yine verdi. Fadime'nin ilişkisi diyorsun. Orada direkt ben akılla tartışıyorum ve diyorsun ki ilişkisi için yıpranıyor, hırpalanıyor. Ben de onu söylemek istiyorum. Ya bunda başka ne çıkartabilirsiniz ki? Evet, ben yeri geldiği zaman Emre, ben Tuğçe için de üzülüyorum ve Tuğçe de bunu gayet iyi biliyor. Ama bu konu çok ayrı bir şey. Ben gelip de Tuğçe baksana Emre, işte Emre için böyle üzülüyorsun falan filan demiyorum. Ama bunu başka bir yere çekmek de ayrı ve bir şey. Bunu herkes bunu ama fark ediyor. Ama yapmadığımı ben söylüyorum İma, anladın mı? İma olarak şey yapmadım. Sadece senin haline üzüldüğümü şey söylüyorum. Tuğçe, ya çok yakın arkadaş Tuğçe. Değilsiniz. Niye o zaman diyorsun? Tuğçe. Bir saniye, bir saniye Emre. Çok yakın arkadaş değilsiniz. Orada üzüldüğünde dayanamayıp da sarılacağın, kucaklayacağın bir durumun evet, yok. Evet, bir abia değil ama benim için ama yanı başımdaydı. Zaten o üzüldüğünde kalkıyorum, sarılıyorum. Dersin bir şey ki, yapıyorum. Ben, evet, dersin ki ben arkadaşım için üzülüyorum, kendini anlatamıyor, yıpranıyor. İlişkisi niye diyorsun? Onun öncesi var yani orada zaten o yüzden tartışma. Ya öyle bir şey yok evet, Tuğçe öyle bir insan değil ya. Ortada olan bir şey. Şimdi o kadar ya. Değil yani. Sana, değil mi? Anladın mı? Sen de Fadime sen de abartma yani şimdi. Neyi abartmayayım ben kardeşim. Gördüğüm şeyi bahsediyorum. Öyle bir şey yok. Burada gördüğüm şeyle alakalı ne alakası var ya. Ya kardeşim. O kadar da değil kardeşim. Şimdi gördük. Bir dakika herkes duracağı yeri bilsin o kadar şimdi da değil gördük. Yani. Ben duracağım yeri biliyorum. Benim ona kızma nedenim başka. Senin sen yaptığın şu an ima başka. Benim kızdığım şeyle senin yaptığın ima birbirine aynı değil. Sen ima yapıyorsun, başka bir şey ima ediyorsun. Ben kızdığım nokta başka bir şey. Yapma. Vallahi herkes öyle birbirine anladı. Denk değil bunlar. Birbirine denk değil. Adana herkesin soralım. Anladığı ya. Ben Melis öyle bir şey yok. Anlamadım, algılamadım. Melis benim kızdığım yok. Şey çok başka. Melis yapmayın. Yok, Adnan'a soralım. Yapma. Adnan da ilişkini var, yapma o yorumu dedi. Adnan'a soralım. Ya, Melis olsaydı. Evet, art niyetli olmayabilir. Geçen de aynı şekilde bunu Rabia'ya yapmıştı. Evet, art niyetli değildi ama yorum yaptığında Emre çok sert bir tepki göstermişti. Yine art niyetli olmadan, evet yanındaki insanın gerginliğini düşünerek karşı tarafı artık bu saatten sonra silmiş olarak yorum yapabilir. Ama ben Emre'nin bu duruma kızacağını düşünerek yorum yapmamasını, susmasını istedim, rica ettim tabii ki de. Çünkü yanlış anlaşabileceğini düşündüm ve zaten sonucunda da o oldu. Melis öyle dedi, ilişkin var yapma dedi ama Melis burada yok şimdi. Melis de Emre'yi çok iyi tanıyor. Orada Emre'nin arkadaşları genellikle bu tip davrandı o finalin o kısmında. Seda Hanım bakın Tuğçe'nin ben herhangi bir şekilde art niyetli ya da işte bir şeyden dolayı böyle bir yorum yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Bu taraflara kimsenin de çekmesini istemem, buna da izin vermem zaten. Ama benim burada kızdığım nokta sadece Tuğçe'nin bu tip konuşmalara, bu tip yorumlara mahal vermesi. Verme, verme. Diye burada insanlar şey yapıyor buna vermeyecek Seda kişi sensin. Buna mahal vermeyecek kişi sensin. Anladın mı Tuğçe? Anladım ben seni hayatım, tamam. Tuğçe ya konuşsun. Tuğçe konuşsun diye ağzına bakıyorlar. Ağzından bir şey çıksın da yanlış anlayalım da hayatım, aa bunu bu niyetle Tuğçe söyledim. Orada söz alıp konuştu bunun için. Hayır, konuştuktan sonraki belli bir ima yapılmaması gerekiyordu bence. Tuğçe gerçekten orada ben Tuğçe'ye sana ne dedim? Peki gelelim Emre'nin bir başka problemine. Emre sen dün yokken buraya Murat geldi. İlk günüydü. Tuğçe'yi beğendiğini, Tuğçe burada... Hatta Tuğçe için buraya başvurdun ama Tuğçe'nin o dönem bekar olduğunu, şu anda adayı olan bir gelinle asla aday olamayacağını, olmayacağını, bunun karakterine uymayacağını ama Tuğçe'yi beğendiği için ilk başvurduğunu söyledi. Ne olur diye konuştuk. Adnan dedi ki, Melis dedi ki işte bizim tanıdığımız eski Emre olsa başka olur, yeni Emre olsa başka olur. Şunu bir izleyelim bakalım bugün ne olmuş. Sen Tuğçe'yi beğenerek mi geldin buraya kardeş? İşte he? Kardeşim. Ben buraya Tuğçe'ye beğenerek gelmedim. Buraya? Ben Tuğçe'yi buraya başvurduğumda sen burada yoktun, gelmemiştin. Yoktum artık burada ben de, oldum. Eyvallah. Ben de ilişkiniz olduğu için talip olmadığımı söyledim. İlişkisi olduğunu bildiğin halde böyle bir şey varsa da erkek adamsan bunu söylemezsin. Delikanlı adam bunu söylemez. Anladın şimdi mı? Delikanlı adam anladın talip mı? Olmaz. Talip olmaz. Talip olmaz değil. Tamam. Delikanlı adam tamam. Bunu söylemez. Bir dinle. Bir dakika dur ya. Sen de burada yoktun. Bir dakika. Gel buraya otur. Vardın veya yoktun. Tamam. Hiçbiri fark etmez. Bir dinle dinle. Anladın mı? Bir dinle. Sen eğer delikanlı bir adamsan kardeşim, bunu geldiğinde merhaba burada söylemeyeceksin. Ondan sonra merhabasını geç. Bir dinle. Merhabasını geç. Anlatayım ondan sonra açısın açısın. Bana benim ben talip olmam. Sen bunu yapmayacaktın. Burada bunu kimseye demedim. Kimse bana yorum yapamaz bilmem ne de demiyorum.
Herkesin yorum yapmaya hakkı var. Ama ben yorum bile yapmadım ya. Yorum bile yapmadım. Kardeşim. Şimdi ben senin dün söylediklerinden sonra, bu adamın da bu anlattıklarından sonra senin bir şey yapmaya hakkın yok. Arkadaşlar tamam da duydu. Onu da geçtim. Şimdi ben gideceğim. Tamam mı? Tuğçe ile bu konuyu konuşacağım. Ama sen ben bak, geliyorum. Ama sen dikkat, ama bak sakin geliyorum. Ol, tamam mı? Ya o. Çok saçma sapan bir konu. Senin konunu biz açmadan benim konuma geldik hayatım. Bu gerginliğinin sebebi benim de gergin. Ya benim de gergin olmam lazım. Geçer niye bana sürekli bağırıyorsun? İnsanların içinde konuşmak istemiyorum. Bağırmıyorum sana. Ne of. Gülecek bir şey mi var? Var. Komik bir şey mi var? Çünkü he? Kırgın olan benim ve sen kırgın şu an bana sensin, bağırıyorsun. Evet, kırgın olan sensin. Ben sana bağırmayacağım. Bekle. Bekle, konuşacağız. Ben sana bağırmayacağım. Şimdi sen bana kırgınsın değil mi abi? Kırgınsın. Evet. Neden kırgınsın? Neden? Ben çünkü bak ben anlatayım. Gülmeyi bırakayım o zaman. Yok yok, dinle. Hadi. Dinle. Dinle. Nedenlerini ben sana... dinle. Ben bunun nedenlerini senden zaten 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür biliyorum. Sen bunu bana sabah akşam, sabah akşam, öğle sabah akşam anlatıyorsun zaten. Bak gülmüyorum. Sen bunu bana her gün, ben senden defalarca bunu ben sana söylememe rağmen sen bana günlerdir hatta... Sen şurada mikrofon olsa... takılırken bile bana tepki gösteriyorsun. Hı. Kendin gidiyorsun teknede evet. Hayatım. Anladın evet. mı? Belki teknede? Seni beğenen biri karşında. Bak bu adam da beni beğeniyor evet. ya. Belki teknede de seni beğenen Tuğçe. Biri var. Sinirimi bozma. Ne biçim laf ya? Mı? Evet, şimdi burada tartışılacak, konuşulacak çok şey var. Bir tanesi diyor ki Emre, sen beğeniyorsun bu kızı, geliyorsun. Baktın biriyle ilişkisi var. İçinde tutaydın beğenini diyor. Bunu aldıranlar, onaylayanlar, onaylanmayanlar. Böyle bir konuşalım Rabia. Ben dün kendisiyle konuştum Murat'ım. Dedim ki bak dedim, ben anlatamıyorum galiba dedim. Biz hatta tartıştık. Sen beğeniyor olabilirsin. Hani televizyona bakarken beğenip bu kız hani seni teşvik etmiş olabilir. Ama burada bir ilişkisi var. Sen bunu içinde tut söyleme. Sen bunu söyleyerek kaos yaratmaya çalışıyorsun. Emre'yle de muhatap olmaya çalışıyorsun. Tuğçe'yle de muhatap olmaya çalışıyorsun. Bu şekilde bir şey izliyorsun dedim. İçinde tutsana. Biz de izleyip beğenebiliriz. Ben mesela izlerken beğenip birine o şekilde gelebilirdim. İlişkisi olsa ne yapardın? Söylemezdim. İlişkiye başlamış o arada. Ne yapardın? Tutar mıydın? Söylemezdim. Neden söyleyeyim? Madem diyor ki ben diyor ilişkisi var aday olamam diyor bana dün. Aday olmayacaksan niye söylüyorsun sen dedim beğendiğini? Çünkü katılma niye sebebi sadece. Dedim. Katılma kaos sebebi. Mu yaratmış, yaratmak sorduğunuz istiyorsun sorular dedim. Sorduğunuz sorular içerisinde verdim cevap bu sadece. Başka dedim, bir şey yok. Siz bunu dallandırıp neden dedim peki dedim. Bir o kadar şey sordum. Sırayla Murat Tuz söz vereceğim sana bir saniye. Ya bir dakika ben sana dün de anlatamadım ama ben de dedim ki aday olmayacağını söylüyorsun, beğendiğini söylüyorsun, buraya bir ortaya bir konu atıyorsun. Fakat dedim hani ne yapacaksın sen bir anlat, Tuğçe'yi görüyorsun burada, hoşlanıyorsun, beğeniyorsun her neyse. Dedi ki adaletli bir şekilde savaşacağım. Adaletli bir şekilde şimdi savaş dur, ne? Şimdi dur, oraya bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi bir de şöyle bir adaletli konu geçti. Adaletli bir şekilde savaşacaksın. İşte öyle bir dakika, oraya gelelim. Oraya gelelim. Bu, hatta dedin ya. Benim konuşmalara devamı mıydı bu yoksa birisi sevdiğin için savaşır mısın diye soru hayır sordum. Ya. Ben de sana adaletli bir şekilde savaşırım lütfen dedim. Lütfen kendini bak ben bir şeyleri unutabilen ki benim burada sevdiğim yok, normalde de sevdiğim bir bak, insan yok. Bak canım benim. Dün sana o kadar çok soru sorduk ki. Sen dedin ki çok zor sorular sordunuz. Ben de ne yapayım söyledim. Biz sana zaten zor soru soracağız. Sen kendi kendine konu yarattın. Tuğçe'yi beğeniyorum dedin. Yok önce aday muhabbeti oldu, yok adaletli savaşırım, ilişkisi var ama ne yapayım dedin. Ayrılırlarsa adaletli savaşırım dedin. Sen kendini konunun içine bunların haricinde daha önemli bir şey dedi bak hatırlayın. Ayrılırlarsa değil, ben sevdiğim için adaletli savaşırım. İlişkide problem var gözüküyor. İlişkide problem var dedim. Sen evet, bu ilişkide dedim. Problem olduğunu gördün. Var demedim, öyle görüyorum dedim, müreccim dedim. Öyle gördüğünü söyledin. Sen neden beğendiğin kadın ilişkisine bu şekilde konuşuyorsun? Bak konu oldu şimdi. Bak insanlar tartıştı, mutlu musun? Yok, mutlu değilim. Ben onlar için, onun için tartışmadık biz, o başka bir mevzu veya da. Her neyse biz de şimdi, burada seninle konuyu kendi aramızda konuştuk, bak kapattık. Bak şimdi, kendi içimizde konuşup kapattık da senin bana söylemlerinle şu anda benim duyduğum şeyler birbirine eşit değil yalnız. Mesela yani senin kardeşim? O zaman dürüstlüğünde de bir sıkıntı var. Hangisi kardeşim? Anladın mı? Basmaya sen orada ben böyle bir şey demedim diyorsun. İnsanlar burada böyle dedi diyorlar. Şimdi ben, hangisi doğru bunun? Mesela hangisi doğrusu? Hangi ben Murat'sı dedim, birader? Hayır bir dakika ben hangisini demişim? Sen orada saygı duyan Murat mısın yoksa dün buraya geldiğinde bir şeyleri peşinden koşmaya çalışan Murat mısın? Hangi Murat'sın sen ya? Dün ben ne demişim? Evet, dördüncü de Murat mısın sen? Kimsin?
Ben 4. 5. Fırat değil de ben dün ne demişim, bugün neyi kabul etmemişim? Onu söyle. Yani sen dün söylediklerinle bugün burada bu söylediklerini kabul etmiyormuşsun. Baksana insanlar neler söylüyorlar, ne iddia ediyorlar. Bakalım veterinere. Emre tepki vermesi gereken konulara fazla gerektiği gibi tepki vermiyor. Tuğçe ile ilgili olan konularına. Fakat yeni bir aday geldi ve Tuğçe'ye aday olduğunu söyledi. Bu gayet normal bir şey. Bu evin formatında var olan bir şey. Senin ilişkin eğer gerçekten güçlüyse ve sevgine güveniyorsan zaten böyle bir şey seni rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu şekilde çok fazla yükseldi. Aslında başka problemleri var. Onları bir sağlamlaştırmaya çalışsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir dakika, bir sakin olun. Bir nefes alın. Burada Didem bir söz almak istedi. Ona bir söz vereyim. Sonra tekrar teker teker anlatın mevzuyu. Ya ben izlerken bir şey dikkatimi çekti. Bu daha çok erkek egosu gibi duruyor sahiplenmeden çok. Ya bana yansıyan bu. Didem, Allah hayır aşkına şimdi ya. Şöyle bir şey. Madem kardeşim yemin ederim sizler de var ya bazen yorum yapacaksınız. Tamam sahiplendiğim bir ilişki yaşıyorsan biz neleri konuştuk gerçekten... o halde günlerdir. Ya yok da şöyle abi, bir yok, şey söyleyeyim. Bir dinle Emre ya, bir dinle eğer, ya. Eğer bu kadar tepki verilecekse senin gırtlağın patlarken hayatındaki kadın neden gülerek seni dinliyor mesela? Hayır, yani izlerken orada... şöyle izledim. Takmışsınız hayatımdaki falan. Hayır yani, ben orada bir daha Tuğçe'nin adını ağzına alma dedi. O ana güldüm sadece. O kadar. Şimdi mi kalka? Ya senin hayatındaki adam gırtlağı patlıyor bak, gırtlağı hayır, patlıyor. Hayır ben burada gereken konuşuyor, kadar tartışıyor seninle hararetli Allah Allah. Bir saniye. Orada o konuşabilir lafı... miyim bir saniye? Hararetli bir şekilde bir derdi var. Anlatıyor. Derdi var anlatıyor. Sen gülüyorsun ya. Ben gayet geriliyorum. Anlık bir güldüm. Seda ablaya da baktım yani. Hatta Tuğçe'nin adını hayır yani bak bir insan neye güler biliyor musun? Ya karşısındaki ya insanı ciddiye almaz. Ya ciddiye almaz güler ya komik bir şey vardır ben güler. Ben sinirlendiğimde de gülüyorum zaten. Allah Allah. Ya bir bunu insan... anlatamıyorum. Bir ya, gündür bu kadar sinirli değilsin. Biz anormal değiliz. Normal insanlar. Bu duruma gülmüyorum. Baştan sona gülüyor muyum ben ya? Bir daha izleyelim o zaman karşılıklı ne yaptığımızı. Tek bir ya benim gözüm görmüyor. Hep ezi gözü aynen işe görmüyor. Gülüyorsun yani. Taşıyorsun. Daha bugün Emre kızdı ya sana güldüğün için. İnsan sevdiği kişi bir şey derken bunu hazmedemez. Gülümü düşer, yüzü düşer ya. Yüzü düşer, hazmedemez. Bağırır, tepki gösterir. Anlık bir cümleye güldüğümü söylüyorum. Oradaki Emre'nin söylediği. Anladın mı? Burada ya sabahtan beri gülmüyorum aman ben. Aman çocuk orada sinirli yani dediği gibi gırtlağı patlıyor ve burada seni gerçekten Seda abla da uyardı. Gülme Tuğçe diye. Niye gülüyorsun Tuğçe? Şaka anlık gibisin ya. Anlık cümleye adını ağzına al. Ya söylüyorum. Anlamıyor abi, musun? Abi haz mı duyuyorsun çocuğun o halinde? Evet beni kıskanması hoşuma gidiyor. Abi bu çocuğun mu? Orada gırtlağı çatlıyor o zaman sen bilinçli bu yapıyorsun mu? Bu yeni bilinçli gelen adayla bu durumları. Siz ne yapmaya siz o zaman bilerek ve bilinçli tartışıyorsunuz. Kim buradan çıkacak şey. Sevdiğim adamın sevdiğim adam beni kıskanması ve o an adını ağzına alma demesi hoşuma gitti. Güldüm. Var mı? Var mı? Yok değil mi? Okey o zaman. Kıskandırmaya devam et o zaman. Kıskandırmak için yapmıyorum. Kurduğu cümle hoşuma gitti. Çocuğu çıldırtıyorsun. Hoşuma gidebilir. Var mı ötesi? Az önce de gülüyorsun. Orada ya da gülmüşsün. Ötesi var mı ya? Peki Tuğçe. Allah Allah. Bir şey sorabilir adamın miyim? Dün yine Emre'yi kıskandırmak için mi Rabia sen ve Murat oturdunuz? Emre'yi kıskandırmak için değil. Orada ben orada oturmuştum. Murat kendisi geldi oraya oturdu. Sen de ondan sonrasında kardeşim hemen kalktım su içmeye diye. Anladın mı? Kalkmadın. Oradaydın su mahallesiyle kalktım. Gülme sonra sesleri geliyordu. Ben geldim baktım. O da su istedi. Dinliyor musun Adnan? Evet. Ben de bardağı uzattım sadece suyunu doldurmadan. Sonrasında anladın zaten... Anladın mı? Aynı kime? Evdeyiz. O geldi yanıma oturdu. Kendisi söylesin. Yok biz dedi bana böyle bir şey yapmadım geldi, ben bugün. Sonrasında kalktım. Açın ya. Tek tek. Nereye yanında oturdum ya? Sen burada oturuyordun. Ben burada oturuyordum. Yanıma derken hani ben orada oturuyordum zaten Rabia gel Rabia evet, dedim evet, hatta evet, sonra evet. O geldi oturdu o arkadaşlar. Geldi. Hep beraber kadın kızlar evine gittik ben böyle oturdum sen orada oturuyordun. Sonra evet Rabia sonra geldi. Su içmeye kalktım. Hatta ben suçu lisan ettim Gamze dedim. Sonra biz kalkınca sen de arkamızdan geldin o da geldi arkamdan yani. Su biz istedi şey ben de suyunu ki bile doldurmadım çekindiğim için doğru. Bardağı verdim kendisi söylesin ya yapmayın doğru. Allah aşkına ya. Doğru. Doğru. Şimdi doğru da senin öyle bir ortamda dışarı çıkman gerekiyordu kardeşim anlatabiliyor muyum? Ya ne yap? Ya neden ben adamdan vebalı gibi kaçayım? Karışma abi karışma. Ne bir şey diyeceğim sana. Allah Allah. Melis bununla ilgili de çok sert tepkide de bulundu yani ilk ayda oradaydı. Tamam abi. Tuğçe. Ben yanlış bir şey yapmadım orada. Oturup muhabbet etmedim. Söylemem gereken şeyleri söyledim sadece ve bitti. O kadar.
Söylemem gereken şeyleri de ne söylediğimi biliyorum ben. Seni sevdiğimi söyledim ve sen olmasan dahi Allah korusun dedim hatta. Bu evde artık ilişki yaşamak istemediğimi söyledim. Büyük de konuşuyorum dedim. Anladın mı? Bu kadar. Bunları söylemem gerekiyordu bir şekilde. Çünkü beni beğendiğini söyleyerek ve sürekli adımı zikreden bir insan var. Ben de bunun önünü kesmek zorundaydım. Oturduysam orada bunun bir sebebi vardı. Konuşmam bitti ve olay bitti. Sen şu anda kardeşim farkında olmadan insanlara çok büyük bir ayıp yaptın. Ama senin durumların farklı ve şu an nedense onları hiç konuşamıyoruz. Direkt benim durumuma geldik. Beni eğer bir şey sinirlendirecekse ben bunu alttan almam. Ne istiyorsun Didem? Onur kızsın mı, bağırsın mı, kötü mü bir ilişkimiz olsun? Şimdi Murat geldiğinde Tuğçe'nin ne yaptığını madem merak ediyoruz ve değişik fikirler var bununla ilgili. Gözümüzle görelim madem bu kadar da kameramız var bu evde. Bakalım. Birisi Emre Obeyli, birisi Tuğçe Yılmaz. Ben bunda yanlış bir şey görmüyorum. Yanlış bir şey görmüyorum yaptıklarımda, söylediklerimde. Yani. Yanlış bir şeyin olmayan bir şey de söylemekten. Yanlış değil bak, yanlış bir şey yok. Yanlış olmayan bir şeyi yanlış yerlere çekme o zaman. Yanlış yerlere çekmiyoruz. Sadece sen bu evde konuşulmak isteyen bir insansın. Ortada fol yok, yumurta yok. Niye böyle bir şey söylüyorsun ya ki? Ya sen canım benim bak, Emre Ubeyli ile muhatap olmaya çalışıyorsun şu anda. Tuğçe'nin ismini vererek ilişkileri Allah var Allah diyorsun. Bak, geldiğimden beri var konuşmalarımda aranızdaki kardeşim ilişki bozulmasın. Ben burada kara kedi olmak istemiyorum dedi ki, dedim mi demedim bak, ben? Herkesin illaki televizyonu açtığı zaman beğendiği birisi vardır. Ya, ilişkisi olan birine ben de açıkçası... Ben cümlemin beğendiğimi söyledikten sonra... Öncesinde başvurmuş olabilirsin ama ilişkisi varsa ben de buraya başvurmuş olsaydım. Beğendiğim biri olsaydı öncesinde. İlişkisi varken ismi vermezdim açıkçası. Ben centilmence, delikanlı gibi tabii çıkıyorum ki, ki ben bu insanı ben beğendim. Sevgime. Bunun ben için zaten geldim gerekeni... ama ilişkisi var. Saygı duyuyorum. Hiçbir şekilde de yanlışım olmaz. Olabilir. Anlıyorum. Ben zaten gerekeni söylüyorum. %0 veya %1 olan bir konu hakkında konuşuyorsan o kişileri muhatap almak olsun isteyip sebebi o. Sen bu evde konum olsun istiyorsun. Bak soru şu. Ben böyle düşünüyorum. Ne düz mantık şey bakıyor şu anda. Düz sebep bu şey diyor. Ama ben Türkçe olsam adı, ben de ilişkisi olan birinin adını vermezdim. Sen şu anda sarışın aday gelmiş birini savunuyorsun. Savunuyorum. Savunmasını da bırak. Adamın yanına oturmuş onun ya. Onun dediğini diyorum. Ben orada oturuyorum. Emre Obeyli ile Tuğçe'yi hani şey yapıp karşısına koyuyorsun. Ben de vermezdim diyorum. Ama bence sen daha önemli kısmını ne biliyor musun? Adamın yanına oturmuş hayır, ya. Hayır hayır. Ben ne senin konuştuğumu biliyorum. Senin adamın yanında ne işin var? Durum bu Emre. Yani Tuğçe'nin de söylediklerinde aslında yanlış bir şey yok. Bardağını alıp su içmeye gitmiş. İşte Melis orada müdahale etmiş, Rabia Tuğçe'yi savunmuş. Bu. Seda Hanım burada şimdi Melis orada yanlış algılamış, dinlemeden bir konuşma yapmış orada. Çünkü Tuğçe oradan kalkarken, oradan giderken söyledikleri belli. Bunları hepimiz duyduk. Aslında seninle aynı şeyi söylüyor. Ben senin yerinde olsaydım, evet, kimi beğendiğimi söylemezdim. Evet. Senin evet bundan haberin yoktu, yüzleşmemiştiniz. Burada yani bunlardan benim gerçekten hiç haberim yoktu. Yemin ederim hiç haberim yoktu. Ve aynı şeyi söylüyorsun. Ve ben bunu kendi hani kendi inisiyatifim, kendi vicdanım, kendi hayata bakış açım olarak zaten geldiğimde o arkadaşa söyledim. Şimdi ortada bir durum var. Bu durumun içerisinde hani... Sebepsiz yere bir anda ortaya bir bomba atıyor arkadaş ve bunun şeyini biz çıkartmaya çalışıyoruz. Ben ve kız arkadaşım çıkartmaya çalışıyoruz. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Söylemeye çalıştığım şey bu. Sen şu anda kardeşim farkında olmadan insanlara çok büyük bir ayıp yaptın, tamam mı? Ben gerçekten çok kardeşim büyük bir ayıp ettin. Sana ben dedim ki şurada bu ayıbın da, bu ayıbın da bir gün dilerim başına gelir ve yaşarsın, o zaman anlarsın beni. Şu anda anlayamazsın çünkü. Gerçekten anlayamam. Farkında mısın sen nasıl bir durumun içine soktuğunu bizi? Hı? Farkında mısın? Ben bundan dolayı. Farkında mısın ben sen bizi? Mi kardeşim sen bizi dolayı nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın birader? Peki yanlış yaptığın bir şey var mı? Yanlış yaptığın olmasa bu kadar durumun içine biz niye girelim ya? Ben sadece iki ay önceki gelme sebebimi açıkladım. Açıkladığım için de bu farklı yerlere ya çekildi. Hala her ne diyor ya? Her cümlenin sonunda da saygım var. Hiçbir şekilde talip değilim. Sana da burada dedim ki kardeşim Allah mesut etsin, ilişkin daim olsun, en son konuşup kapattık. Ya bunları kapattık sen bugün söyledin bana. Dün yaptığın hareketlerle ben... bugün söylediklerin birbirine denk değil birader senin ya. Anladın mı? Bugün konuştuk da az senin önce konuştuk. Senin yaptıkların hareketlerin anlatıyorum birbirine denk değil ya. Bak bir adam... Geldiğim gün de aynısını söyledim. Bir adam... Dün de aynısını tamam söyledim. Bak sesi bağladım. Bak orada izledik ya şimdi. Daha bu şimdi izledik yormak istemiyorum. Tamam şimdi mı izledik daha. Ben dedim ki ilişkisi olduğu için arkada kara kedi olmak istemiyorum. Talip değilim. Bu kadar basit.
Yani zaten talip olmadığım için bunu böyle dürüstçe söyledim zaten. Bu kadar basit ya. Bir de olsaydın ya. Ya olur mu öyle bir şey? Olsaydın o zaman ne oluyordu? Ya öyle bir şey. Yani. Öyle bir şey kim öyle bir şey burada kim yaparsa yapsın her türlü cezayı çekmeye haktır kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Ya o zaman bunu düşünen bir adamsan sen ya niye işte ben de sana sen niye anlamıyorsun benim niyetimi? Birader. Ya ben sana anlatmaya çalışıyorum. Niye anlamıyorsun? Demek ki öyle bir şey yok ki burada. Rahatça söylemişim daha. Talip de değilim diyorum. Lan Allah müsaitsin dedim daha nesliyim. Ya kardeş anlamadığın nokta senin başka ya. Vallahi ya sen, kardeşim ben anlamadığım noktadan buraya ben zarar verdiysem özür diliyorum. Sen zararı kralını verdin de kendine verdin ya. Biz tamam ben bunu aşarım. Ben bu durumu aşarım tamam mı? Ben bunun da üstünden gelirim. Ben nelerin üstünden gelmiş adamım hiç sorun değil benim için. O da anlar beni. O da anlayacak. Sen de anlayacaksın Tuğçe. Sen de zamanla daha da çok iyi anlayıp aşacaksın bazı şeyleri. Şu davranışların, bazı hareketlerin, bazı gülümsemelerin, bazı insanların işte bu tip yorumları yapmasına neden olan o gülümsemelerinden zaman içerisinde sen de arınacaksın. Tamam mı? Bunları ben biliyorum. Ben bunlardan eminim. Şu anda belki de senin yapısal gereğin bu. Yapından dolayı sen bu şekilde davranıyorsun. Bunu da tam anlamıyla kestiremedim. Ama... Ne demek tam anlamıyla kestiremedim? Şunu kestiremedim. Hani gülüyorsun ya bazen. İşte gülünmeyecek yerde gülmen de beni sinir ediyor bazen işte bunu diyorum sana. Bak belki Murat'ın yüreğini de görürsün. Murat'ı da hareketleri belli yani edecek. Bilmediğim adam bilmiyorum. Çünkü dün bir bugün iki. Bazen de böyle pat diye ağzından geçeni söyleyen, yüreğindekini açıklayan adamlardan iyi adamlar çıkar. Belki de diyeceksin ki 3-5 gün sonra adam dürüst adammış be diyeceksin. O yüzden dün bir bugün iki bir durun nefes alın. Bir şey daha izleyelim bakalım. Şey soracağım sadece yani şu an kısa bir yani ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kısa bir süre olduğu için vesaire ben olarak genel olarak sormuyorum. Siz kendinizi evliliğe hazır hissediyor musunuz? Konuyu benden çıkaralım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim için bir dakika. Benim sevgilim var. Benim için birisi gelmiş. Ben de ona diyorum ki evliliğe kendinizi hazır hissediyor musunuz diyorum. Senin bu yaptığın doğru bir şey mi Tuğçe? Konu benden çıksın. Kendisi hani şu an yaşamını Emre'yi kışkırtmak için yapmıyorsan benden iyi. Hayır. Evet Emre bu da Melis seni görmediğin söylemiş. Bir şey. Melis doğru söylemiş. Yani seni kışkırtmak için mi yapıyorsun? Tuğçe beni kışkırtmak için mi yapıyorsun yavrum sen? Ama orada o kadar çok Tuğçe deniyordu ki gerçekten. Hani bir şeyler açıklıyordu. O da işte Tuğçe mesela Rabia soru soruyordu. Mücadele eder misin vesaire gibi. Tuğçe ile olmazsa diye. Tuğçe ben de konu benden çıksın. Konu böyle mi değişti? Hayır Tuğçe ben orada sana dedim ki kanka. Hani sen dedim Tuğçe konusundan çıksın diyorsun ama bizzat kendi soru sorduğun için konu daha çok Tuğçe evet, oluyor. Evet acayip bir hal hani, aldı açıkçası. Tuğçe'den çıkmaz tuhaf yani. Ama benden çıksın istedim. Soru sormak ama istedim. Ama senden çıksın derken adama sorduğun soru gerçekten evlenmek istiyor musun oluyor. Yani beğenerek gelen hazır birisi var. Onun evliliğe hazır olmadığını soruluyor. Bu kişi de Tuğçe. Peki sussaydın. Başın önüne eğseydin. İlgilenmeseydin. Ama ben o an zaten aslında rahatsız olduğum için öyle bir soru sormaya çalışıyorum ama tabii daha kötü i̇şte oluyor konu o durumda. İşte konu Tuğçe olduğu için kişi kendisi Tuğçe'nin kendisi sorduğu. Bak seni seven arkadaşın için. Yapıyor bu yorumu. Anladın mı? O yüzden aynen diyorum. Öyle işte. Ben de onu hani ben söylüyorum. Seni uyardım hatta saçma bir orada. Hal almış orada. Konu benden çıksın döndüm. İstiyorum. Dışarıdan bakınca garip duruyor değil mi? Evet, yaparken benden belki çıksın başka istediğim için soru sormam daha da normal olmuş. Ya var ya yemin ederim bak bana diyorsun yani, sen bana diyorsun yani. Hiç ama yaptığın, senin durumların farklı ve şu an yaptığın, nedense onları hiç konuşamıyoruz. Direkt benim durumuma geldik. Nasıl oldu onu da anlamış değilim. Konuşalım. Hiç anla. Onu da anlamış değilim yani gerçekten. Benimkilerinle konuşalım. Bunu mu istiyorsun? Yok konuşmayalım. Yani? Onu ha? Konuştuk zaten de. Benim bunu yaptığım bazen düşüncesiz, art niyetsiz, şu evin içinde aleni yaptığım şeyler karşıma çatır çatır çıkıyor. Ama beni? Senin yaptığın dışarıdaki şeyler... Hiç çıkmıyor yani ya da bana geldiği kadar geliyor hayatım. Ne bu yazık mu? Ki maalesef. Bu mu derdin? Sen onun Emre'nin ilgisiz olduğunu mu düşünüyorsun? Derdin bu mu? Emre'nin beni sevdiğini biliyorum. Emre'nin bana değer verdiğini biliyorum. Ama Emre bazen maalesef ki bazı şeyleri aslında çok zeki bir adam. Düşünemiyor. Tecrübeli olmasına rağmen burada Pire'nin deve olduğunu dışarıda yaptığı ya da katıldığı birkaç ortamda benim karşıma çıkacak şeyleri düşünemiyor. Bunlar aslında daha da bir kadın olarak beni daha da yıpratacak şeyler. Burada bu şekilde yaşanan bir şey değil. Yani Emre'ye atıyorum Pınar konusu oldu ben gittim konuştum vesaire. Peki onun ilgisini çekmek için mi bazen bu ufak şeyleri yapıyorsun? Hayır gerçekten o şekilde yapmadım ya. Mesela az önce dedim ki evet hoşuma gitti güldüm dedim. Ben bunu söyleyebilecek bir kadınım. Ben bunu söylerim ama orada gerçekten Tuğçe çok dendi rahatsız oldum saçmalamışım.
açıkçası. Tuğçe'nin kendi için gelen damat adayına tepkilerini çok alçak buluyorum. Çünkü daha yüksek bir tepki vermesi gerekirdi. Çünkü buna nasıl bir erkeğin cesaret edebildiğini, onun ilişkisini küçük mü gördüğünü düşünerek daha büyük bir tepki vermesi gerekirdi. Şahsen bana olsa benim vereceğim tepki çok sert olurdu. Çünkü ilişkimi tanımıyor demek olurdu bu. Ama Tuğçe anlaşılıyor ki kıskanılmaktan bir hayli memnun ya da gülerek bu durumu karşılıyor. Bilemiyorum, herkesin vereceği tepki farklı ama ben hayatımda bu kadar gülerek bir tepki verildiğini de şahit olmadım böyle bir olay karşısında. Tamam, azı böyle tatlı bir noktadayken bu işi bağlayalım, kapatalım. Fazla da kurcalamayalım. Geçelim bir başka çifte. Bugün iki gelin adayı Didem ve Rabia. Aycan ve Onur hakkında bir yorumda bulundu. Daha doğrusu Aycan'ın bir hareketiyle ilgili yorumda bulundular. Bakalım katılacak mı bizim çift onlara? Belli ki, o da bazı şeylerle... Evet. Mücadele ediyor, tamam mı? Bir şeyleri için bu şeye idare etmek için bu süreçte böyle davranıyor ama koca adam ne hale geldi? Ben bunun farkındayım. Onur ilk geldiği zaman ki o özgür bir fikrini kendine özgür, kendine özgü tarzı tavrı olan, insanlarla dilediği mesafede konuşabilen, evet, fikrini her ortamda söyleyebilen bir çocukken, evet, şu anda bambaşka bir insana dönüştü. Evet. Tamam mı? Evet. Ha, onun hamurunu almış bir adama dönüştü ve bu durum Aycan'ın çok işine gelen çok bir durum. Gidiyor. Çünkü istediği hem intikamını almış oluyor, hı-hı, ondan, hı-hı, hem de zaten kafasındaki planlar belli buranın devamı için. Gidemez de benden. Ha, benden de gidemez. Ben, evet, intikamı da böyle alırım. Birinciliğe de oynarım. Oh diyor, tamam. Evet. Her şey benim istediğim biz gibi hale geldi. Evet. O üzülüp ağlamalar, şunlar bunlar hepsi geçsin. O zaman önce Onur'a sorayım. Çünkü Onur'u sen değiştirmişsin ya. Tamam, o iddialar yüzünden. Ne diyorsun Onur? Şimdi... Seda Hanım, evet, bugün de konuşuldu bu evde. İlk geldiğim günkü Onur değilim. Fikirlerini, düşüncelerini artık Aycan'a geçiremiyorsun dediler. Şimdi bizim son zamanlarda yaşadığımız Aycan'la zaten evde de yüksek sesle belirttiğimiz sorunlarımız var. Bu sorunlar olurken ki kişisel olarak ben Aycan'ın kalbini bu kadar kırmışken ve bazı şeyleri Aycan bu kadar göğüs germişken zaten... Daha büyük bir şey yapmadık ki ben Aycan'a, işte Aycan bunu şöyle yapamazsın, Aycan bunu yapamazsın diye bir konu açayım. Şu an öyle bir durum yok. Tamamıyla kendi yaratmış olduğum bir sıkıntı var ve bunu zaten karşılıklı vererek, el ele vererek, omuz omuza vererek bunu atlatmaya çalışıyoruz. Ya peki bir şey söyleyeceğim. İlişkilerde acaba değişmek, hele sizinki de az değil yani 3 ayı geçen bir ilişki, inişi çıkışta 5 ay değil mi daha uzun? 6 hani ay. Hani inişi çıkışı ayrılığı ama o da ilişki bitti anlamına gelmiyor. Baktığın zaman ilişkilerde değişmek anormal bir şey mi? Yok, zaten bunu devamlı tartışıyoruz. Zaman zaman insanların fikirleri ve düşünceleri değişiyor, evet. Bu bazen hani çok garip geliyor insanlara, bana da geldiği oluyor. Ama şu gerçekten şu değil, bugün Adnan'a da kendisine de söyledim. Ya beni eğer bir şey kıskandıracaksa veya beni eğer bir şey sinirlendirecekse ben bunu alttan almam. Yani onun tepkisini Aycan'a veririm. Peki Adnan hiç değişmedi mi Didem? Efendim? Adnan hiç değişmedi. Bence Adnan da çok değişti. Ama ki biz bunu çok konuştuk. İki değişim dedim. Arasında bir fark var ya. Ne? İntikam ne? Böyle üç tüp kan aldırmış gibi adam. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle hani başka bir şey oldu. Bir şey, oldu yani. Farz et ki bir hani tepkilerini mi gösteremiyor? Aycan'a ne bileyim kendini böyle gebe mi hissediyor? Yok, Aycan'a şöyle, yanlış yaptım. Tabii. Onu hep alttan alayım mı diyor? Düşüncelerinden, fikirlerinden mi biraz, ödün veriyor? Biraz bir şey psikolojisi. Suçluluk mu? Bir şey. Yani bir şey yapamıyor. Adnan da mı bu yüzden değişti Didem? Tepki şey yapamıyor, veremiyor. Ya Adnan'ın bana karşı bir hatası olmadı. Çok ya da bu, bir dakika, ona bir dakika. Bir şey değil. Benim... Yani başka bir şey var. Tavırları farklı. Onur. Çünkü önceden Aycan da karar verirdi, bir şey söylerdi. Onur da bir şey. Sonra bir orta şeyi bulurlardı. Şu anda durum görünen hiç böyle değil. Ama şu Onur, anda Onur'a soralım. Başka bir Onur, tepki vermek isteyip de, içinin içini yiyip de. Çünkü şunu da hatırlıyorum. Aycan rahatsızlandığında, evet, sen bu evde bir kere birinci olmuştun. Bana demiştin ki, Aycan dönse bile ben ona bazı şeyleri yüzleşmekten, konuşmaktan korkacağım, çekineceğim, onu kırmaktan korkacağım. Çünkü o bir nekaat devresinde olacak demiştin. Ki doğru, doğrudur. Peki, hı, böyle şeyler mi var seni değiştiren, böyle seni gemleyen, geri çeken? Vallahi yoksa artık yoluna girdiği için daha rahatladın ve oralara gitmiyor musun?
Vallahi korkularım yok. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Yani şimdi kolay bir dönemden geçmiyoruz biz. Şimdi bu süreçteyken de ben karşımdaki kadın bana bu kadar değer vermişken, yanımda durmuşken sabahtan akşama kadar patak diyecek halim de yok. Ama şunu da net söylüyorum. Benim hoşuma gitmeyen, huzursuz olduğum bir konu olursa durum ne olursa olsun ki kendisi de çok iyi bilir. Telefonda da konuştuğumuzda, bu tabii set aralarında da konuştuğumuzda eğer bir şeye takıldıysa kafam söylerim. Sonucu ne olursa olsun katlanırım. Çünkü o kadar çok şeye katlandım yani ki. Yani ortada o kadar büyütülecek bir mesele yok olmadığı için yani böyle. Ama ben şeye üzüldüm sadece. Lütfen kendinize tartışırken o onu yaptı, bunu yaptı demeyin. Eğer böyle söylenmişse benim üzerimden ben cevap veririm. Ama program bittikten sonra birinciliği oynanıyor. Ondan sonra zaten kafasında bir plan var. O planı uygulayacak falan. Ben onu algılayamadım. Benim yaptığım şu sıralar bir şey yok ki. Ne istiyorsun Didem? Onur kızsın mı, bağırsın mı? Kötü mü bir ilişkimiz olsun? Senin canım ne işine yarayacak dedim Didem? Canım sıkıldı dedim ki birazcık aydını konuşayım. Onur'u konuşmuşsun. İlişkimizi bozmaya çalışıyor diyeceksin. Durduk evet, yerde yokmuş konuştum. Çünkü sen yokmuş bana hiçbir şey yapmayıp şey tertemiz duygular besleyip önce beni çok sevdiğin için ben kaşınıyorum. Bu yüzden konuşuyorum. Didem, biliyorum ilk günden beri sen benden kimseyi sevmiyorsun. Ettiğini artık sevmiyorum. Çok iyi biliyorum artık değil. Artık sevmiyorum. İlk günden beri ben olan nefretini çok iyi biliyorum. Artık anladın yeter mı? Onun Didem, dostuydum. Ben dostuma laf söyletmem falan. Geç bunları sen ya. Didem hem sen suçlu ben konuşabilecek geç miyim? Geç yani. Bir sırayla. Geç yeter tamam ya. Sesim çıkmıyor tamam diye. Adnan'ın tamam da sesi çıkmıyordu ama çan 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 adam ameliyattayken tamam iki cümle ettirmemişti. Şuradaydı. Eğer tamam, saygı sırayla, sırayla, sırayla saygı göstereceksin. Tamam sırayla mı? Hep kendine saygı bekliyorsun. Konuşmuyorum. Hepsi doğrudur. Sadece kendine saygı bekliyorsun ya. Ya evet Didem haklısın evet. Allah aşkına alın. Al. Al senin olsun. Senin olsun sen daha çok daha al şeysin. Ama bu iftirayla bir yere gelme. Allah var. Seni ya. Evet, Allah tamam var. Şimdi doğrudan yürü hadi. Ne hadi yürüyeceğim çünkü şaşırdın ben artık. İkin. Şaşırdın. Hakikaten şaşırdın bakın yani gerçekten hakikaten şaşırdın. Sakin. Didem ben ne yapıyorum ya? Ne hiçbir şey yapmıyorsun Aycan. Sen zaten sakin, sakin ve sırayla gözünü çevir. Sen birinci de oynuyorsan bu evden niye gideyim şunu yapayım? Ne entrika bilirsin ne bir şey ne kimsenin ya arkasından konuşursun. Bakın. Öyle acayip iyi yürekli bir kızsın ki biz ya zaten kaşınıyoruz durduk yere konuşuyoruz ya konuşayım bir sus da bir. Durun sırayla. Acele etme konuşmak için o zaman. Tamam da susmuyor ki hiç susmuyor. Devamı yok motor gibi. Yok canım bugünün sonuna kadar konuşacak değil ya 8 saat. Konuşur bıraksanız konuşur bak. Şunu söylüyorum ben bu evde bugüne kadar aman filan şu bu diyen birisi değilim ki bu evden baba basıp gitmiş birisiyim. Ayrıca Onur'un bana bir mahcubiyeti evet olabilir. Herkesin herkese bir mahcubiyeti var. Herkes önce bir kendisine bakacak. İki haftaya kadar önceye kadar Adnan'ı Didem değiştirdi muhabbetlerini Adnan'ın en yakın iki arkadaşı yaptı. Melis de burada, Enes de orada, Emre de orada. Melis yaptı onu sadece. Ondan sonra ya ama değişmek yapıldı lazım ilişkide ki zaten. Siz de şunu savundunuz, şuraya evet geleceğim. Onu bu yüzden ben söylüyorum. Ben senin gibi çıldırdım şuraya mı geleceğim. Şuraya geleceğim. Sen de dedin ki ilişkisi olan bir insanın eşine göre kendini evet törpülemesi, değişmesi güzel bir şey. Onur da böyle yapmıştır. Evet. Ve şu an sıkıntımız, sorunumuz yok. Tamam. Olsaydı aynı tepki verirdi. De. Ben seni, seni tepki niye vermedim. Evet ediyor dedim. Evet dedim. Değişti. Böyle böyle. Evet, evet değişti. Olabilir. Sen niye bu bas yumuşadı bas bana çemkiriyorsun? Bana burada eskiden ben hastalanmadan önce bağırdığı zamanlara mı dönelim? Tamam. Ne ben istersin? Ben seninle şu ağız dalaşı adamdan bana hiç tüp vermiyor çünkü şu adamdan üç tüp kanalımmış gibi diyorsun. Ne yapıyorum? Adamı seviyorum. Bak, ben adamın bir şey ailesine değer veriyorum. Ona dur bir girme dur. Adamın lütfen ailesine bir dakika değer veriyorum. Şu adam ne derse biz yapmaya çalışıyorum. Evet. Peşinde geziyorum. O da aynı şekilde. Ne yapmamız lazım Didem? Kişi kendinden bilir işi. Bence doğru bu kadar büyük atma. Evet, evet. Niye bunları söylüyorsun? Çok mu iyi evet şahitsin bu tür olaylara? Evet, evet. Çok mu iyi biliyorsun? Hı. O zaman sus. Arkadaşlar. Ben artık ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Bunların kendi aralarındaki problemler artık ben bize yansıtmak istemiyorum. Fakat bazen susunca da sevgilisini korumuyor, etmiyor, olayına gidiyor. Fakat artık biraz şunu düşünüyorum. Ben 2 senedir buradayım. Artık sakin kalabiliyorum. Daha sakin bakabiliyorum bazı şeylere. Onların da aynı şeyi yapmasını istiyorum. Çünkü ben burada gong çaldıktan sonra sıkıntılı günler değil, ben gong çaldıktan sonra mutluluğa gideceğimiz yolda daha güzel günler geçirmek istiyorum. Annem gelemedi. Öncelikle sizden özür dilerim. Birkaç saat buraya ayırmamasını mazur karşılayamıyorum. Hiç fark etmez benim için yani. Yakarım yani, gemiyi yakarım yani. Ve senin yaptıklarını ben artık kaldıramıyorum. Senin yaptıklarını değil, ailenin yaptıklarını ben artık kaldıramıyorum. Şimdi
Şimdi biz bu durumu nasıl çözeceğiz? Ben geriliyorum yani. Adnan, ben seninle de karşı karşıya gelmekten sıkıldım ya. Yani. Beni çözmezse, benim farkıma varmazsa bu iş bizi bitirir. Dedin, 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 dedin ama hiçbir şey oldu yok. Sen eğer İlkay'ı seviyorsan biz onların elinden o zaman oğullarını alırız. Bu iş burada bitmiştir. Arkasına bile bakmadan gidiyor. Kalkıp ama Adliki desteklemem etik olmazdı. Ben bunu daha çok seviyorum demen, ben diğerlerini sevmiyorum demen. Ağza alınmayacak, iğrenç bir söz söylemiş ki. Yüzüme fırlatıldı. Yüzüğü çıkarttı attı. Ama bu evde ihtar rekortmeni belli yani. Aycan varır. İlkay ve Melis ilişkisinde bence Melis'in ağırlığı ve sorumluluk duygusu daha fazla. Ağanın paşanın kızı mısın da tek kelime ettim diye böyle suratın asılıyor. Emre, biraz eleştiri konusunda da bakış açını genişletmelisin diye düşünüyorum. Sen yorum yapmayacaksın. Bana ne ya? Bana ne? Bana yani ne? Bana işte böyle konuşmaya devam edersen farklı olacak bak. Dua etsin ki o bu evin içerisinde böyle bir şey yapıyor. Dışarıda birisi bana böyle bir hareketi yapsa gerçekten o eli alır onu bir tarafına monte ederim. Sen çok